Hoş geldiniz arkadaşlar. Mali? Nasılsın babacan? İyiyim babacan. İyi şarkılara selam olsun. Kötü şarkılara... Bunu diyorum. Neyi diyorsun? Şunu. Yap ki. Yani biliyoruz. Bugün benim yeni albümüm çıktı. Albüm değil gerçi değil mi o? Single. Ay. Bunu Cenk'e sormak lazım. Nasıl okunuyor diye. Siz şarkıyı nasıl buldunuz babacanlar? Güzel insanlar. Hay kimi? Doktor eldivenini. Hepiniz hoş geldiniz güzel insanlar. Yalnız ben sıcak bastı oğlum, bu adam bu şekilde nasıl bütün mevsimi idare ediyor, ben şu an onu düşünüyorum. Tabii ki ben normal halime döneceğim. Nefes alamıyorum. Bir de nargile de içemiyorsun böyle bak. Bir deneyeceğim ama ölüyorum ben. Yok, şu an. Baksana. Bugün arkadaşlar tarihi not alınsın. Biz bugün vuruluyoruz muhtemelen çünkü. Ben silah zoruyla yaptırdım bana. İşte benim işte böyle. İkimiz de teklif ettim lan bir de. İkimiz de aynı anda neredeyse düşündük bunu ya. Evet, önümüzdeki yılbaşı bize sıkacak muhtemelen. Bu yayın umarım eğleneceğiz Rose galiba. Of. Ya. Daha... Şunu çıkarmam lazım, ölüyorum ya. Abi çıkar çıkar, ben bir süre böyle takılacağım. Ben yarı nekro yarı kila Hakan gibi bir şeyim şu an zaten, aram yok yani. Çıkardın mı? Çıkardın mı? Sen hiç dazlak yumruğu yedin mi sen? Yok, yemedim. Abi ben hatta rap de yapacağım muhtemelen ben bugünkü ile Hakan gibi. Haydi bakalım. Ya Azar aslında yani gerçekten ölmeyecek olsam yumrukları ters mi tutuyoruz? Böyle mi? Dazlak yumruğu yedin mi? Öf ya. Aman. Ben normalime dönerim abi. Oo, Prada. Tamamdır. Ama yani şarkıyı yine bu RP ile dinleyeceğim ben yine muhtemelen. Of. Ay. Gerçekten chat görüşmeye nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Ve ben de hala niye izleyici bilgisini sıfırlamıyorsun? Sıfır gözüküyor abi. Burada bu kadar insan var. Kaç kişiyiz kim bilir? Seninle kuruyemiş yogurt poşeti. Sesin bir dipten geldi yine. Seninle kuruyemiş yogurt poşeti. Küfürünü duyuyoruz yine daha. Gelmiyor musun? Ha? Genel bir bug abi Twitch'te şu an demiş. Croplatonic. Ha benim izleyici sayısı mevzusu herhalde, eyvallah. Ama sen tekrar o bir ayarlara bir bak, yayın öncesi baktığın bu sorunu çözmemiz lazım bir an önce Mali senle. Yine ocak sesi duyuyoruz. Bir diye bilgisayar sallasın önerisi geldi. Hani o Mac'i bir sana kırdıracağız bu yayında. Bugün işte. Bir daha konuş bir bakayım. Geliyor mu şu an? Şu an geliyor evet. Çünkü bas konuştan çıkardım abi. Bas konuşta sıkıntı var muhtemelen. Anladım. Tamam. Böyle devam edeceğiz. Tamam. Nargile testini de yapalım istiyorsan. Kafamı yok, nargile içerken susturacağım. Ha tamam. Selam Atilla, hoş geldin. Hep beraber düşüreceğiz. Ben iyiyim. Sizler nasılsınız görüşmeyeli? Görüşmeyeli dediğim dün ya, değil mi? Ben en son yayını dün yaptım. Of. Ya bana uyku düzenimi düzeltmek gerçekten yaramıyor ya. Kontra ateist mi Müslüman mı? Kesin agnostiktir. Kesin. Onda o marjinalliği görüyorum ben. Benim Twitter'daki tahminim tuttu mu bu arada? Hani kontra penis masaka milliyetçilik tik atıldı mı oraya? Atıldı. Atilla demiş bir şey kaçırdın mı diye, çok şey kaçırdım. evet. Hani daha hiçbir parçayı kaçırmadın ama biraz bir şeyler kaçırdın Atilla. Yayın tekrarını da neyse, ben o kısmı zaten muhtemelen funny moments'a atarım, orada görürsün. Biz Kila Hakan olarak açtık ikimiz de yayını da. Seni de Kila Hakan olarak gördüm ya, sen de ya. Ama zaten merak etme Atilla, aynısını bir daha Fight Club 2'yi dinlerken yapacağız. Ya en azından ben yapacağım tekrar, o bandana giyilecek yani. Ben değiştirmeye gidiyorum ya şu kamuflajdan. tamam git rahat gel. Rahat bir şey giyeceğim, çok rahat. Git gel, daha toparlanıyoruz zaten. Of. Yine Türkçe rap, aman. Drama falan var mı yine ya?
Hazel'ı aldım listeye. Hatta geçen hafta çıktı parça da. Geçen hafta YouTube'a düşmedi diye es geçmiştik Big Mommy Lux'tayı. Bu hafta YouTube'da var, aldım. Doktor Fuchs bu. Aa, bu hafta Doktor Fuchs'a bakmadım, bir şey var mı diye. Hemen bakayım. Tepki kontrol çiğ yer olası bir bifti abi, neden bahsediyoruz ya? Ben bakayım Doktor Fuchs var mıymış bu hafta hakikaten. Yok yok, bu hafta yok. Şaşırttı. Doktor Fuchs bu hafta yok abi. Şey şu an şey değil mi, Damla o sıkıştı, internet gitti. %18'de bir sıkıştık. Haftaya akmaya devam edecek böyle. Ay. Croplotonic ya, bunları özellikle telif yemeyelim diye, çünkü şey de var. Hani biz burada insanları bayağı gömdüğümüz için, hatta övdüğümüz parçadan geçen hafta bir sıkıntı yaşadık. Görmezden geldim. Hani bize mi değil mi onu da bilmiyorum ama hani bizim kısmen övdüğümüz bir parçadan bile hani laf yedik. Muhtemelen yaşatmazlar haftalığın tekrarlarını biz görüntülü olarak verirsek. Şarkıları kesip de hani Hip Hop 101'lerdeki gibi verirsek. O yüzden onu tamamen ses kaydı olarak podcast formatında atıyorum aslında. Tamamen podcast olmamasına rağmen. Ama ya yani diğer yayın tekrarları da, Hip Hop 101'ler olsun, The Craze'ler olsun falan, hepsi YouTube'a yükleniyor. Hatta pazartesi iki eksik bölümü var Hip Hop 101'in, o yüklenir. Blues'u yükledim mi emin değilim Craze'den de. Galiba yükledim ben onu ya. Evet, yükledim. Ali hoş geldin. Ozan selam. Hip Hop 101'de şey değil, Twitch'te abi bizim müzik yayınlarımızın tamamı telif yiyor. Ama yani YouTube'da herhangi bir telif yeme sıkıntısı olmadı. Hani yani şey değil, en azından parça çalan video da var mesela, ikinci bölüm Golden Age dönemi falan. Hani gelire kapattı ki sorun değil. Gelire kapattı ama dokunmayacağız dedi hani videoya, izlenebilecek dendi. Bir sıkıntı yaşamadık. Yani Sargo hoş geldin. Şahin de kalk abi. Selim. Yok yok, daha bir şey dinlemedik ya. Şeyin Şahan albümünü tamamen incelemeyeceğiz de, ya ben 3 parça aldım. Çünkü şey var, kısa bir albüm değil, yine böyle 4-5 parçalık bir EP falan olsa belki, ama yani şu an sadece Şeyin Şahan özel yayını gibi olur abi o. Yine hani 5-6 saat yayın yapabilecek enerjide değiliz. Geçen hafta hani eğlendik falan ama ölü kalktık buradan yani. Uyku düzenimi de toparlamışken, Malil de fena gitmiyorken, erken uyanıyorken, bugün 5-6 saatlik bir yayın zorlar. Ama şey yapabiliriz hani, zaten klipler de gelecektir. Elbet dinlemediğimiz parçalara tamamlarız yani. Sizden de öneri alırız ama şarkılar bazında da. Ben neleri almışım size söyleyeyim. Şeyin Şah'tan. Labirent'i almışım, Az'ı almışım ve Dilemma'yı almışım. Emboli'nin albümünden de iki parça aldım. Tamam Zari. Miraç, Twitch'te ben yayın tekrarlarını sildim bu DMCA mevzusundan. Ben sadece oyun yayın tekrarları duruyor. Ben bütün klipleri mecburen, hani bu Mert Günhan'ın Flood'undan edindiğim bilgiler ışığında bu duyuruyu da geçeyim. Artık yayın tekrarları için lütfen YouTube'a. Çünkü burada neden telif yiyeceğimiz de belirsiz olduğu için, ben yayın tekrarını indirdikten sonra hemen sileceğim artık. Müzik yayınları için konuşuyorum ve mecburen klip almayı da kapatmak zorunda kaldım. O da önerilerden bir tanesiydi. Klipler de temizlendi ister istemez. Onun için de bir tane Funny Moments videosu yaparız YouTube'a. Ya ben hepsini yedekledim bilgisayarıma. Benim elimde var da şey yok. Mecburen Twitch'ten sildim. Hani o yüzden dünkü yayın falan da yok mesela şu an. Mecburen YouTube'u bekleyeceksiniz onun için. Bir tane videoya sığmayabilir o ya. Belki iki video Ya, yapılır. ya zaten 5 saatlik bir video vermektense yarımşar yarımşar saat şey yaparız biz de. Part part atarız muhtemelen yani. Şey, funny moments için de. Atilla şey mi diyorsun? Benim terlikle okula gittiğim anıyı mı diyorsun? Geçen hafta biz bayağı anı konuştuk yani çünkü. Ama yani şey değil, yayın tekrarlarında bir şey olmadı. Mecburen YouTube'a biraz trafik sağlamak durumunda kalacağız hep beraber. Almanca telaffuzun fena değilmiş bu arada Baykan. Dünkü Öyle yayından yola çıkarak. diyorsanız iyi abi, çünkü şey yok hani, tamamen mantıkla hani bu böyle okunuyordur diyerek yaptığım telaffuz, çok yanlış bir şey de söyleyebilirim yani. Yok ya, zaten Türkçe gibi okunuyor çok. Evet, Croplatonic, onun farkındayım. Twitch tamamen hani kendisini kurtardı şu an. Hani şey, siz ne yapıyorsanız yapın abi, bana dava gelmesin modunda, ki bence hani buna da değineyim başlamadan. Yani Amazon Müzik gibi bir özelliğim var abi senin, çok zor olmamalı. Hani yani sen yayın sonrasında bir algoritmayla dinlenen parçaları yakalayıp sesini kısabiliyorsan,
çalınan parçayı da aynı algoritmayla yayın esnasında bulabilirsin ve bunu ücretlendirip telifini gerekli yere yatırabilirsin yani, bence çok zor olmamalı. Hani Jeff Bezos abime uğraşırsan böyle bir fikrim var yani benim. Yani ya şey sıkıntı, Mali de dedi mesela Facebook yayınlarına mı geçsek, işte farklı platforma şey yapsak falan diye konuşuldu bugün de, ya şey değil abi, Facebook'ta da kitlemizi büyütme şansımız yok ki, yani akraba gelecek yayına yani. Hani tam olarak öyle mi ya da farklı bir şey var mı bilmiyorum ama yani D-Live falan dendi abi ya, çok şey, slime mı yapacağız abi o kanallarda da? Hani ben Twitch'e bir şey olursa, Facebook'ta da sıkıntı varsa, ben hepimize açık açık öneriyorum abi. Pornhub'la biz herhangi bir sansür engeline takılmadan, limit olmadan müzik yayını yapabiliriz bence Ben hakkındaki yayına uyum sağlayabileceğimi düşünmüyorum. OnlyFans falan olabilir de o kadar düşmem ya. yani. Yani yok, ben orayı da hani yapacağımız içerikle alakalı olarak söylemiyorum. Yani tamamen şey diyeyim, hani muhtemelen bir kısıtlama yoktur orada diye planlıyorum yani. Evet, Facebook çok öyle olur abi. Ben o yüzden Twitch'te memnun gibiyim şu an. Bir de biz YouTube trendlere yakın hale gelmiş Twitch'i kurtarmak için buradayız falan gibi bir misyon varmış gibi anlatayım bir de. Öf. Sen niye güldün bir dakika? Emre'nin yazdığına güldüm. Evet. Oraya taşırsak yayınları mutlaka ilk konuğum olacak. Hatta haftalığı kendisiyle beraber yapacağım. Aa. Üzgünüm Vali. Ama yani biraz büyükçe bir ekranı alman lazım kendisini anlattıklarına göre, öyle düşünüyorum. Haydi, konu nerelere geldi? Ben soktum gerçi buralara da. Ozan Bayer şu an OnlyFans promosyonu yapıyor. Abi yapma. Evet, bayağı ciddi ciddi savundu ya, ben bir şey demedim abi. Abi yapma. Atma modem geçmişini. Başlayalım mı ufak ufak? Ne dersiniz? Ben hala izleyici sayımızı göremiyorum çünkü. Kaç kişiyiz şu an? Burada mıyız? 77 Bilmiyorum. şu an. Biz bende çünkü hala sıfır yani her şey. Ben sana söylerim ara ara. Sohbet de arada kayıyor. Müthiş yani. Almanca şeyini anlatayım mı sana? Anlat, öyle girelim. Ama komik bir şey değil yani, acı bir şey anlatacağım. Tamam. Ya şey gelmiyor değil mi? Ne abi? Eski Alman büyükelçisinin metresiydim falan gibi bir hikaye dinlemeyeceğiz Yok, yayınları hala Twitch'te yaptığımız değil için oraya mi? girmiyorum. Tamam, şey, acı bir şey deyince ne O bileyim. diğer platform. Acıdan senin anladığın ne abi acıdan? Beni bazen korkutuyorsun Baykan. Demek ki konuyla bağlantılı gitmeye çalıştım bu tarafta ya. Bu da biraz bağlantılı aslında ama Oh, tamam. ufaktan. Şimdi ben liseyi... Sünnet düğünü muhabbetine doğru tekrar gidiyoruz bir. Yo yo yo. Öyle bir şey yok. Bir şu dışarıdaki şey geçsin. Tamamdır. Uçak. Ne, nasıl bir araç bu? Manşete gülüyorsun, Geçti. sen bana bakma. Tamam. Ben de sesin geçmesini bekledim de. Ama bende de Ben bayağı şimdi bir bütün... sekme çıkmış, onları bir kapatayım ben izninle. Sen anlat, Kapat ben abi. kulağım sende. Abi bu liseyi Almanca öğrenerek geçirdikten sonra bir 5 sene falan. İlk hafta böyle ilk sene 24 saat haftada Almanca öğreniyorduk. Hayvan gibi üstümüze Almanca atıyorlardı. Her şey Almanca uçuşuyor havalarda. Sonra üniversiteye geçince İngilizce öğrenmem gerekti. Çünkü tamamen unutmuştum. Ama dün Cenk'in de söylediği gibi İngilizce ve Almanca'nın yapıları birbirine çok benzer. Maalesef başka benzer şeyler de var. Ne gibi? Mesela sayılar gibi. Hmm. Bizi böyle ikili gruplar halinde oturttular. Benim de karşıma bir tane kızcağız geldi. Tek tek sayıları sayıyorsun abi. İşte 1, 2, 3 diye gidiyor. Bu da çok şey gibi, Foro. Fight Başladı Club gibi falan. oldu Aynen, da. başladı countdown diye de Evet. gidiyor böyle. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Ben Almanca'da kaldığı için aklım kızın yüzüne bakarak six diyeceğimi sex de demedim. İkisini birleştirip sex diye bağırdım kızın yüzüne. Kızın kızın yüzü hala dün gibi aklımda. Ne diyor lan bu sapık diye böyle bir kıpkırmızı oldu. Açıklayana kadar canım çıktı ya. Nasıl Sonra da bir daha açıkladın? Almanca. Gerçekten bunu merak ediyorum. Nasıl açıkladın? Vallahi ciddi ciddi açıkladım. Dedim ki ya kusura bakma, daha da yeni tanışıyoruz ya, adını bile bilmiyorum. Kusura bakma dedim, bizim Almanca'da işte böyle devam ediyor. İşte unuttum şimdi, fiyafir seks diye. Ben o seksi birazcık
Six'le birleşirip seks dedim yüzüne karşı. Kusura bakma diye açıklamıştım. O da sağ olsun Yüzüne karşı anlayışlı bir oldu ablaymış. ama kusura bakma Abi o dedim da yani. anlayışlı bir ablaymış sağ olsun. İyi bari. Olayı o şekilde çözdük. Herhangi bir şey olmadı başka. Böyle acı, acı dediğim bu yani. Bu Tamam, kadar acı. eyvallah, eyvallah. Tamam, şunu da favoriye aldım. Tekrar bulmak için ben şu an bunları... tamam, bu üçü kalsın. Bir de Green Card'a falan başvuracağım da onun şeyi çıktı orada. Bir tek üçünü bıraktım. 20 tane sekman çıktı bende yine. Kapattım onları ki kasmasın diye. Şimdi tekrar Hem yorumlara bakıyorum. senin için fesat, Çetin için fesat. Heaven, o 720p olayı yine demin çok sevgili Twitch yönetmeninin bize armağanı. Limitliyor bizi. O yüzden öyle. Ya bu sorunun sebebini ben söyleyeyim. Bütün Twitch yayıncıları da bilsin. Neymiş acaba? Sanki hepsi şu an bizi izliyormuş gibi. Değil mi? Yayını Bu bıraktılar, buraya bakıyor hepsi. sorunun tek sebebi Baykan Barlas. Baykan Twitch'e girmeye karar verdi. Twitch mahvoldu. Baykan başka platforma girse orası da mahvolacak. Bulgari Netle'den sonra çalarız hakikaten. 2 haftada çalmıyoruz. Ya yeter be. Aa, hatta Vallahi şey, yeter. istiyorsan Bulgari 2 yapayım ben sana bir ara. Tamam. Ama albüm yapabilir. Her an albüm, sürpriz albüm gelebilir. O derece. Benim kameram işte o sekmelerden donuyor olabilir diye Musab kapattım ben. Bugün var bir saçmalığımız yine ama hadi hayırlısı. Bir... Ay. O Çok zaman sana şarkı ufaktan... atabilir, bekleyelim yorumuna giriyorum Eyvallah, ondan da böyle. şimdi. Uf, yani yine bu donmalar bilmem neler müthiş, süperiz ya. Neyse, düzelir umarım diyorum. Ben çünkü sekmeleri falan o yüzden kapattım. Birkaç çay siparişi falan verecektim. Onu seçenekleri açıktı Chado'da. Reklam almış gibi oldu ama. Hani karar veremediğim için seçerim diye onlar açıktı. Bir 20 sekme falan, onları kapattım Ben favorilere anlamıyorum ki adam her yayında bir markadan bahsediyor. Sonra da reklam almış gibi olduk ama. ekleyip. Yani hep aynı cümle yani. Aldıysan açık açık söyle. Gözümüz yok yani. Bir şey de istemeyeceğim ben. Ya Perception bazen onaylı, evet kesin olarak onaylı şey, Twitch partneri olmak gerekiyor, onaylı yayıncı olmak gerekiyor ama bazen kafasına göre, hani bu izleyici oranıyla falan diyorlar ama tabii dün de bizim ortalamamız 50 küsür falandı yani, o izleyiciye de normal şartlarda veriyor. Ama bizi bazen kısıtlıyor, kafasına göre bazen kısıtlıyor bazen veriyor yani. Abi arkadaki yastık ne diyeceğim, ediyor o hareket ya yani. Ben de anlamadım Deniz abi, böyle bir limitliyorlar bizi. Neyse, ben ilk parçamıza başlayayım mı Mali, ne dersin? Olur. Bu Ben arada. de Ya zaten bunu goy goy kabul. yapacağız. Hangi Epidemik'ten için? geliyor. Epidemik'ten geliyor ilk parçamız. İlkay Burak, Parla ve Son. Geliyor. Aa, Erhan. Bir ilk oldu galiba Baykan ya. Geçlenmedi diye mi? Bu arada Evet abi. İlk defa ilk şarkıda geçtenmedi galiba üniversiteden bir portalarda. arkadaşım daha burada. Erhancığım, teşekkür ederim. Hoş geldin. Tilbe'ye de çok selam. Ben de sizi severek seyrediyorum. Evet abi. Facebook yayınlarına geçsen çok sıkıntı yaşamazsın gibime geliyor şu anda. Arkadaşlarım Akrabalara gelme. selam. Yok lan, dalga Arkadaşlarım geçiyorum. gelmesin mi? Gelsin oğlum, niye gelmesin? Dalga geçiyorum. Bir yayın sadece üniversite anıları olsun mu abi? Ya ben okula bir dönem çok az uğradığım için aslında o kadar da anlamı yok. Kusura bakma, güldüm ama. Ya ben yine saçma bir hareketle bir şey test edeceğim. Çünkü benim kamera donuyor mu donmuyor mu? Şu sakil hareketi yapacağım. Evet, bir gecikmemiz var. Tamam. Ben hareketi bıraktım. Görüntüde tek daha geç durdu. Öf. Muazzam teknolojik çözümünden dolayı seni tebrik ediyorum bak. Sağ ol bebişim. Bende sıkıntı var mı? Onu sen test edeceksin şu an. Yani çünkü bize geç geliyorsa hani zaten, anladın mı? Öf. Ben göremediğim için. Aa, senin kameran bana da geç geliyor bayağı. Onu çözmeye çalışıyorum abi. Oo. Maşallah. Niye böyle bir şey oluyor şu an? Yıllardır olmayan bir problem. Ha. Abi benim Şey bunu yapsana bir. acil çözmem lazım. Bir Baykan. saniye, bir saniye, bir saniye. Dur, çözümünü söyleyeceğim abi. Söyle. Kamerayı sallasana şöyle bir. Ha, öf, trollüyor oradan yine. Ha. Hiç böyle Ben bir şey intikamlarımı alacağım benim için. olmuyordu. Ben bir saniye görüntüden gidiyorum. Bunu çözüp geleceğim. Yayındayım, merak etme de kamerayı bir şey yaptım. Onu bir kapatıp açıp düzelteceğim şimdi. Teknik aksaklıklar silsilesi.
geldim ama şuradan da bir ayarlara bakacağım. Niye böyle oldu bugün? Öf. Yani hakikaten. Hala bir gecikmemiz var. Müthiş. Öf. CPU %100 çalışıyor bilgisayarda şu an. Allah Allah, ne oluyor ki? Geleneksel TV abi, biz aylardır böyle bir sıkıntı yaşamıyorduk. Ne oluyor ki şu an ya? Bir baksana arkada bir şeyler açık kalmış olmasın Şu an kasan şey Discord abi, öyle gösteriyor. ya. Discord'u kapatabiliriz ama saçma olur o da. Bayağı saçma olur abi. Başka neler açık diye bakıyorum. Hiçbir şey açık değil abi. Discord'u kapatırsak ayrıca seni nasıl bağlayacağım? Sesle şey yaparım, kamerayı kapatırım da. Öf, yine müthiş müthiş Geçtim. yerlerdeyiz ya. Of. Ya bu muhtemelen şu an Twitch'le alakalı bir sıkıntı var bu arada. Şu an iyi dendi. Anlamadım. Evet, şu an iyi gözüküyor. Ya da Şu an fena değil gibi ya. senden bir kameramı kapatıp biraz deneyeyim mi? Çünkü şey de var. Hala bende Streamlabs'deki izleyici de sıfır. Bugün normal bir durum yok yani. Hani bu bizim bilgisayarımızla alakalı olmayabilir. CPU çünkü Discord'dan dolayı gösteriyor da onu da anlamadım. Şimdi göreceğiz şimdi. Tekrar Tepkilerin hiçbirini görmeyeceğim. ben tekrar şunu deniyorum. Bir parmağımı sallayayım. Hemen bitti, tamam. Saçma sapan şeyler. Neyse ki kapalı. Klip tekrar Ya başlayayım. acaba ne yapıyorsun? Çok merak ediyorum çünkü. Şimdi tekrar bir kamerayı açtım sana. Bir daha deniyorum bir şeyler. Şöyle bir Tamam. hareketler yapıyorum sakin sakin. Şu an zamanında, tamam. Bir gecikme yok. Şu anlık zamanında bitiyor ama demin özellikle ben şey kamerayı ayarlamaya çalışırken öyle bir drop'umsu bir şey oldu ki burada drop görmüyorum ama Streamlabs'de. Ama bir saçmalık var bugün. Şu an kafam o kadar durdu ki sinirim bozuldu şu yine olaya. Mantıklı düşünemiyorum. Balkan. Efendim. Çok güzelsin. Teşekkür. Yapmasam olmazdı. Çok özür dilerim. Teşekkür ederim. Abi yok, ben şu an panik halindeyim biraz. Sakin oluyor. Abi çünkü şey var, yine bizim ilk yayınımızdaki gibi bir şey olursa mahvolacak her şey. Çöpe gidecek yani. Seslerimiz falan üst üste biniyor mu bilmiyorum şu anda. Evet, kurguyu Ender Çabuker yaptı sanırım. Senkronda bir sıkıntı var. Peki ben bir şey deneyeceğim abi. Dene abi. Şimdi bak bakalım bir fark var mı şu anda? Göreceğiz zamanla. Neyse, parçaya geçelim, belirleyeceğiz yani. Seslerde şu anlık sorun yok. İyi o açıdan. Ama görüntüde bir sinirim bozuldu. Çünkü her şey normal başlamıştı. Bir anda böyle bir saçmalık yaşadık yani. DDoS falan mı oluyor acaba bir yerlerde? Ayken barlasın laneti. Evet ya. Tamam, o kadar dert edecek bir şey yoktu anne abi. Parçaya girelim. Sen başla. Ya ben hatırladığım kadarıyla söyleyeyim şimdi üzerinden Unuttum vakit geçti. Şarkıyı unuttuk abi 15 dakika önce dinlediğimiz için. Ben genel olarak parçayı sevdim. Hatta şeye de yazdım listeme de ekleyeceğim büyük ihtimalle. ben. Sadece bana birini andırdı ama kimi andırdığını çok Alba. çıkaramadım ya. Evet, Alba. Net Alba. Benim Teşekkür hissettiğim ederim. Albaydı Teşekkür ederim. Acaba Alba'nın gerçek adı İlker Burak olabilir yani. mi? Gerçek adını bilmiyorum da sanmam ya, böyle bir şeye gireceklerini zannetmem yani epidemiyi. Abi niye biliyorsun şeyde Türkçe rap'te böyle yan Diablo, çarlar çok fazla doğru. çıkıyor. Diablo, Masaka ve işte başka ne, şeytanın başka ne adı vardı? Unuttum ya, bütün mitolojik şeyim gitti. Ama başka çıkmadı. Baktım ben yine. Üşenmedim, Google'ladım yani. Hadi hayırlısı. Öyle bir şey yokmuş. Genel olarak şarkıyı sevdim. Böyle dozunda 2,5 dakika. Tatlı, hoş, şık bir şarkı bence. Benim hoşuma gitti. Uzun zaman sonra ilk defa fena olmayan bir şarkıyla açtık. Chatten de 3 çıkmış. Ben de muhtemelen 3,5 falan Ben verirdim büyük ihtimalle. 3,5'tan 4 veririm. Ben bugün enteresan bir şekilde uzun süre sonra güzel parça dinledik. Evet abi, yok Lucifer, Deccal, İblis, bunlar güzel ama daha böyle şey havalı isimler var. Baphomet falan gibi, onları düşünüyorum bir taraftan yani. Genel olarak bu şekilde abi. Ya Cemil diyor ki epidemik böyle bir şeye girişmez dedin de Python Server Rose'a döndü epidemikte diye. Ya o biraz farklı, mecbur. Hani şey değil, aynı kişinin iki farklı parça isimle parça yayınlaması gibi bir şey kastediyordum ben ya. Neyse, şey
Ben de parçayı fena bulmadım. Yani bu hafta önceki haftalara kıyasla en azından güzel diyebileceğim bir parça var. Önceki 3 hafta çünkü bende yok yani. Onlar birbirleriyle kafeste bir şey yapıyorlar şu an. Rıdvan Dilmen güzel. Şeytanın adı. İşte en azından güzel bir parçayla girdik. Tadında parça uzunluk olarak da. Bir hata kulağıma çarpmadı ama ben bir taraftan da problemleri düşünürken hani niye Twitch böyle oluyor falan ben de çok odaklanamadım kabul. Hani seninle dalga geçiyorum unuttu parçayı diye de şu an ben de parçayı çok hatırlamıyorum itiraf edeyim Yo yani. yo hata yoktu ya ya benim kulağıma gelmedi. Yani chill güzel bir parça olmuş. İlkay Burak'a tebrik ederiz. Sıradaki parça da Epidemic'ten gelsin. O zaman. Anomi. Daralmışım. Geliyor. Evet geçtik. Evet, chatten geç karar çıktı, geçtik. Evet, Mary Jane'in slow edisyonu gibi bir havayı ben de aldım. Evet Doğru. ben de aldım. Ama nispeten daha güzel bir yere gelmiştik tam durdurduğumuzda. Chatten geç çıktığında sanki ama yine de Yani beni hiç açmadı. Chat'le çok bir fikrim yani. beklentim. Aynen çok bir beklentim yok bende Ha devamlı. yine böyle çok mu facia berbat bir işten bahsediyoruz? Hayır. Ama yani benim dinleyeceğim bir iş değil. Yani bu hafta biraz böyle ılımlı ılımlı gidiyoruz. Tekrar ilk haftalardaki gibi olduk. Hani yayın kalitemizle beraber biz de ilk haftalardaki gibi olduk. Olumlu şeyler bulmaya çalışıyoruz. Velet de yok bu hafta ya, enteresandır. Yani bu, ya da şey değil mi hani biz öldük aslında şu an alternatif bir evrende alternatif bir gerçeklikte yayın yapıyoruz şu an değil mi? Velet yok, Fuchs yok. Şahin dikkat böyle dum Evet, IQ dep yapmış falan. seviyemiz yükselmiyor ama en azından stabil yani. Kaçsak oyuz şu an. Yani çok bir değişim olmadı. Yok, daha çok bek göreceğiz. Neyse, umutlanmayın, daha size ben neler dinleteceğim. Netliğimiz var yine yani. Of ya, çok üstüne konuşabileceğim bir şey yok açıkçası parçanın üstünden. Negatif yorum olarak da çok pozitif yorum olarak da yok yani. Ama beni çok açmadı deyip geçebilirim bunu açıkçası ya. Bu arada yani şey, böyle dediğimiz için şey zannediliyor ya, bir yani biz şu an reaction videosu çekiyoruz falan zannedilenler oluyor ya. Ya da şey. Aa çekmiyor muyuz? Hani Ben de yeni ya öğrenmişim. şey var, bunu da ufak bir dipnot gireyim arkadaşlar, hani rapçi arkadaşlarım, bir reaction videosu sizin sevdiğiniz bir şey çünkü aa o deniyor sadece ve hani bir şekilde size trafik akıtılıyor oradan, o yüzden siz reaction videosu seviyorsunuz, probleminiz varmış gibi göstermeyin. Biz kesin de reaction videosu falan yapmıyoruz hani, ben biz burada içerik üreticileri olarak artık Twitch'te kaç 3 aydır yayın yapıyoruz sonuçta. Ve müzisyen olduğum için haliyle müzik içerikleri yapıyorum. Ve siz de ortaya bir haksızlık olacak ama eser ortaya çıkarıyorsunuz. Ve biz de bu eserleri hani ister istemez inceliyoruz burada. Üstünde konuşabileceğimiz bir şey varsa konuşuyoruz yani. Bu reaction videosu değil, haberiniz olsun. Neyse, devam edeyim. Disimizi de attık. Vasi. Ama Epidemi kanalından çıkmamış parça. Holiganlar diye bir Facebook grubu mu ne bir şey varmış galiba. Çok bir bilgim yok. Onların YouTube hesabına yayınlanmış. Vasi galiba onlara bir jingle yapmış. Sırada o gelecek. Ya yine Epidemic'ten sayılır ama Epidemic kanalından çıkmadı parça. Vasi Holiganlar. Benim gerçekten çok bilgim yok bu arada. Hani bu hani gerçekten bilmiyorum ne yaptıklarına dair. Arkadaşlar ne yaptıklarına dair bir fikrim yok açıkçası yani. Holiganlar bazında. Geliyor. Evet. Fade attım. Geç kararı çıktı. Mali nasıl buldun? Ya ben holiganları falan bilmiyorum. O Ben de. yüzden şimdi çok fazla chat'e yorum yazıldı. Bir yorum yapmayacağım onunla ilgili. Şarkıda da ben hala da geçen haftalarda da konuşmuştuk. Vasi'den böyle beklediğim şeyi dinleyemedim. Aynen ama Onu yani bunu biraz üzgünüm. Ama bunu o kategoride saymıyorum. aynen onu Çünkü diyecektim. benim dinlediğim şu ana kadar zaten rap olan iyi bir jingle da yok. Hani genel olarak baktığımda hiç aklıma bir şey gelmiyor. Çok fazla rap galiba bu Aa tarz yapma. şeylere gitmiyor ya. Valla Yapma. gelmedi aklıma. Ne var? Levo'nun kebapçı reklamını saymaz mıyız? Çok özür dilerim abi. Kendisinden ve kebapçılardan çok özür diliyorum. Çünkü kebapçıları karşıma alamam. Hayatımdan çıkarmak istemediğim bir unsur Tabii kendileri. canım benim de. Yani onu hani şey şaka bir yana onu şey olarak değerlendiremiyorum. Evet ben Vasi'nin bunu bu Vasi'nin haftada iyi bir şarkı değil gibi değerlendiremiyorum. Çok jingle kafası olduğu için.
Ya Vasi'nin ben de sanki kendi diskografisinden bir işmiş gibi bakmayacağım buna. Onun için bu hafta Vasi'ye Vasi bu hafta olmadı gibi bir cümle kurmayacağım ama yani kötü bir iş dinledik, kabul. Yani Ama söyleyebileceğim ben şey, ama sayfa hala hakkında da çok bir fikrim yok yani, yani benim. evet. Ama ben hala havasından ümitliyim ya. Tabii ben de canım, hani ben çok güzel şeyler bekliyorum. Hani önceki 2 haftada bizi çok tatmin edemedi demiştim. Ama bu hafta da tatmin edemese de bu haftaki parçasının sanki kendi parçasıymış gibi de bakmayacağım yani. Onun için hani çıkmış bakalım mantığı gidiyorum şu an için yani. Ritmi beni Shaker gibi sallamadı abi. Beni de pek Shaker gibi sallamadı. Sırada geçen hafta çıkmış ama YouTube'a bu hafta verilmiş bir parça var. Biz Mali ile Watch Together'dan seyrettiğimiz için geçen hafta Spotify linkini almamıştık. Bu hafta YouTube'dan bakacağız. Çok beğendiğim bir isim. İlk kez dinleyeceğim. Geçen hafta da dinlemedim ben. Spotify'dan da dinlemedim henüz. Mari dinlediysen spoiler verme. Hazel Big Mommy Lux da geliyor. Evet. Ben fade attım. Yine bir sesle çakışma olmasın diye abi. İlk sözü sana vereyim Mari. Sen bitirince ben girerim. Tamam. Abi sanırım yanlış bilmiyorsam Hazel bir albüm hazırlığında, bu Purple Era kısmında albümün adı galiba, Twitter'dan takip edebildiğim kadarıyla. Şimdi benim şarkı ile ilgili söyleyeceğim şey Drill olarak lanse edildi. Diril değil. Drill değil. Onun dışında biraz benim beklentimin altında kaldı çünkü güzel işler yapıyor ve güzel işler yapacağını düşünüyorum. Ama hala daha Türkçe'de tam olarak böyle beklediğim şeyi Hazel'dan da alamadım. İngilizce ve Almancayı değerlendirmeyeceğim zaten, denemek için yapmış ama İngilizce şarkıları bana hala daha başarılı geliyor. Yo, Benim Beat Drill abi bu Hazel... arada. Beatnet Drill bu arada. Perception da hani yani Ama şey, liriklerde drill konsept yok yani. olarak Evet, konsept drill değil. ben sadece Hazel'da şeyi seviyorum ya. Farklı şeyler deniyor, bir de istediği şeyleri deniyor. Hani çok fazla standart rapçi şeyleri var ya, mesela şimdi isim vermeyeyim de, şu isimden bir şarkı çıktı kesin şunu anlatacak, bu isimden bir şarkı çıktı kesin böyle olacak Yo diyoruz. işte Hazel'da örnek ben ben onu... vereyim abi. Kontra şarkı çıkarıyorsa penisini anlatacak mesela. İsim verebilirim Ya ben mesela, sonuçta. ya da Anıl Piyancı mesela yine aynı tarz yapacak falan diye, yani hep işte veleti falan zaten katmıyor. Hazel'da o Autotune çok yok, çıkardı. hani hep farklı bir şeyler denemesi benim hoşuma gidiyor. En azından tek düze değil. Hafiften yine kafa sallatıyor şarkı ama benim beklentim bir tık altında kaldı. Alınmaca gücenmece yapacağını da sanmıyorum Yok, kendisinin. sanmam o. Medeni bir birey. Medeni bir dişi birey kendisi. Allah kahretsin ya. Ölme dur, bize lazımsın daha. Ay. Ya şey değil. Hazel'ın daha önce verdiği işlerin yanında zayıf bir parça. Sava'yı aldık abi, merak etmeyin. Aklınıza gelecek her şey. Discord kanalından gönderdiğiniz her şey. Bol Sözlük Perşembe gecesi başlığına yazan her şey ve benim netledi kendi keşiflerim hepsi burada. Yani bir şey kaçırmamışsınız herhalde. Yani Hazel'ın kendi şu ana kadar verdiği kendi diskografisi içerisinde zayıf parçalardan bir tanesi diyebilirim. Ama yine de bu potansiyelini bu parçada da görüyoruz gayet yani. Beat, drill beat abi bu arada. Beat'in drill ile alakalı bir sorun yok. Drill sound'a uygun bir ritim yürüyüşü var. Honeywave yapmış galiba yine. Aramızda ise Emre bizi aydınlatır. Ben de öyle biliyorum. Yanlış bilmiyorsan öyle. Çünkü bakmadım açıklamasına falan. Biliyorsun o problem oluyor açıklamaya bakmadığımız zaman. Hani Hazel bunu ya da Emre bunu problem etmez ama hani malum. Neyse. Güzel iş çıkarmış Beat'te. Ama yani parça beni çok çekmedi. Hani ya yine de şey gitmiyoruz. Bugün Holiganlar parçası da dahil olmak üzere geçen haftanın tamamından çok çok daha iyi bir noktadayız. Bunu itiraf etmem lazım. Hani bu en azından 4'te 0 gitmiyoruz yani şu ana kadar. Atilla Drill'in anlattık aslında bir Sipap 101'de de sen ona daha gelmedin anladığım kadarıyla bölüm olarak. Yani şey var. Drill trap gibi soundlarda bunu hep tekrar diyorum, papağan gibi oldum artık ama hani bu yanlış anlama, sana çıkışmıyorum artık, ben burada biraz kendime söyleniyorum. Şey var yani, tarzda bir tarzı icra etmek için sadece beatinizin o type beat olması yetmiyor. Lirikal içeriğinizin de ona uygun olması lazım. En basına hep söyleyeyim. Trap müzik yaptığınızı iddia ediyorsanız sizin yani bahsettiğiniz şey Atlanta slangindeki trap house hayatını anlatıyor olmanızı bekliyorum haliyle. Çünkü trap o demek. Ya da işte drill anlatıyorsanız
genel bir şiddetten bahsediyor olmanız lazım. Yani UK Drill'de birini öldürüp kayda girip onu anlatıyorlar parçalarda. Anlatabiliyor muyum? Hani ben şey demiyorum. Türkiye'de geçen hatta böyle bir tweet vardı. Hani gerçekten Türkiye'de drill yapılıyorsa buna drill deniyor ama bence böyle olması daha sevimli, daha ponçik değil mi? Abi drill yapmak gibi bir zorunluluğunuz yok ki. Yani Ama kamu spotu geçeceğim. Çok özür dilerim. Sırf drill yapacağım diye de birini gidip öldürmeyin yani. ya ondan Yanlış bahsediyorum. gördüm. Ya, ondan bahsediyorum zaten. Ben size şey demiyorum. Drill yapacaksanız illa birini vurun anlatın demiyorum. Ama yani şey değil. Drill type beat'in üzerine girip de herhangi bir şeyden bahsedip de biz drill yaptık demeyin. Yani drill yapmak zorunda değilsiniz. Bundan bahsediyorum. Hiçbir tarzı yapmak zorunda değilsiniz. Ha, bunu da samimi söylüyorum. Drill'in Türkiye'deki iz düşümü gerçekten Semt rap'i yapan arabesk kekolar Türkiye'de. Yani sound'un alakası yok da lirikal tema olarak anlatılan yaşantıdan bahsediyorum hani en yakın şey o. İşte bugün birini mar izledik de dün birini de hızladık. Hani döner bıçağı sallanıyor klipte falan hani UK Drill'e en yakın camia Türkiye'de orası yani. Bak güzel soru. Bakalım ne cevap vereceksin sen. Neymiş görmedim şu an. Selim şeydi. Hayali bir ölüm anlatırsak dili sayılır mı yoksa betimleme rap mi oluyor? Ya yok şey değil o sizin yeteneklerinizle alakalı bir şey. Yani siz bunu dirili kurgu olarak da anlatabilirsiniz ama Türkiye'de o dirili kurgu olarak da anlatsanız başınız muhtemelen legal olarak belaya girer. Yani Türkiye'de öyle bir dirili olmayacak. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Hani kurgu olarak bunu anlatabilirsiniz. Siz de yayınlardan falan artık daha çok tanıyorsunuz. Eskiden hani sosyal medya aracılığıyla bir fikriniz vardı ama ya ben şiddet yanlısı bir insan değilim ama yazdığım sözlere bakıyorsun. Hani aşırı bir şiddet gangster rap değil belki ama zaten şey var hani hiç olmadığım biri gibi bir şey yazabiliyorum ben de. O bir karakter, o bir rol. Sanatsal bir şey o yani. Ama yani gerçekten drill mantığı bir senaryo yazacağım ve bunu şarkılaştıracağım dediğiniz zaman muhtemelen Türkiye'de başınız belaya girer zaten yani. Abi Masaka'ya hiçbir şey yakışmaz. Masaka keşke dönerci ya da otogaleri açsa Almanya'da ve rapten uzak dursa. Ben katılmıyorum abi. Devam et. Yola devam. Tamam peki. O kadar risk alamayacağım. Kusura bakma. Evet yani Türkiye'de horrorcore da yok yani. Çünkü Türkiye'de onu anlattığınız zaman sizi muhtemelen ilk cuma namazı çıkışı gördükleri yerde linç ederler abi. Hani globaldeki hani horrorcore'un muadili bir şeyi burada yapsak. Yani biraz da coğrafya ile alakalı bu. Hani bazı şeyleri tam uygulayamıyorsunuz. Ve uygulayamıyorsunuz diye hani biz bu sound'u icra ettik demek saçma geliyor. Çünkü o sound'u icra etmek gibi bir zorunluluğun yok senin. İcra edeceksen de kuralına uygun yap. Bunu bekliyorum. Ya da yaratıcı ol, gazapizm gibi kendin bir şey yarat abi. Yeni bir sound yarat ya. Ama bunun için müzisyen lazım tabii yani o da Türkiye'de az bulunuyor. Tabii bunu şarkı üzerinde değil, genel olarak Yok ben bu konuşuyoruz şu evet anda. şu an Hayes'le alakalı konuşmuyorum. Biz genel soruya cevap verdiğim için biz parçadan çıktık. Ben parçaya yorumumu yaptım, sen de yaptın. Sıradaki parçaya geçmeden biraz soru cevap gittik yani. Aynen. Ben artık yanlış anlaşılmaktan çekiniyorum çünkü Evet, biraz. evet, Son evet. şeyden sonra o yüzden açıklama gereği hissediyorum. Sıradaki parçamız. Eytan, yoruldum. Geliyor. Melis Nur Vardar, takip için teşekkürler. Hoş geldin. Eytan yoruldum geliyor. Evet geçtim. Chat'ten zaten anında geç yorumları aktı yani ben de geçtim. Abi ben bir saniye araya gireceğim. Tabii. Ben de Melis'e selam vereyim. Sen demin selam verdin Aa, şey, arkadaşına. senin Ben de arkadaşın Melis değil arkadaşımız mi? selam ettim. Melis'e hoş geldin tekrar. Hoş geldin. Ne işin var burada? Git çalış. Bence bu acıyı çekmeye gerek yok yani. Bak evet parçaya geçmeden geç karar çıktı parçadan tekrar benim söylediğim özetlendi. Kimsenin drill yapmasına gerek yok yani böyle moda değil bu ihtiyaç değil hani yani ya çünkü en basitinden söyleyeyim. Berkcan Güven'in drill yapmasına ihtiyacı yok. Çünkü insanlar Berkcan Güven'in kitlesi parçanın kalitesine bakmıyor. Geçen hafta anlatmaya çalıştığım şey oydu benim. Parça ne kadar hype'lanacak? Yani Berkcan sadece akapella video da atsa zaten 10 milyonu görecek. Anlatabiliyor muyum yani? Yapmana O gerek geçen yok haftaki o abi. konuya girersek çıkamayız Yok oradan yok bu hayır arada. ona girmek için demiyorum. Anlatmaya çalıştığım şeyi vurgulamak için söylüyorum. Yani insanlar artık zaten aşırı popüler isimlerde çıkan işe bakmıyorlar ki. Ya bakılan şeyin ne kadar hype yarattığı, ne kadar işte pushlandığı yani.
Ki sanatçılar da bu gözle bakıyor ki Fatih Evet. Gülbikin'in zaten ilk açıklandığında Yani. bayağı birebir canlı tanı olduk onu. Ve şey var. Bu hani bu durumda abi yurt dışında popüler drill tutacak diye senin drill yapma kaygısı gütmen gerekmiyor ki. Farklı bir şey dene abi, yaratıcılığını kullan. Drill yapılmasın demiyorum. Yapabilen varsa çıksın yapsın. Ama yap, drill diye sunduğunuz işler drill değil. Ya da trap diye sunduğunuz işler trap değil. Ya da boom bap diye sunduğunuz şey o iş boom bap değil. Hani yani bilerek yapın istiyorum bir şey yapıyorsanız. Bilmeden yapıyorsanız da kafanıza göre bari bunu isimlendirip kendiniz kalıba sokmayın. Çünkü hatalı bir tanım yapıyorsunuz. Ve otomatikman maalesef Türkiye gibi bir ülkede sizin fan kitleniz de bu hatalı yorumu otomatikman kabul ederek her şey öyleymiş gibi davranıyor. Ve internet toksik doluyor çünkü yani. Bu. Sıkıntı bununla alakalı. Şarkı hakkında bir yorumum var mı ya? Ben yorum yapacak bir şey Yani bu 40 şarkı. saniye dinledik zaten de abi yani Afro trap artık zaten çok sıkıldığım bir şey ve Eytan'ın hala çok yolu var. Hani yoruldum diyor ama Eytan çalışmaya devam etmen lazım. Yani çok yolu var daha yani hala çok yolu var. Hiç açmadı. Ya yine bizim şey dediğimiz var ya, bu hedef kitle biz değiliz diye, muhtemelen bu şarkıda da çok biz değiliz hedef kitle. Yasin, aboneliğin için çok teşekkür ederim. Çok erken başladı bugün. Öğretici içeriye bir saatte kafayı tamamen kapatıp gülmeye başlarlar demiş. Evet. Biz netleden sonra kafayı kapatacağız muhtemelen zaten. Şu an mümkün olduğunca ciddi gidiyoruz. Yayının başında biraz gayri ciddi açtık ama inşallah ondan da kurşun yemezsek. Yani benim bahsettiğim mevzu bir şeyleri bilmeden yapmak. Hani ve fotokopi gibi işler çıkması. Benim sorunum bununla. Yoksa kim hani drill yapabilen yapsın. Hani ben iyi müzik duymaya tarzı beni alakadar etmiyor abi. Ben globalde de sadece boom bap ya da 90'lar dinlemiyorum sonuçta. 2 hafta önceki hafta globalden beri hala ben Skin Mask'in parçasını dinliyorum hani güncel isim diyorsak. Ha, benim beklentim iyi müzik. Benim Ben fotokopi işlerle problemim var yani. Hani şey değil, tarz tanımlamasından ziyade. konuyu biraz dağıtayım, sonra bir sonraki şarkıya geçelim mi? Tabii. Atilla'nın yorumunu okuyacağım da. Benim için günler şöyle: Pazartesi, Gördüm. Salı, Çarşamba, Perşembe nette. Evet. Net ve şey. Farkındaysan hafta sonunu yazmamış. Beyin gidiyor çünkü hafta Yok. sonu revize etmekle uğraşıyor. Ben de yarın mesela nette ertesi. Yani direkt artık öyle yani. Evet, drill altyapı üstünde rap yaptık bir şey denedikten problem yok ama biz direkt drill yaptık dendiği zaman problem oluyor. Son anlattım ben. Başardım. Başaracağım Öf. O zaman sıradaki parçamız gelsin. Yani Eytan'a çok bir şey değinemiyorum çünkü kötü parça abi. Yok, dinlemedik Arda, daha var. Yayının başına yetiştin sen ya, bir şey kaçırmadın. O başladı. Hadi Evet, bakalım. evet, evet. Yavaştan Abi kıvama geliyor yavaştan. kötü parça geldiği anda ben iptalim, konuşamıyorum yine her zaman gibi. Bir de şey de canım sıkın. Özellikle YouTube parçasını başlattığım anda kendi hareketlerimi şöyle slow motion görüyorum kamerada. O da biraz canımı sıktığı için bir taraftan da odağım çok çabuk kayıyor bugün. Ve Aynı hala cümleyi kurdurma bana, ne olursun. yok yok kurdurmayacağım. Bir taraftan da hala izleyici sayımız güncellenmiş falan diye bugün böyle biraz Twitch kaynaklı problemlerle gittiğimiz için biraz odak sıkıntım var yani. Selam Jeff. Kim? Jeff. Twitch'e selam gönderdim, sıkıntı Ha, yok. Jeff Bezos, anladım. Ben de yeni biri geldi sandım. Abi çok kötüleri direkt geçsek mi yorumsuz? Ama eğlenemeyiz ki o zaman. Ben iyi müzik beklemiyorum bu yayında. Bana gömecek iş gönderin abi. Ben sırf nette yayını yapmak istiyorum. Ben iznimi istiyorum. Sen devam edebilirsin netle yayınlanımı. Sıradaki parçamız Worry, yürüdüm. Geliyor. Yalnız şey de iyiymiş. Bir önceki parça yoruldum, bu parça yürüdüm Aynen. ya. Keşke Hatırlıyor musun? tam Bir tane evet. yayında şey olmuştu. Okuyunca ard arda mantıklı bir cümle çıkıyordu. Aynen onun için dedim. Yoruldum, yoruldum, yürüdüm. Güzelmiş yine. Uyum. Tamam, Worry, yürüdüm geliyor. Evet, chat'ten geç kararı çıktığı için geçti ama bence kötü bir parça değil. Yani rap mi Kötü parça tartışılır? Rap değil. mi tartışılır? Rap mi tartışılır? Tartışılır derken bence rap değil yani de hani sonuçta rap Bence de değil. listesinde geliyor Worry, biraz Aspava'dan ötürü. Yani Spotify'da bu parça yeni çıkanlar popta değil rapte olduğu için
listemizde ama bence rap falan değil ama yani şey kendi janrası içerisinde hani muhatabı biz değiliz bu parçanın yine dediğim gibi benzer parçalarda. Kendi janrası içerisinde başarılı bir parça abi. Ya şu ana kadar kısımda hata da yok. Senin kullandığın bir şey geldi Yok mi yok yok bilmiyorum yok ama. yok yok hata yok. Ya Ve teknik bir hata da yok ama rap değil yani. yani Ama ben eklerim. Başka bir listeme eklerim tabii mutlaka. ki. Fena şarkı değil. Evet bence de keşke daha akustik bir sound olsaymış şarkıda Miraç. Ona hemfikirim ama dediğim gibi hani bu şarkının muhatabı biz değiliz ve muhtemelen yine Spotify yani Nazlı hala kendisi mi var bilmiyorum da hani Türkçe rap listesini almış parçayı yani. Hani ablacığım bu parça Türkçe rap değil haberin olsun. Ama güzel parça. Tebrik ederim Muri'yi yani. Bence Spotify'a bir atama gelmiştir ya bu kadar sürede. En ufak Ofis açılarsa resmi olarak. bir fikrim yok. Yani ben herhalde Binali Yıldırım falan sorumludur artık değil mi Spotify binasında? Çok boşta kaldı çünkü abi adama bir görev lazım Yani artık evet ya. bir görev lazım Ya ya. Bir görev lazım. bir de atama deyince Ama aklıma o şey değil mi? geldi İsimler ama yanlış yazıyor. Çalma Evet listelerin isimleri falan. evet. Evet. Ve hatta şey oluyor Spotify'dan logout yapınca hoşça kalın ben gidiyorum yazıyordu değil mi? Öf. Binali Yıldırım safe zone bence ya sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Yani Ezel bitmedi mi ya falan diyor değil mi ofiste böyle? Diziden bahsediyor abi. Bol sözlük çıkış sayfası öyle mi vizyon? Bilmiyorum gerçekten. İyiymiş. Güzel güzel düşünülmüş o zaman. Ben çünkü ilk açıldığında hani üyelik aldım ama hiçbir enterim yok yani. Onun için bilmiyorum onu yani. Sıradaki parçamız. Yani kötü parça değil ama dediğim gibi hani rap değil bu ve chatten geç karar çıktı geçtik. Sıradaki parçamız Şehzade Beyrut isimli bir parça gelecek. Beatini de Miraç yapmış. Geliyor. Shaker gibi. Shaker gibi. Miraç deyince bir an chat'teki Miraç'ı Evet fade attım. Sen bana bunu aynen bu demir parmaklık değil. En başta öyle hissettim ama demir parmaklık kesinlikle değil diye kaldırdım bizden zaten parmaklıkları. Chat'ten geç karar çıktı. Geçtik. Ya evet Miraç herhalde kendine yeni sistem depresifli bulmuş. Hatta ditem ya. sepresif değil mi? yani. Ama kötü parça. Yani beğenmedim. Ben hafiften şey bir özelliğim olduğu için böyle çok %10 falan kırılığım olduğu için hafiften hoşuma gitmeye başladı. Biraz daha dinlersek sevebilirim. Eyvah eyvah. Ama linç yemek istemiyorum şu an. Eyvah Ben bu eyvah. şarkıyı dinledim ama ya. Aynı Nasıl şeyi, ya? okuyuşu, aynı Ha. vokali. Başka bir yerde dinledim ben bu şarkıyı. Biri daha böyle birebir aynı şarkıyı okumuş gibi geliyor bana. Ama yine çıkaramıyorum kim olduğunu. Aga net adı Efe Uygaş'tan çalmış. Bir fikrim yok abi. Efe Uygaş takipçisi değilim. Kim olduğunu biliyorum bu sefer de. Yani takipçisi değilim. Evet, sisteme bu arada keşke sistem depresif ve benzeseymiş biraz. Ben trollüne diyorum onu yani. Sistem depresif kötü rap yapmıyordu çünkü. Ama yani kötü Yusuf parça. İslam değil o zaman ya Yusuf İslam değil bizim camiadan birisinden dinledim şarkıyı O Yusuf İslam değil ya zaman dur Nihat Hatip olduruyorsa şu anda kedilli abi ekrana geliyor. Nereye getireceğim? Bana geliyorsa yana kayayım. Bana da geliyor olabilir. O kadar fikrim yok ki şu an. Ya açıkçası. Zaten şu an kastığı için onu tıklayamıyorum da. Müthiş. Bugün kötü kötüyüz. Neyse Flash TV logomuz gelsin madem. Hazır madem o geldi. Üf, neyse şu an bulamadım. Sonra tekrar buluruz. Emboli'nin albümü de dinleyeceğiz. Merak etmeyin. Çıkmış her şeyi dinleyeceğiz. Panik yok. Sırada. Netlay'a geçmeden önce bir Baneva'ya bakalım sonra biraz nette arası verelim. Çünkü Vermeyelim be. vereceğiz vereceğiz olmaz. Vermeyelim be. Ya Yalvarırım bir hafta vermeyelim. o da benim hizmetimin karşılığı kardeşim. O da benim lüksüm yani bir ihtiyacım o benim yani. Sen nasıl ihtiyaçların var ya? Normal insanların böyle ihtiyaçları yok kankam. Eğlenmek benim de hakkım. O da ben alırım ya. Ben bir nette ama alırım. Bir kakaya gireriz yani. O kesif kokuyu monitörümden doğru duymak istiyorum ben ya. Nankör yakmaya gideceğim. Netliğe Hemen geçince. kaç yani hemen. Hemen kaçarım. Ama çok uzun sürmez. Tamam. O zaman Baneva hiçbiri geliyor.
Evet. Ben başlayayım abi istersen. Tamam. Nakaratı herkes sevmiş ama ben nakarattaki o vokal efektini, distortion'ı çok sevmedim açıkçası. Biraz rahatsız ediyor. Ha, bilinçli bir tercih. Hata değil tabii, kesinlikle yani. Prodüksiyon güzel. Baneva'nın flow yeteneğini ilk kez bu seviyede görüyorum. Ya bu seviyede görüyorum derken şu anlamda. İlk günden beri Baneva hep hani çok övüldü ya, hani Ceza falan paylaştı falan. Hani ben paylaştıklarında henüz o övgüleri hak edecek bir işini göremiyorken, en azından burada bir şeyler gördüm bu parçasında. Hani benim tekrar tekrar dinleyeceğim bir parça kesinlikle değil bu arada, baştan söyleyeyim, ama bu benim kişisel tercihim. Kötü parça değil kesinlikle. Ama dendiği gibi 20 yaş altında fast rap'e düşen biri olsam bayağı favori parçalarımdan biri olurdu. Ama ben genel olarak çok fazla fast rap de dinleyemediğim için biraz boomerlık diyeceksin belki, ama ben biraz yoruluyorum dinlerken. Bu arada Yo, parçanın uzunluğu, zevk süresi, meselesi abi. parçanın uzunluğu falan ideal abi. O konuda bence bir sıkıntı yok. Bu biraz zevk meselesinden. Ben biraz yoruluyorum ama kesinlikle kötü bir parça değil yani. Baneva yani kendi çıtasında iyi bir iş yapmış. Tebrik ederim. Şimdi ben söyleyecektim. Sen bitirince Ali Can yazdı Kodak şarkısını. O EP mesela bayağı başarılıydı. Ben sevmiştim, YouTube'a yükledi ama Spotify'da yok bildiğim kadarıyla. Bir tek YouTube'a yüklediler. Ondan sonra hani o seviyenin bir tık altında kalan bir iş gibi geldi bana. Ben nakaratı hiç sevmedim. Kim sevmiş onu da görmedim. Chat'te de Yok, bayağı çok dikkatli nakaratı çok takip sevdim edemedim. falan diyen gördüm ben yani. Parça Yani hakkında. nakaratı sevmedim ama şarkının geri kalanı güzel. Sadece bana bir tık uzun geldi. Bir de hep şeyden bahsediyoruz yani, çok tek düze şarkı, çok tek düze. Değil, Bu evet hiç o tek işte. düze değil Evet, ama güzel. çok yordu beni. Bu kadar fazla trafik olması da yordu beni. Ama genel olarak geçer iş ya. Yok, Şey değil gayet yani. geçerli bir iş abi, gayet geçerli bir iş. Geçer iş yani. Aa, direncim takip diyorum. Aboneliğin için çok teşekkür ederim. Biz de Twitch'le boğuşuyorduk. Acaba DMCA'den mi ban yiyeceğiz? Niye bugün böyle bir donmamız var falan. Hepsi, her şeyi sorguladığımız bir gündü. Aynen. Çok teşekkür Noodle'dan ederim. telif yemişiz. Benim aslında şey var. Direncan'ın oyununu oynadığım bir videom var. Direncan'la onu o kısımları klip alıp atacağım ben. Çok eğleneceğiz. Dilencan'ın oyununu oynadığın mı? Evet, burada bir 10-15 kişi hatırlıyordur bir gece. Şişsizre'de oynadık. Direncan var başrolde abi. Şaka yapmıyorum. Gerçekten şaka Ben yapmıyorum. şey sandım. Sen mi yazmıştın onu ya? Osman Osmanoğlu'nun şeyini. Noodle, evet. Evet, Noodle'u ben Osmanlıca dersin. yazdım. Çok iyiydi o ya. Gerçekten. Diren, gerçekten senin oyunun. Bak, ben sana tekrarı belki duruyordur ama abi, bir karakter var. FMV oyun. İnteraktif film. Ve gerçekten sensin yani. Hani senin bir kere Netdede de bir çakmanı izlemiştik ama bu sensin yani. Hani hatta şey var. Oyunu İstanbul'a da taşındın nasıl olsa, bir gün seni evde ağırlarken ikimiz beraber oyunu tekrar oynayalım istiyorum. Böyle bir Inception gibi hani. Oyunun karakteriyle oyunu oynuyorum ben böyle. Çok güzeldi. Hatırlayanlar var bak, gülüyor. A1 falan gülüyor. Vardı onlar yayında. Aynen, artık yakınız. Hoş geldin tekrar bu arada. Abonenin için de ayrıca teşekkür ederim. Şeyi kaldırdın mı? Abonelik konuşmanı. Abi, ben öyle bir konuşma belirleyebilmiş değilim. Her seferinde spontan bir şey söylemeye çalışıyorum. Hepsini de batırdığım için artık dümdüz teşekkürler deyip geçiyorum Ya o da herhalde. Ama direncene denk geldi. diren alınmaz bana zaten ya. Ona daha kep vereceğim ben. Böyle abonelik. Oğlum ben de abone oldum. Bana niye kep yok? Sen de gel alalım evden. Başındakini alırım. Ama artık şey var, dolar, euro falan belli, artık konserlerde şapka atma huyumdan acilen vazgeçmiş bulunuyorum Ama yani. konser yok zaten. Yani aynı konserde Konser olsa bütün hepsini yok. atarsın. Değil mi? Nette Halilcan, biraz netteğimiz var. Lütfen, biraz netteğimiz var. Ama yani 20 nette üst üste atmayacağım. Şu anki 5 nette gireriz, ondan sonra normale döneriz. Bir 20 nette dinleriz, sonra normale devam ederiz, sonra 40 nette daha Netteden dinleriz. sponsorluk mu aldın? Gerçekten doğru söyle ya. Böyle sponsorluk mu olalım? Kaka logosuyla açıyoruz adamlar. Oğlum reklamın iyisi kötüsü olmaz. Hatta logolarımız geliyor şu an çünkü birazdan Zaten en netteye çok gireceğiz. dinlenmeyi buradan alıyor büyük ihtimalle Nette şarkıları. Şahin de kaka star yapacağım ben. Böyle bir misyonum var. Bir beat var ya. Bir de bir Allah rızası için bir ritim ver de kaçırmasın artık. Gözünü seveyim. Gerçekten bu arada beat verebilirim. Yani isterse veririm abi o çocuğa. Çok eğlenmez miyiz? Çok Keşke eğlenmez klip miyiz? açık olsaydı Çok ya. Hı? eğlenmez. Çok eğlenmez miyiz öyle bir çalışma Çok olsa eğleniriz. Benzer ya? işlerim var zaten Baykan'ın. Evet, Seni çok o da rahatsız doğru. etmez Çok bizi. benzer işlerim var benim. Ay.
Evet. Basları da silersin. Çocuğun kafası Ve karışmaz. baslarımı zaten benim silmeme gerek yok. Mühendisler her türlü benim basımı, ritmimi, bütün beatimin üstünden geçiyorlar zaten ya. Tamam, o zaman sıkıntı yok. Netliğe geçiyor muyuz şu anda? Bir de giriyoruz biraz, aynen. Ben köz ekeyim mi? O arada. Ya gitme 2 dakika ya. Ama bak, Git yak hadi, git yak hadi. Kaşmir'e yazık olacak. Tamam git yak, Seni ben anca böyle ikna edebilirim. seni bekliyorum, ben her türlü chatle muhabbetimi ederim. Bekle beni tatlım. Dur geleceğim. Culture vulture değil ya, azıcık gülmeyelim, eğlenmeyelim. Hep mi ciddi ciddi kötü Türkçe rap parçalarını böyle ha, olumlu şeyler bulmaya çalışalım. Ha bak burada şey yapmış diye. Biraz da gülelim yahu. Emre abi, takip için teşekkürler. Emre abi 17, pardon. Takip için teşekkürler, hoş geldin. Jonker alabiliriz. Netde için anket ya. Evet Miraç, sanki gerek yok ya. Hani biz Netde'ye girmesek bu kadar gülmemiştik. Biliyorsunuz değil mi gerçekten yani. Ben böyle dümdüz sıkıcı sıkıcı işte ama falan modunda gidiyordum yani. Nette bizim can damarımız, şah damarımız, can damarı neymiş? Nette artık bana bir sponsorluk ateşlersin. O 1000 takipçimiz mi olmuş? Teşekkürler. Ajdar Flow'u değil mi o? Ajdar Flow'u dinleyeceğiz bugün ya. Masaka şarkı verdi sonuçta. Hatta Fight Club'ı ben yine direndim, yayının başını kaçırdım ama orada gülemeyenler için tekrar biz Fight Club'ı RP'li dinleyeceğiz. The Populist, aboneliğin için çok teşekkür ederim. Artık böyle fiyakalı bir abone şeyi bulmamız lazım bana. Böyle dümdüz oluyor biraz. Ama alınmıyorsunuzdur. Evet, İstanbul Trap'in dramasına bakacağım ya. Abi ünlü oluyorsun, korkuyorum mu? Ya olmam canım ben. Yani ben yani şey, buradan konsere gittim. Çekyalara bilmem ne, bir Allah'ın kulu paylaşmadı. O kadar iş yaptık, bir Allah'ın kulu paylaşmadı. Twitch'ten mi ünlü olacağız? Hani öyle bir hedefim yok zaten de. Biz Siz böyle küçük 15 küçük saniye. kalırız yani, merak etmeyin. 5 dakikalığına kurtardım sizi. Ve Subnasio. kaçabilen kaçsın. Subnasio hoş geldin abi, ne haber? Seni Esep yakınıyorum. Dün Cenk'in yayınını baştan sona izledim, Cenk'le yaptığınız yayını. Evet. Cenk dedi ki yarım saatte bir, abi ben ihtiyaç molası vereceğim. Abi ben şuraya gidiyorum. Aa tamam abi, olur abi. Ulan yayının Oğlum. başından beri bir köz yakmaya gittim, bana hemen laf etti. Bak şunu desen okey. Baykancığım ben bir köz Lütfen. yakmaya gidebilir miyim desen, tabii kanka git beklerim derim. Sen diyorsun ki sen Netde'ye gir en Dilekçe de azından bir... göndereyim istersen. Ama hayır, sen Adama şunu bak. diyorsun. Sen Netde'ye başla, ben en azından bir parçayı kaçırayım. Sen Aa öyle baş... bir şey demedim. Öyle bir Sen şey başla, demedim. sen başla, ben o arada gidip közümü alayım diyorsan ben o zaman sıkıntı çıkarırım. Sen de bu acıya bizimle ortak olacaksın kardeşim, kaçamazsın. Ağzımdan öyle bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Sen bu acıya bizimle beraber ortak olacaksın. Kaçışın yok Ben bundan yani. bilmem. Ben sesi kapatıyorum zaten nette de falan diye itirafta Niye yorumlamayacak mıyız ya? bulunuyormuşum. Zemzeme gördüm o olayı ya. Hani yayına girmeden. Hatta şey, klibi almıştım gündüzden. Klip teliften dolayı uçunca hatta şeyi aldım. Parçayı YouTube'dan topik konusundan aldım bugün. O zaman ilk netlerimize giriyorum. O nereden başlasam ya, bayağı da var. Daha önceden Netde batağında bizimle birlikte olmayan arkadaşları uyarıyorum. O Akıl zaman sağlığınıza dikkat edin. geliyor ilk parçamız. Galip Öztürk ve Osman Çetin kayboldum. Muhtemelen biz de kaybolacağız. Başlıyorum. Tamam geçtim geçtim. Sound. Ne diyorsun Mali, nasıl buldun parçayı? Klasik yorum yapayım mı? Yap yap. Ben netliğe geçirmiş için cüzdanlara bakıyorum şu an. Cüzdanlar yalnız birkaç Cüzdan. tane varmış gibi. Yo, ben netliğe gelmeden cüzdanı emanete bıraktım abi. Apartmanda emanet var, oha lükse bak. Peki. Ya apartmanda asansör yok Baykan, şimdi Evet, konuşturma apartmanda beni. asansör yok gerçekten. Yürü yürü. Yok Abdurrahman, bir yerlerinde rap Çık kesin babam çık. giriyordur yani, arkadaşların tipinde o var çünkü, hani bir hani cüzdan çalmaları rap kesin girecek de.
Hani oraya kadar ben gerçekten dayanamayacağım yani, ama böyle en azından gidip eğleniyoruz yine böyle. Yok Haluk, daha Fight Club'e girmedik. Gülüp eğleniyoruz mu dedi o? Evet. Eğleniyoruz mu dedim. Evet, Sen evlenmiyorum. eğleniyorsun bir tek abi Hadi diyor, be. ben hiç eğlenmiyorum. Oğlum ben bütün hafta boyunca eşek gibi çalışıyorum. Sonra buraya geliyoruz. Cüzdan çalmalı şarkılar dinliyoruz. Yani hiç mantıklı bir şey değil. Değil mi? Ne gelsin ne gelsin. Bayağı bir parça var da Bir yine. de seçiyor bir de ya. Bir de seçiyor ya. Kaç tane O şarkı zaman var orada? şey Allah gelsin. kahretmesin seni. Bayağı var. O zaman Bir de sıradaki seçiyor. parçamız gelsin. Bijar ve Sinsar. Keleş, Sinsar bayağı. Sinsar Şarkı deme şunları gözünü seveyim ya. Sinsar Sılvı'nın kiliş geliyor. Bijir bir sinsir kiliş geliyor abi. Neyse geliyor. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Daha demin evdeydik. Yani şu an Kalaşnikov'un dili olsa beni buradan çıkarın diye bağıracak yani. Nikon canlı olsa Kalaşnikov mu? şu Onu an da dönmüş bilmiyorum ya. salmıştı kurşunları böyle ta 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 Evet, ta diye. Kim Yugnet'te şu an girdik abi. Müzik sinsarı. Ama ya, hakikaten yani bir sinsirin giriş projesini ben hiç beğenmedim, o biriniz olsun. Yani ben bu projeyi tamamen böyle yorumlayacağım. Oğlum belki bir anlam vardır kelimenin. Şimdi bile linç yemeyelim. Ya abi yani nette de ben hani Murat alttan tire 01356 41 falan diye nickler görüyorum. Neyin anlamı Allah aşkına ya? Yani Allah aşkına ya. Bakacağım. Araştırmacı gazetecilik. Evet. Buradan Nevşin gazetecilere selam gönderiyorum. Mengele'ye de Nevşin Mengü'ye selam. selam gönderiyorum. Abi program gitgide YouTube eklerken şey ekler misin abi? Nevşin Mengü diye parantez içinde Tabi lütfen tabi rica tabi ediyorum. tabi. Yani biz çıtam, bu arada bilmeyenler varsa Mari Gündüz Twitter'da Nevşin Mengü ile kapıştı. Programın çıtası gitgide büyüyor abi. Ben bütün camiayı global dahi karşıma alıyorum. Mali'de rap dışı insanları karşısına alıyor böyle. Bizi topluca abi ülkenin tek bir konuda bir araya gelmesi, milli duygularıyla hareket etmesini biz sağlayacağız. İkimizi Taksim meydanında asıp çarmıha gelecekler böyle abi. Biz bu uğurda mücadele ediyoruz şu an yani. Evet, teşekkürler Mali. Rica ederim. Ben hazırlıklıyım her türlü. Dur şeye bakacağım. Translate bir açayım da. Sen konuş abi o sırada. Şarkı hakkında yorumlarını yap istersen. Yani yorum yapmayacağım. Plofam, bu haftaya bu hafta sizden gelenler yayına başladığımıza gelmiş. Şimdi bakıyorum haftaya hepsine derli toplu bakalım, aceleye gelmesin, ama Discord'dan attığın için teşekkür ederim. Haftaya mutlaka bakacağız. Bu hafta sizden gelenler yok ama. Haberiniz olsun. Ben bu ülkeyi valla çözemiyorum ya. Abi ne zaman nette yayınına geçsek dinleyici sayısı artıyor. Bu kadar acı çekmekten hoşlanan bir halk olamaz ya. Abi bence gayet güzel. Sıradaki parçaya geçeyim mi ben sen Sinsar'a bakarken? Bak ben sizin sıra bakamıyorum internetim. Tamam. Türk Telekom merhaba. Batu ve Bilal Tarhan, Interpol, eyvah eyvah. Geliyor. Ben teşekkür ederim Plofenci abi, Eyvah eyvah sesini. yok değil mi şarkının adında bu arada? Yok, ben eyvah eyvah dedim. Şarkının ismi Interpol. Hani artık global olarak da dızlıyoruz. İsviçre'deki ofisten böyle şu an helikopterler geziyor böyle bir yerlerde. Abi Sinsar eğer doğru çeviriyorsa translate Kürtçe'de günah demekmiş. Ha. Benim korktuğum buydu hani bir anlamı varsa dalga geçmeyelim diye. Eğer doğru çeviriyorsa Ya translate abi, yani öyle bir anlamı Sinsar varmış. Künçe'de Allah olmadıkça dalga geçtiğimiz herhangi bir kelimeyle alakalı bilinç yemeyiz herhalde. Ama İngilizce çevirmiyor. Yani İngilizce'de de Sinsar yazıyor. ki Translate'e çok güvenemedim çünkü. ama ben en azından isimlerin hakkını vermişler. Günah gibi parça yani. Kesinlikle istemiyorsun çünkü yani. Böyle kaçıyorsun parçadan. İmanlı Sinsar Knight. birisin. Neyse. Zevk alıyorum Allah baba ya. Bijar da seçkin demekmiş. Ruhsuz. Seçkin ve günahın şey Köle Şırrımbuke isimli parçasını dinledik. Ne diyeyim o zaman? Yani. Irkçı bir kanal değiliz biz ama yani zorlanıyorum bazen. Ya bunun ırkçılıkla bir alakası yok ya. Arif abi, aboneliğin için çok teşekkür ederim. Hoş geldin. O zaman sıradaki nette batağımızdan konuşamıyorum. Nette batağımızdaki sıradaki parçamız, yine konuşamıyorum neyse. Batu ve Bilal Tarhan, Interpol geliyor.
Lay down on the fucking floor diye böyle kapıyı kırarak arkadaşların evine giriyorlar değil mi klip çekiminden sonra? İyi Doğu maşallah çocuk be. bundan iyi bu arada abi. Şahincim, Şahin de kalk sevgili Şahin de kalk. Hakkını yedim özür dilerim abi. Vallahi özür dilerim. Ya Ya arıyor bizi. küfür için de çok İmkan özür dilerim bu arada ya şarkı sırasında. Benim normalde mikrofonum kapalı oluyor. Bugün açtım. sorun Yani gerçekten bir daha edeceğim aynı küfrü ya. ya. Siktir oradan yani. Böyle ne Interpol. Arıyor bizi Interpol. Ben de bir başka bir ihtiyacım varsa git hallet kanka. Ben de bir içeceğim bitti. Yine içecek alıp geleyim hızlıca. Başka bir ihtiyacım yok. Nette batağı içeceksiz çekilmiyor. Ne yapayım? Hatta batağına girme. Mesela mantıklı bir çözüm. Küfür için ne özür dileyeceğim ya? O Allah aşkına şu adama biraz baskı yapın. Hani 3 nette dinleyelim. Onu da gönlü Dur olsun. hatta şu O da közümü de alayım. üzülüyorum onu. Al 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 közünü de alsan. Onu da üzülüyorum. Yaşlanıyor muyum? Oo. Şey ya ben sakalları saldım bir süredir dışarı çıkmıyorum. Sakallar uzadıkça yaşlanmış gibi duruyor. Ondandır. Saçları zaten saldım o yüzden şapkayla kamufle ediyorum. Baykan'ın her yayında yaptığı gibi. Gel devam Evet et. net de yaşlandırıyor tamam o anlamdaysa ben aşırı ciddiye aldım hayatı ya kusura Geldim. bakma. Parça Bayağı hakkında ciddi yorum var ciddi mı? yorumladım. Parça hakkında da konuştuk biz nette bütün nette hakkında da konuştuk. Normal şarkılara geçebiliriz bence. Baro 34 bir şey demiş. Baykan parçayı atayım ben. Buradaki çocuklar da dinlesin bir. Abi Discord kanalımızda sizden gelenlere bırakırsan haftaya bakarız. Bugün çünkü sizden gelenlerin hepsi yayına girmemize az kala gelmiş. Ve bayağı parça var. Sıkıştırmadık haftaya bakayım. Abi Batu ve Bilal müebbetiniz hayırlı olsun abi. Yani Interpol sizi arıyorsa ya da derin devlet üyesi değil mi bunlar hani şey Yeşil'in çocuğu işte Çatlı'nın kızı falan böyle bunlar. Yani çünkü Çok çok Interpol çok da o sulara girmeyelim ya. abi Interpol çünkü seni arıyorsa yani derin devlet bağlantın vardır anlatabiliyor muyum? Nette yakılıp vermiyorsundur yani. Ama saklanmak için güzel bir yer nette bence. Emin misin? Bence öyle abi. Yani ben hala bir tek bizim izlediğimizi düşünüyorum netteyi ya. İnşallah öyledir. Allah ne İnşallah. olur öyle olsun. İnşallah. İnşallah. O da imana geldi. Evet. Oy. Parzival, militan geliyor. Abi bak tamam güzel. Fikir güzel. İyi niyetli Evet iyi ama niyetli. Sen bir sosyal sorumluluk projesi yapmaya çalışmışsın abi. Abi bu değil bu ya. Bu değil bu ya. Hani Müge Anlı isteyerek değil abi. Hani yani Ados senden de özür dilerim kanka. Ademcim. Zaten seni sevdiğimi biliyorsun ama yani şey sigara izmaritini denize atma abi. Yapma bundan daha verimli bir iş yani. Çok özür dilerim şu an yılların adosunu netteyle kıyaslıyorsun. Bence yeteri kadar ayıp yaptın. Bence devam et yani. Adem bana Daha kızmaz fazla. ya. Adem bana kızmaz. Militan da uygun bir seçim olmamış ve şey var hani yani kadınlar için sosyal sorumluluk projesi yaparken kripto oynayan kız arkadaşımıza POV çekimler yapmazsın herhalde değil mi? Şöyle algılamadım mı? Klibi nekromu çekti abi. Yani. Hiç öyle algılamam. Ben Baykan'ın konuştuklarıyla benim hiç bilgim yoktur. Yani. Neyse. Zaten kısa kısa gittiğim için merak etmeyin. Birazdan normal yerlerimize doğru geleceğiz. Alparslan Yılmaz ve Bülent Bucaklar bir elveda şarkısı. Şiirbaz geliyor galiba. Ya çünkü o kadar uzun yani. İsim soy isim artı şarkı ismiyle beraber. Hadi bakalım. Geliyor. Abi geçtik tamam geçtik de. Ben şeye üzüldüm şu an. Abi yani tripkolik çağının çok öncesinde bir insanmış bir saksızlık etmişiz birader. Hani bayağı vizyonermiş yani baktığın zaman.
Hani 2020'lerin müziğini kız 2005'te yapmış yani. Trip Kolik'ten özür diliyoruz. Ya tabii ki dilemiyorum abi. O da berbat müzik yapıyordu yani. Hatta müzik yapıyor dedim. O hakaret oldu ama yani gerçekten vizyonermiş abi. Hani 2020'yi 15 sene öncesinden öngörmüş ya. Uf. Selim Tekin ve Flex Ego geliyor. Arkadaşlar yorum beklemeyin ama, buralarda. Ama yetti ya. Vallahi yetti. Yok yani. Yok yetmedi. Ama. Çok iyi iki işim daha var en az. Sonra netteye zaten geri döneceğiz ama normale döneceğim. Selim Tekin ve Flex Ego geliyor. Abi Şahin de kalk. Gerçekten samimi olarak senden kötüsü geldi. Üzgünüm. Yok be, o kadar değil. Ondan kötüsü. Biraderim hakkını yedim. Sen en azından sanatsal bir şeyler çabalıyordun. Kanka Şahin Dekak'ın kliplerinde en azından 5-6 farklı mekanda 5-6 farklı sahne çekimi falan var. Hani şu an bir bu şey izliyoruz şu an biz. Xir No 1 Tsubasa'nın hani düşük bütçeli versiyonunu, hani şey alfa sürümünü izliyoruz. Hani, hani. Arkadaşlar biraz Banema'ya, biraz Orkun DK'ya benzemiyor mu? Orkun DK'yı tanımıyorum. Ha, tip olarak tanımıyorum, biliyorum da. Ya, anladım. Bir tane yılanlı klip izlemiştik ya, çocuk böyle yılan oluyordu. O benim favorim ya. Geçen paylaştık şey. Keyfimi yenemez pandemi. Aynen. Hatta ben galaksiler arası serotonin yapılacak... Serotonin, Giza serotonin. Galaksiler arasında yapılacak Türk Şerif yarışmasının aday olarak gönderdiğim 5 parçadan biri oydu. Ya, bir aday da benim. Bir aday da sendin. Evet, A$AP Ferg, Dennis Rodman ve Xir Tsubasa fazla izlenmiş. Evet, elinle yaptığı yılan hareketini bir daha yapalım mı hani hep beraber? Şu abi. Evet. O Şahin Dekak var listemde, dinlersek diye aldım. Aa, bir şey buldum. Evet. Bu abone şeylerine onu koysan abi. Abone olunca yılan çıksın. Telif alsınlar sonra. Birdman bizi keşfedemez de Giza keşfeder abi. Kanal direkt ölsün yani, onu istiyorsun sen. Öf. Yok abi gerçekten bazı isimlerdense ben... Ya Şahin en azından abi belli ki şey... Çünkü şarkısının içeriğini hatırlıyorum, hani ritim yoktu, bir şey yoktu ama işte baba sevgisi görmemiş çocuklar yakacak bilmem ne falan, en azından içsel bir şeyler anlatıyordu. Bunlar bir şey anlatmıyor. Şahin, ya Baykan, samimi söylüyorum. Ciddi, gerçekten ciddi anlatıyor musun şu an? Samimi söylüyorum abi, Şahin en azından bir şey anlatmaya çalışıyor. Beceremiyor ama bir şey anlatmaya çalışmış çocuk abi. Biz hırsız mırsız dedik. Biraz ağır oldu ama yani. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Ozan... Gerçekten seni de kınıyorum buradan SF'le. Bana Bulgar'ın akapellasına remix yapacağım diyor. Abi zaten Bulgar akapella bu üşendiği için beat koymadı altına. Evet. Böyle dümdüz verdi yani. Hiç dinlememişsin. Seni de kınıyorum burada. Abi yani. Ya bu arada trollünde söylüyorum tabii ki. Şahin Dekak da berbat yani de. Ya çünkü şey var. Bu arkadaşlar bir de bir şeyleri kopyalamaya çalışıp beceremiyorlar. Şahin'in onlardan haberi olmadığı için kendi skalasında saçmalıyor. Daha özgün saçmalıyor. O açıdan Şahin daha yaratıcı bence. Yani. Bunu kendi keşfetmeye çalışıyorum. Bunu samimi söylüyorum abi. Bu klipte gerçekten bu şarkı ve klipte yani Xir No 1 Tsubasa ve A$AP Ferg, Dennis Rodman etkisinde kalınmış, kopyalanmaya çalışılmış ve ortaya bu çıkmış. Şahin'in bunlardan haberi olmadığı için Şahin hani şey spontane saçmalıyor, anladın mı? Benim buna biraz saygım var yani. Yani gerçekten. Şahin'i ben yani, konuk olarak alacağım eve ve bu sırada sizinden de ambulansla bir adresime bir ekip göndermenizi isteyeceğim yani, 112'yi de. 15 dakika BG hakkında konuştuk geçen hafta. Şimdi bu konuya girersek 45 dakika konuşuruz. Seni de bir kere daha kınıyorum. Bugün herkese kınıyorum ben. Tamamdır. Sıradaki gaza parçamız. Geldim. Kenji Dikloron. Eyvah geliyor. Burada herkes psikopat, acıyor bak şey. Ben şeye gülüyorum. Elinde tutup anlatıyordu ya, ona gülüyorum. Harekete de gülüyorum da ben söyleyen şeylere de güldüm ama ekip, şu an gördüğümüz ekip arkadaşlar, tanıtayım, önemli bir crew'dur. Hip Hop 101'e dönüyorum biraz. Gördüğünüz grubun adı Kedriz. Yani Red Kiss değil bak. Kedriz. Hani bayağı direkt o yani. Kontkar var, Bego var. Ben burada herkesi görüyorum. Arda bile var uzun boylu. Ya herkes İsim var de şey, burada. Kendo Kenji. Evet yani. Öf. Ya şey, çocuğun tip saçları görme abi. Bak şeye odaklan bak. Mouse'da şey çiziyorum. Şurası Sagopa. Saçlar şey, ucuz kuaförlü kontkar, ekip Red Kiss çakması çocuk ve isim de Kendo Kenji'den aparılmış, marizlenmiş, dızlanmış, ne diyorsak onların jargonunda. Hani çocuk şey böyle hani, Voltron olmaya çalışmış ama olmamış. Herkes birleşmiş çocukta ama olmamış yani. Mero da var, evet Mero da var biraz. Nabil Dirar, o mümkün.
Mesut Özil nerede? Mesut Özil'i ben göremedim. Ben de göremedim. Benzetemedim Haluk'u. Abi her şey çok kötü. Evet. O zaman Nette'den biraz çıkalım. Hadi ya, iki tane daha sabredersiniz benim için. Sonra döneceğiz zaten de. Bu arada küfür etme, gerçekten közleri atalı yarım saat olacak Al neredeyse. gel, Bir çünkü onları şey bir var. alayım geleyim. PDND'den bildiğimiz bayağı eski bir isimin bir şarkısını gördüm bugün. Aslında o gelecek. Hani Netlerin çöpünde değiliz ya. Yani yine kötü parça muhtemelen ama bayağı eski bir isim yeni parça vermiş. Görünce şaşırdım. Geliyorum ben. Ona bakacağız. Sonra normal listemize devam edeceğiz. Yok, soldakini de kastettiğini anladım ama ben çok Mesut'a benzetemedim ya. Arif abi görüşürüz. Yetişebilirsek zaten sana raid diyeceğim ben de bugün. Ya Haluk, onu bugün yalan edebiliriz çünkü şöyle bir şey var. Hani yayına bağlanma fikri. Hani bugün saçma bir şeyden Twitch aşırı kasıyor. Hani 3 kişinin kamerasını falan ya da işte sesini kaldırabilir mi altyapımız bilmiyorum ama deneriz bir. Ama infilakta edebiliriz yani. Bugün saçma sapan drop yiyoruz çünkü. Benim kameram gecikiyor. Videoları açarken bir donma yaşıyorum falan. Benim elimde değil. Bugün zaten hala bende mesela izleyicide sıfır gözüküyor. Bu kadar kişisiniz burada. Bugün böyle bir Twitch'in altyapısında mı sorun var? Benim bilgisayarım mı sapıttı anlamadım. Bugün bir şey var ama yani. Üstünde de Japonca dızcı yazıyor değil mi? Yok, hatta ekran görüntüsü alayım. Atarım. Cidden bende şu an hala yayının başından beri sıfır izleyici yazıyor. Sohbet bazen duruyor, bir anda akıyor falan. Bugün bir saçmalık var. Hadi hayırlısı. Yok, yeniledim abi. Defalarca yeniledim. Ben Mali'yi bekliyorum bu arada. Dediğim eski isme geçeceğiz. Olabilir abi, yapabiliriz bunların hepsini. Ha. Geldim Ali. Taksın kulaklığını da. Hoş geldin Mali. O zaman direkt geçiyorum ben parçaya. Biraz Netlerden Tamam. çıkıyoruz, sonra biraz daha Netler arası verip IQ düşürürüz. PDND'den geliyor parça. Buldozer. Yasak Bölge 2. Kendisini yıllardır ben hiç haber almıyordum yani. Ya bizzat tanışmıyorum da hani hiçbir yerde duymuyordum yani. Bir şey Buldozer'le hatırlıyorum. ilgili Akıl hastanesi mevzusu vardı ben. Onu mu diyeceksin yoksa? Öyle bir Yok, şey ya. şeyi hatırlıyorum ben. Buldozer'in kasetini almıştım. Bakırköy'deki Esentroni'yi bilirsin. Evet evet Hemen evet evet. İstanbul Caddesi'nde kapandı. Kokoreççi oldu orası. Çok üzüldüm. Aha. Oradan kasetini almıştım abi. İçinde şey, mail adresi falan var. Telefon numarası vardı galiba, Aynen, yanlış duruyor hatırlamıyorsam. kaset bende. Var içinde. Mail adresi, telefon numarası falan vardı. İçinde tek böyle bu kadar kişisel bilgi gördüğüm tek albüm oydu. Ya ben Öyle bizzat bir... tanışmıyordum. Bizzat tanışmıyordum. Suikast zamanında hani Buldozer'in psikolojik sıkıntılar sebebiyle falan bayağı bir tedavi süreci falan derken koptuğunu hatırlıyorum. Bir daha da haber almamıştım 2000'lerin başından beri neredeyse, ya da benim gözümden kaçmıştır. Bugün PDN'ye çıkmış diye bakınca Buldozer gördüm yani, bir şaşırdım. Ya ben rapini o zaman da hiç beğenmezdim bu arada. Hani bugün de çok iyi bir şey duyacağımızı asla zannetmiyorum ama en azından ilk Nette bölümümüzden bilindik biriyle çıkalım nispeten. Aynı buldozer mi bu arada, emin miyiz? Evet, tipinden tanıdım abi, aynı Tamam, Buldozer. tamam. Buldozer Yasak Bölge 2 geliyor. Öf, geçtim abi. Gerçekten geçtim. Üstüne hiçbir şey koymadan dönen bir isimli daha ağırladık burada abi. O zaman da şey rap yapıyordu. Hele 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 bile 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 hele bile 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 diye rap yapıyordu burada da. O zaman da buydu abi yani. Sıfır vurgu ve buydu gerçekten. Sıfır vurguyla bir şeyler söylüyordu. Hani Bir daha, ne olur bir daha, yalvarırım. hiçbir şey değişmemiş yani. Aya böyle. Hele hele bile 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 hele bile 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 diye rap yapıyordu. Ya hala aynı yani. Sıfır vurgu abi. Hep buydu Buldozer. Ve bir dönem Ceza'yla falan kıyaslanmış olması bence Ceza'ya büyük haksızlık yani. Yok, şu Atilla'cığım tuvalete gidebilirsin. Hemen geçmeyiz bu lupa. Emre Yücel'e ne? Ben Masaka dinlerken Emre Yücel'e olacağım. Daha hepsi gelecek abi. Bütün elementlerimiz yanımızda. Sırasıyla gelecekler sadece. Ben bir daha takmam o şeyi falan, Ben çok takacağım. sıcak. Ben o bandanayı falan takacağım canım. Takamam, kusura bakmayın. Öyle bir şarkı var diye. Hani Buldozer'ın atası abi. İsmini bilmiyorum o parçanın. Sunumdan sonra yeni bir Evet. tarz taklidiyle. Gerçekten bunu samimi söylüyorum, hani Netlere batağı gibi görme, eski bir isim olduğu için hani sen Buldozer hakkındaki ve bu parça hakkındaki bir Aa, yorumunu alırım ufak yani.
Bu parça hakkında hiçbir yorumum yok abi. Çünkü yorum yapılacak bir şey yok bence Jean-Jacques ortada ya. yine Senin bir buçuk, söylediğin. iki, bir buçuk ikiye kadar burada oluruz ya en az. Kahve al sen. Ben de şey yazmışlar. Şapkayı ters çevirip kontrol olabilirsin diye de kontrol olursam bu yayın büyük ihtimalle kırmızı noktalı yayınlanır. O yüzden ben kontrol olarak katılmayı düşünmüyorum. Penis adam. Of. Neyse ben normal listemize dönüyorum biraz. Baneva dinledik değil mi bundan önce en son? Evet, kim geliyor? Bu topik aldığım için bakacağım buna. Ogi kaybettim kendimi geliyor. Evet. Fade dağıtmadan çat diye durdurdum abi. Çünkü yeterince geç kararı gördüm ben. Şeyde. Ve evet bu şey telaffuzlar beni de çok rahatsız ediyor. Kendimi değil de hani sanki kendimi mi desen yani hani. onun efsanesini geçen hafta gördük hani. Ukala değil de ukala. Hani hız ukala. Hatta Afrikalı futbolcu demiştim. Ogeday'ın bu arada tek iyi şarkısı o olabilir Miraç. Kaybettim seni. Bir hafta da Ogeday'la girelim yine. Girdik ya daha önce. Hatta senin olmadığın hafta ben kaybettim seniyle girdim hani. Ha, tamam, Manidar abi, olsun diye. Olurmuş. Senin olmadığın bir hafta kaybettim seniyle açtım ben yayını. Ama Çok Ogeday'ın başarılı. ya Twitch'ten ban yemesek aslında Ogeday'ın, Levo'nun falan böyle AK Parti seçim şarkıları falan var. Onlarla bile girebiliriz yani. Ya çünkü çok kötü şarkılar abi. Yani çok kötü şarkılar. İlk levolar onlardı. İlk levolar diyorum şey. İlk Zeo Javid'ler onlardı yani. Ben parçayı hiç sevmedim abi. Ve Imo Rap'ten de çok sıkıldım artık. Genel yorumum bu yani. Evde başka ekleyebilecek bir şeyim yok. Gerçekten başka benim de söyleyecek bir şeyim yok abi. Yani şeye değindim zaten. Yani telaffuz kasıtlı da yapılsa beni ben bunu hata olarak görüyorum abi. Dinleyiciyi iten bir şey. Açık e'ler. Hani Mersin ağzı gibi biraz böyle. O beni... Mersinliler ben sizi seviyorum. Yok Mersin'i karşımıza almadım. Mersin'de öyle bir şey var abi. Ben gerçekten birisi mesela peynir diyorsa ben onun Mersin'in olduğunu oradan çözüyorum. Kendim peynir falan diyorsa ben Mersin'i oradan çözüyorum yani. Adana'da da var mı o Miraç bilmiyorum ama gerçekten ben Mersin, Antalya oradan çözüyorum ben yani. Gerçekten E'ye açık okuma var. Antep'te de var. Benzin, evet. Benzin, kendim. Hatta evet Sayan, Beta Sayan istediğinde o E vurgusunu da çok yapmıştı hatırlıyorsanız Seda Sayan'da. E diye hani hatırlıyorsunuzdur. Balkan gerçekten şimdi menü geldi de %30 kaşemir mi koydun? Evet abi. Ama ufak bile yani 10 gram falandır. Çok Mersin'e yakın arkadaşım var. Mersinlileri hiç sevmem. Cümlenim kıçı başı ayrı oynuyor. Ben bu telaffuzdan rahatsız olduğumu söyledim ama onun dışında hani bir hata yok ama beni hiç almayan bir parça. Çünkü Imo Rap zaten çok dinlediğim bir tarz değil ama çok sıkıldım zaten yani. Türkiye'deki uygulamasından da. Üzgünüm Ogi. Olmadı bugün. Sıradaki parçamız da topik olduğu için bakacağım. Ha tamam. İlkim ve Merco ya da Merco diye okuyordu ya. Yok Merco diye okuyordu. Eskiden PMC'de olan Merco. Voodoo Battle'lık'taki falan vardı ya. Uzun boylu sarışın. O kendisini Merco diye okuduğu için böyle okudum. Merso değildir o yani. Çünkü ismi Mercan onun kısaltılması muhtemelen. Bir harfle de kısaltma olmaz sanki ama neyse. Bunu kısaltma yapıyorum diye uzatanlar var ya. Evet. Ayşe mesela Ayşelik o falan. Evet. İlkim ve Merco. Hiç bakmıyorum. İlcim Allah kahretsin. İlcim ve Merco'dan yaşamak istemiyorum geliyor. Ben konuşamıyorum çünkü o yüzden böyle. İlkim ve Merco'dan yaşamak istemiyorum geliyor. Bakalım. Evet bence yeterince dinledik abi. Aynen bence de yeter. Ya Yasin dediğine katılıyorum. Bu tarz konularda spesifik bir kişi üzerinden örnek verilince sinir oluyorum demiş Yasin. Çünkü onun ailesinden biri dinlediği zaman hissedeceklerini hiç mi düşünmüyorlar demiş. Evet bu doğru abi yani. Hani ben ona çok katılmıyorum ya. Ya şey var mesela zamanı şey vardı. Çağrı Sincil'in vardı ya Gülsüm Elvan'ın ölen evladına feryadı mısın? Bence güzel bir kullanımdı hani orada. Burada şey var hani. Şu yüzden ben Yasin'e katılıyorum. Abi şu an dinlediğimiz örnekler çok yüzeysel kamu spotları ya abi. Evet hani, ona ben de katılıyorum. Hani fazlası. Çok sığ bir şey de söylemiyorsun aslına bakarsan. Ve bu bir şey söylemediğin için
sen hani bir şekilde bu insanların kulağına gidersen sadece acılarını hatırlatmış oluyorsun. Çünkü sen burada bir konuya parmak basıp bir çözüm önerisi sunmuyorsun ya da gerçekten etki edecek bir söylemde bulunmuyorsun. Sen tweetleri sıralayıp parça yapmışsın gibi oluyor. Demin Netlerdeki kadına şiddet temalı parçada da bu vardı. Bunlar şey var. Düşük bütçeli kamu spotları benim gözümde ya. Evet, sadece malumun ilanı var. Herhangi bir Evet yorum yok evet işte o içinde. yüzden malumun ilanı olduğu için oradaki insanların ailelerine bence sadece hatırlatmak oluyor. Yani çünkü Ve o konuda katılıyorum. bir yarasını bantlamıyorsun yani o açıdan diyorum. Evet bak ailesi, Yasin diyor ki ailesinden birini kaybetmiş biri olarak söylüyorum. Cinayet şeklini anlatıyor burada. Orada annesinin duygusunun farkı bu diye yani. Hani Çağrı Evet. Sinici'nin örneği iyi anlamda verdiğim bir örnekte. Onunla bunun farkı orada yani. Burada sen tekrar cinayetini betimliyorsun. Ya katılmıyorum deme sebebim şuydu. Mesela buraya girersek bir ismi andığın siyasi şarkıları da protest şarkıları da yapamazsına gidecekti olay. O yüzden çok katılmıyorum dedim ama söylediğine katılıyorum. Bayağı sığ. Yani sadece olan şeyi anlatmanın çok bir anlamı yok. Hani bir Evet, şey o eklemediğin için yüzden üstüne. o yüzden Ona bu insanları katılıyorum dedim. hatırlatmaktan başka bir şey, yani hatırlatmak derken yarısını deşmekten başka bir şey değil. Çünkü iyi niyetli bir şey yapıyorsunuz belki. Hani bunda ben şey görmüyorum kesinlikle. Hani Netlerdeki için de aynı şeyi söylüyorum. Hani çünkü bunlar böyle aşırı dinlenen insanlar falan da olmadığı için hadi bundan prim yapalım zihniyetiyle bu parçaları yaptıklarını düşünmüyorum. İyi niyetli yapılmış parçalar ama aşırı yüzeysel kaldığınız için abi çok kötü ya. Çok kötü. 85 kişiyiz. Teşekkürler güncelleme için abi. Ama bugün Twitch beni kanser etti yani sağ olsun. Evet saçma sapan TikTok çekmesindense biraz duyarlı olunmaya çalışılması iyi ama keşke yüzeysel kalınmasa. Biraz altı dolu olsa bazı şeylerin yani. Evet Çağrı Sinci'nin göndermesi zeki bir gönderme Undertaker. Tamamen ondan bahsediyorum. Bunu ticari olarak da yapanlar var çünkü yani. Biliyoruz isimlerini zaten hepimiz. Ya TC kimliklerini mi vermedim bir tek ben bu yayınlarda o insanların çünkü. Bu arada Susamam'dan bahsetmiyorum kafalar karışmasın. O güzel bir projeydi. Sadece o da hani o kadar büyük ismin birbirini hiç dinlemeden yazmış gibi. Hani tamam hepsi farklı konu anlatıyor ama biri çok doğru yerlere parmak basıyorken biri çok yüzeysel kalıyordu gibi problemleri vardı o şarkının. Ama tabii ki ihtiyacımız olan bir projeydi. O açıdan ayrı. Ama mesela yani Gezi Parkı'nın yıllardır ekmeğini yiyen insanları tanıyoruz piyasada yani. Bu projeyle ilgili bir parantez atacağım bu arada. Tabii. Öyle bir ek bilgi olsun diye yani. Mesela o projenin şeyi de burada çok fazla konuşuyoruz ya belki Evet, hatta özel bir mecburiyorum. yayın Bak, yap. Selim dedi, Susamam'ın part 2'sini yaparsam bu ticari girişimdir artık. Ben Gezi Parkı şarkılarının part 2'sini 3'ünü yapanları bildiğim için bunu söylüyorum yani. Ya 2017'de de Gezi Parkı şarkısı vermezsin. Onun üstünden 4 sene geçmiş yani. Halilcan Tamam anladı. mı? Halilcan anladı kimi kastettiğimi zaten. Aynen hani artık chat'te merak eden varsa Halilcan'ın yazdığını görebilir yani. Sen devam et kanka. Susamam projesi mesela şeyden güzeldi. Konuyu oraya çekmeyeceğim komple. Sadece böyle parantez açıyorum oraya. Projenin sadece şarkı kısmı değil, mesela kapağı falan da bayağı bir çalışılmıştı. Burada hep konuşuyoruz ya bu grafik tasarımcıların, illüstratörlerin şeye girmesinden, bizim albüm kapaklarını yapmalarından falan arada bahsediyoruz. Burak Şentürk'ten bahsetmiştik İdran'ın yayınlaması, hatırlıyorsundur İdran'ın şarkıları. Olur olmaz yerlerde gülüyorsun değil mi? Ciddi bir şeyle güldüğümü farkındayım ama Lex Alt'ın yorumuna güldüm. Sinsarların da Interpol duyarı çok güzelseldi ya demiş. Ona gülüyorum. O Interpol şarkısı benim yeni favorilerimden biri artık netle daha ya gerçekten. O yüzden güldüm. Sen devam et. Ya bana takılma yani. Ben böyle Yok patlıyorum abi, ben zaten unuttum arada. 5. kez bölündüğü için. Çok özür dilerim. Önemli değil. Mesela o şarkıda kapağı da bayağı bir uğraşmışlardı. Hatta kapak şeyde grafik tasarım ödüllerinde ödül falan almıştı. Bayağı birkaç tane dalda ödül almıştı. Hani bu tarz üzerine uğraşılan bir iş olduğu zaman benim hoşuma gidiyor ama bu tarz yüzeysel işler çok fazla sarmıyor diyecektim. Yani Genel olarak özetle buydu. evet ya iyi bir girişim ama çok yüzeysel kaldığı için şey yapıyoruz ama ben kesinlikle ben çok fazla muhabbetim olmasa da hani merhaba merhaba denk geldiğimden hani Mercu'yu biliyorum. Yani ama şeye inanıyorum yani bu çıkar gözeterek yapılmamış bir iş olduğunu hani samimiyetle yapıldığına inanıyorum ama yüzeysel kalmış. Hani kabul. O zaman merak ettiğiniz işlerden biri gelsin. İki parça O var. mu Hem geliyor? ha? O mu geliyor yoksa? Yok o gelmiyor. O geldiğinde ben Tamam abi. hazırlık yaparım biraz. Tamam. Emboli'nin albümü çıkmıştı. Ben Emboli'nin albümünden iki parça aldım. Çünkü muhtemelen klipler çıkacaktır. Bir tanesi zaten klipli çıkmış. Bir klipliyi aldım. Bir de Patron düetini aldım bugün. Peş peşe ikisine de bakalım isterseniz.
İlk olarak Emboli ve Sevginin Rızasını Al Dünlerin isimli klibi gelecek. Hazırsanız başlıyorum. Tamamdır Musab. Ama ya bayağı bir geç gördüm. Var şey fade attık. Ya şey gireyim. Emboli ben de kalemine güvendiğim bir isim. Hani albümü dinlemediği için albüm bazında yorum yapmayacağım. Burada da hani diri kalite iyi ama yani şey diri kaliteyle yani anlattığı şeyle beat'in yansıttığı havayı biraz uyumsuz buldum. Beat yine hani PMC'nin son dönem beatlerine yakın bir beat. Artı nakaratı da eklerim ben Yok ona buna. geleceğim. Uyumsuzluğa. Nakarat çok çok kötü nakarat abi. Üzgünüm. Hani Sevgi'yi beğenip almışlar belli ki yani. Yoksa niye olsun albümde ama ya da arkadaş kontenjanı falan değilse gerçekten çok kötü. Yani nakarat çok kötü abi. O kadar çok kötü diyemem ama iyi değil yani. Feride ben de anlamadım ki yani herhalde şeyiz diye. İştiraz falan diye mi böyle bilmiyorum anlamadım bugün. Normalde hiç olmayan sorunlar oluyor bugün. Aynı bilgisayar, aynı setup, her şey aynı yani. Aslında tatlı girdi şarkı. Böyle bir fena gitmeyecekmiş gibi girdi de. Yok nakarat çok kötü. Parçayı Nakarat. nakarat katletti abi. Nakarat imposter yani net. Yani Mantan kaçarken evet gördüm. Sevgi'yi eventten kaçarken gördüm. Emboli'nin parçasını kesiyordu ya. Yok ya ben bugün ben genel olarak çünkü Watch Together'dan izlediğimiz için bu açıklamaları okumuyorsunuz olayına da bir değineyim. Ya biz Watch Together'dan baktığımız için açıklamalar gözükmüyor. Bizde playlist var. İkimiz aynı anda parçayı eş zamanlı olarak çünkü Watch Together üzerinden Mari ile herhangi bir süre farkı olmadan aynı anda izleyebiliyoruz. Ve burada sadece parçaların isimleri veya videonun isimleri yazıyor. Ve şurada gördüğünüzde üstüne geldiğinde kanalın adı yazıyor. Ve ben bu benim hatam. Yani not alabilirim kenara. Sonraki yayınlarda dikkat ederim hatta buna. Artık 15 hafta oldu ama olsun. Gelişmenin bir zamanı yoktur. Not ederim prodüktör bilgilerini falan ama hani açıklamasına bakmadım parçanın açıkçası. O yüzden bilmiyorum. Uğur Öztürk benim tahminim yani Efe Can'mış, olmayabilir. Efe Can'mış. Yazdılar çıktı. Evet, Efe Can'ı ben Şaşırdıysan. genel olarak çok hani beraber ortak olan işimizde de dahil biliyorsun. Yani çok aşırı henüz tutmuyorum. Hani patron bir şey görmüştür ki PMC'de de. PMC'ye almıştır eyvallah ama yani Astral'den kat kat iyi olduğunu kabul etmekle beraber hala biraz yetersiz görüyorum. Yani çünkü şey var. Ya ben Emboli'ye beat yapsam bu soundda iş çıkarmam açıkçası. Kendi adıma. Çünkü yani elindeki MC bu beat'in MC'si değil. İlla sert boom bap bir şey ver demiyorum. Emboli boom bap seviyor diye ayrı bir şey. Ama hani PMC Legacy'nin ikinci albümündeki nefret parçası tam Emboli'nin beat'iydi. Ve Emboli orada iyi mesela. Hani yeni jenerasyon dediğimiz soundda bir şey çıkaracaksan da biraz daha MC'ye uygun beat vermek lazım diye düşünüyorum. İşte Emboli acaba PMC mentalitesine ne kadar uygun bir O da MC, ayrı bir ben mesele. Şu ondan güncel emin PMC biraz netteye yakın değilim. gidiyor çünkü. Tamamen pop rap ağırlıklı olmak üzere. Hani Emboli ne kadar uygun ona ben de hemfikirim yani. Furkan Kendi nakarat sound'unu bayağı kötü biraz bence ya. yarattı çünkü PMC. İyi kötü tartışılır, ona bir şey demiyorum. Bir yorumum yok. Emboli çok oraya uygun değilmiş gibi geliyor bana yani. Şey olarak, PMC sound mentality olarak. abi şu an malum Afro trap batağı biraz. Malum. Biraz pop arabesk kanlı Biraz evet. Maalesef. TikTok. Biraz TikTok evet. Ya patron da anlıyorum. Akarken doldurmaya çalışıyor ama yani biraz da keşke az ödün verse. Keşke. Tam ismi geçmişken o zaman patronun şarkıya mı geçsek Zaten acaba? sırada o var. Hemen. Sırada o var. Ha, tamam. Geçeceğiz. Yani şey değil. Ben Ege'yi insan olarak severim. Hani umarım yeri geliyor burada çok ağır gömüyoruz bazı işlerin falan ama yani alınmayacağını düşünüyorum. Ama yani gerçekten Beğendiğim işleri de oldu benim yok gerçi. normalde beğendiğim bir MC iken son dönemde abi hani hiç hitap eden bir şey dinleyemem. Tamamen TikTok'a parça üretiyor olmasından çok rahatsızım yani. Kendisi de buradan açık mektup gibi hani duyabilir hani. Sıradaki parçamız o zaman. Bu da Efecan'ın beatiymiş. Bunun mesela parantez içinde yazıyor. Emboli ve Patron karanlık geliyor. Ya Haluk evet anladık da bir orada müzikal bir değişim oldu. Haliyle bakmak istedim. Bak, bu kadar katlandık 10 saniye daha katlanırız herhalde. Yani şey bu, mesela bir önceki parçanın aksine yine biraz sıkıcı bulsam da beat'i özellikle sonlara doğru gelen değişimlerle Efecan burada mesela artı puanımı alır. Güzel iş. Bunun prodüksiyonu iyi. Yani önceki klip parçasından çok çok daha iyi parça. Ben mesela klibi buna çekerdim. Hani belki çekeceklerdir ikinci, üçüncü klip olarak bilemem ama ben hani çıkış olarak bunu seçerdim muhtemelen. Ya ama evet yani bence Emboli'nin hak ettiği albüm bu değil ya.
Ya albüm genelinde albümü dinlemediğim için şu anda iki parçada değerlendiriyorum bunu tabii ki. Bir hani şey çok ciddi bir yorum olarak almayın ama karanlık en azından 10 üzerinden 6,5-7'si var bende yani. Hani bir önceki parça nakarat yüzünden tahammül edemedim açıkçası. Bir 6,5-7'si var. Patronun verse ayrıca geleceğim. Hadi sen de yorumunu yap, ona ayrı bir girelim. Tamam. Abi ben bir ya açıkçası Beat'i sevmedim. Senin aksine çok beğenmedim ama bir Yok önceki zaten şarkıdan. müthiş demiyorum ama hani burada en azından Evet. duymak istediğim birkaç şeyi duydum yani. Ben çok fazla sevmedim. Nakaratı sevmedim. Sevmediğim noktaları söylüyorum önce, sonra sevdiklerimi söyleyeceğim. Nakaratı çok sevmedim. O da patronun araya Emboli ile alakasız bir şeyler söylemesi, Burada hemfikirim, vokalleri falan nakarat bunda da kötü. Nakarat bunda da çok kötü. çok mantıklı gelmedi. Şimdi de albümün açılış şarkısı bu, gördüğüm kadarıyla öyle hatırlıyorum. Bir önceki dinlediğimiz şarkı klip şarkısı. Açılıp Albümün geri orada demo kalanını yok. dinlemedik, o yüzden bilmiyorum ama sanırım albüm için ben böyle bir kelime seçsem tutarsız diyebilirim ya. Birbiriyle tutarsız çok şey var şu iki şarkıda. Şarkıların Evet içinde de, ya, albümde, genel sıralanışı da, olarak hani klip zaten şarkısının. kanka söylediğinle alakalı bir şey söylüyorum, hani boş yere kesmedim biraz. Yok yok yok, dinliyorum. Türkçe rap'te genelde bir albümdeki bir konsept bütünlüğünü zaten asla kolay kolay görmüyoruz. Çok nadir eserler var. Bütünüyle Ama konsept şarkının içinde de yapılmış albüm. tutarsızlıklar var yani. Tabii canım Birbiriyle yani. alakasız bölümler çok var. O iki şarkıda da var, o yüzden Evet, söylüyorum özellikle. Albümün doğru. geri kalanını bilmiyorum ama. Ben Patron'un verse'ünü sevdim. Sen detayına girersin. Arada birkaç tane öyle yani olmasaymış keşke dediğim şeyler, satırlar var ama genel olarak sevdim. Uzun zamandır böyle hafif agresif bir Patron verse'ü dinlememiştim. Belki o yüzden Ya hoşuma gitmiş olabilir. bu şey canlı ya da diss yedik falan dendi ya gayet. Yani bu bize değildir bir. Hani bize de olsa yani kendi adıma, yani benim Inspector Deck'le falan şarkım var. Yani herhangi bir Türkçe rapçinden 8 bar için ben bahsedilen eylemi yapmam yani parçada geçen. Haberiniz olsun bundan ya. Olmasa da olur. Yani bir şey değil. Patronla benim albüme bir parça yapsak mı diye konuştuk. Sonrasında zaten ben de karantina falan derken zaten albüm kaldı köşede. Üstünde hiçbir şey yapmıyorum. Ben 5 ayda doğru düzgün müzik yapmıyorum da hani şey değil. Hani beraber parça yapsak falan kendi adıma dedim ama o söz bana değildir yani. Çünkü ben herhangi bir Türkçe rapçiden 8 bar koparmak için ölmem yani. Bir kere mail atarım. Dönüyorsa dönüyordur. Dönmüyorsa yapmıyorsak yapmıyoruz. Çok da takmam yani. O bize değil yani, o yüzden chat merak etmeyin. Onun kim olduğu belli zaten Ya ya. evet, onun kim olduğu belli de, ya Ya şey kim değil hani nereye abi, ya olduğu şey belli değil. yani. Bize de arkadaşım dediğim insanlar bile burada hani bizim profesyonelce müzik eleştirdiğimizi, aslında kişisel hasetimiz olmadığını ayırt edemiyorlar. Hani kendi şarkılarına gelen yorumlara bakarken, hani bizim bunu bir şey patron özelinde söylemiyorum, bu genel bir duyuru. Hani bizim öyle, abi öyle bir şey yok. Biz burada bir içerik üretmeye çalışıyoruz haliyle. Bir yani ben müzisyen olduğum kadar, benim bu müzisyen olmak benim bir engelim değil. Hani ben Twitch yayını yapıp bildiğim iş üzerinden müzik yayınları da yapabilirim. Bunu tercih ettim. Yani boş durmak yerine karantina sürecinde. Çünkü ben buna devam ediyorum. Ben bunu tercih Abi ettim burada da abi. Yani şey değil ben bu. seni keseceğim alakalı bir şeyle. Geçen Tabii. hafta biz Baykan'ın şarkısını beğenmedik mesela. Evet, ben burada Burada kendi alakalı. parçam kötü mixlendiyse ya da ben mesela bu beat'i şu yıl yapmıştım. Şu an yapsam böyle yapmazmışım dediğim kaç parça var yani benim işimin de olduğu çıktığı parça. Yani şey değil, ben kendime de geçiriyorum. Ben burada tarafsızca sizle olan arkadaşlık veya düşmanlık varsa, bir problemimiz varsa bu ilişkimizi gözetmeden tarafsızca parçalarınıza bakıyoruz. Beraber dinliyoruz. Etkileşim içerisindeyiz. Burada bir kendimize bir kitlemiz var. Yani bu size nefret kusma yayını değil. Ya da biz reaction videosu çekmiyoruz. Hani böyle zanneden arkadaşlar için. Çünkü siz onu zaten seviyorsunuz. Daha önce de söyledim. Burada Bir yapılan de şey bu değil. Biz burada top. kendimize motive oluyoruz abi. Siz haftanın bir günü gelip burada kafa dağıtıp gidiyoruz. Bu kadar çok da ciddiye almayın. Bir Yani. de hepsini bir araya topladın. Şunu da söyleyelim. Bunu duyanlar genelde YouTube'dan duyuyorlar, dinliyorlar. O yüzden chat'i Evet, görmüyorlar. evet, Chat evet. YouTube'da yok. Genellikle muhabbetin bir kısmında chat'in yorumları üzerinden ilerliyor. Hani o da bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet veriyor olabilir. Bunu da bir parantez içinde Yani söyleyelim. ben bunu Nette için söylüyorum abi. Nette'den de mesela abi çok gömmüşsünüz ilk kaydını falan geliyor. Abi ilk kaydını ben senin hep söylüyorum bunu. İlk kaydını Kenan Doğulu ile aynı label'dan aynı distribütörden görmemeliyim. İlk kaydınsa. Çünkü o zaman ben profesyonel gibi gömeceğim. Üzgünüm. Hatta dalga geçecek bir şey varsa güleceğim de. Bu en doğal hakkım. Şeye çok kıl alıyorum ben hani. Siz daha iyisini yapsaydınız. Ben şunu başardım. Abi şimdi hepimiz futbol seyrediyoruz. Ben Messi kötü oynadığı maçta kötü oynadı demek için benim de Barcelona'ya transfer mi gerçekleştirmem lazım? Oh, Hip Hop Life Forum 2000. Ama gerçekten abi, bu hala o kafa devam ediyor. Ben bu mu olması lazım yani?
Atilla'cığım çok teşekkür ederim. Ya YouTube bazen chatte de böyle bir şeye dalga geçiyoruz ya abi. Bu sizi burada direkt isim soy ismiyle bile aramız olan arkadaşlar var. Bu sizi de sıkıntıya sokar. O yüzden biraz haftalık yayınlarında chat'i de koymamak aslında hani şey var. Podcast gibi tamamen sesle atmamızın bir sebebi de bu aslında mesela. Aslanların önüne atmayalım. Aynen öyle Mantığı. yani. Çünkü Türkiye'de böyle şey algısı yok hani. Ya biz burada eleştiriyoruz evet hani yeni bir kanalız ama fena da gitmiyoruz açıkçası. Hani bunu mutlulukla söyleyebilirim. Hani özellikle haftalık yayınlarında 70-80 kişi bizimle beraber en az şu an. Maya 86 5361 mesela şu an. Maya 5361 takip için teşekkürler. Hoş geldin. Yani şey var. Türkiye'de henüz şeyi fark edemediler abi. Hani benim yaptığım yorum senin hitini ya da insanların düşüncesini manipüle etmiyor. Ben kendi fikrimi beyan ediyorum. Burada dediğim o kadar da ciddiye alınacak bir şey yoktan kastım bu. Biz burada kafa dağıtıyoruz. Beraber sizlerle beraber, chatle beraber parçalara bakıyoruz, yorumluyoruz. Bizim için bir aktivite bu. Hem deşarj oluyoruz hafta sonu. Oyun da oynuyoruz burada mesela. Ya da ben burada hip hop tarihi de anlatıyorum abi. Onu niye paylaşmıyorsunuz çok güzel iş diye o zaman? Yani yapın. O da bir hizmet o zaman bakıyorsak. Abi ben hip hop tarihini paylaşan bir rapçi ya da prodüktör görmedim. Varsa gözümden kaçmışsa özür dilerim. Eğer ben arkadaşım olmasaydın yayınları sen yapmıyor olsaydın büyük ihtimalle paylaşırdım. Zaten paylaşıyorum şu anda da gördükçe. Bu Türkiye'de bu zamana kadar üretilmediği için utanç duymamız gereken bir içerik bu Yok arada Tepki yani ve hip hop Kezzo yüzdeler. mesela ki Tepki ve Kezzo paylaştı daha önce. Onu insan hakkını yemeyeyim de Öyle ben mi? şeyden diyorum hani. Ben denk Hani gelmedim abi o biz zaman. iyi yorum yaptığımızda teşekkür ederim diyen insanlar kötü yorum yaptığımızda direkt hani arkadaşlığını bitirme noktasına falan geliyor. Abi iyi yaptığım şeyleri müziğim de dahil olmak üzere hiç paylaşmıyorken hani parçanızı beğenmedim diye hatta belki dalga geçtik diye ki bu bir hakaret değildir. Hani güldük, eğlendik, bitti yani. Ve gözünüzün önünde yapıyorum. Bu dedikodu da değil. Hani yani burada kaç kişiye canlı yayındayım hani yani arkandan konuşmak da değil bu. Gayet yüzüne söylemekle aynı şey yani. Abi çok da ciddiye alma yani. Bu sana karşı bir kişisel nefretim olduğu ya da seni çekemediğim anlamına gelmiyor. Abi bir şey söyleyeyim istersen sonra yavaştan konuyu kapatalım Tabii çok tabii. uzatmayalım sen bilirsin ama geçenlerde hatta dün galiba bir tane MC ya da rapçi neyse artık ne derseniz adına bir röportaj vermiş. Bu arada Röportajımsı bir şey. şeyden bölüyorum mesela. Çok özür dilerim. Şundan hakkını yememen lazım. Mesela şiiri burada yerden yere vurduk abi. Hani kendimizce şaka yaptık. Çocuk gıkını çıkarmadı abi. Teşekkür ederim ya anlayışı için. Ha yani hala Twitter'da takipleşiyor. Bir şey paylaşıyorum. Hani favori atıyor falan. Hani yayını kulağına gitmiyor mu? Elbet gidiyor yayın. Ama mesela ben bu olgunluğa saygı duyuyorum abi. İşte olgunlukla ilgili bir şey söyleyecektim ben de. Abi adam konuşuluyor. İlk önce kendi tweetlerini gösteriyorlar. Şey diyor ya herkesle aranızın iyi olması gerekmiyor. Herkese canım cicim demeniz gerekmiyor tarzında birkaç tane tweet'i var. Bunlarla ilgili yorumlar yapıyorlar. Tam detaylı izlemedim ama genel konsept bu. Sonra hakkında yapılan yorumlara geçiyor. Bu sefer bizi niye şöyle eleştiriyorsunuz? Neden bizi sevmiyorsunuz kısmına geliyor. Abi bu aşırı büyük bir çelişki. Yani sen Evet. kendin hakkında Evet. böyle konuşulmasını istiyorsan diğer insanlar hakkında da aynı şeyi konuşacaksın. Sana bir Mal haline eleştiri bakacağız. geldiğinde de bu Bırak. şekilde tepki göstermeyeceksin yani. Aynen öyle yani hemfikirim. Ya şey değil bu da hani Musab demiş nereden geldik buraya diye. Şey ya patronun şarkısında beni eleştirenler işte 8 barım için götünü verirdi falan gibi sözler var. İşte ben pop yaptım para kazandım siz konuşun falan diyorlar. Ben de şey hani bu bize değil tabii ki de hani şey şarkıda biz de güldük hani aa bizi disleniyoruz şu an canlı yayında diye de hani buradan bağladık aslında. Bu yaptığım yorumlar tabii ki patron özelinde de değil. Genel anlamda söylüyorum ama hani çok da ciddiye almayın. Yani bildiğiniz yolda devam edin. Ege bir arkadaşıma para kazanıyor, mutluyum. Ama hani şey değil. Arkadaşlar öte ben bir dinleyicisi olarak aradığım şeyi artık bulamadığım için burada bir dinleyici olarak şikayetimi dile getiriyorum sadece. Benim bu arkadaşlık ilişkim, iş ilişkim ya da onun para kazanmasından rahatsızlığım değil. Ben burada yaptığım yorumları dinleyici olarak yapıyorum. Bu üretici ve bizim yükselmemizi çekemiyor değil. Yani ben bunu özetlemek için buraya geldik yani konu olarak. Sanmıyorum patronun bize dediğini ya. Bence o biraz belli kime dediği orada. Ya zaten bu şarkılar son dakikada kaydedilen şarkılar değildir muhtemelen. Ya, muhtemelen. Yani öyle bir şey olduğunu ben sanmıyorum. Ya yok Ege'yle falan hala takipleşiyoruz abi. Bir şey olsa en azından hani yani ya bir şey konuşma yoluna gitmiyorsa bile bir görürüm ya takipten çıkar ya engeller bir şey olur yani muhtemelen. Bize olduğunu hiç zannetmiyorum o yüzden. Evet güzel müzik yaparak da kazanılabilir. Ben bunu savunuyorum sadece bir dinleyici olarak hani üreticilikten bağımsız ki ben tekrar diyorum ben burada kendi işlerimi bile gömdüm abi. Yani.
O kadar da şey değil. Biz burada şey, biz burada şey değiliz hani MTV Türkiye ofisinde yetkili insanlar falan değiliz hani biz burada beğenmeyip sizi banlamıyoruz medyadan falan yani biz fikrimizi beyan Kanaat ediyoruz. önderi falan değiliz Aynen yani. aynen biz fikrimizi beyan ediyoruz. Ki Baykan müzisyen olarak yorumluyor. Ben dinleyiciyim sadece. Müzisyen bir tarafım yok. Dinleyici Ve olarak Baykan'a eşlik ediyorum yani. ben burada chat'e hiçbir zaman şey söylemiyorum. Abi çok kötü onu dinlemeyin boş verin demiyorum. Ben bu da var diye bir şey gösteriyorum. Artık o chat'in kendi tercihi ve müzikal zevki benim atıyorum bizim beğenmediğimiz net değil de belli ki beğenenler var ki onlar orada o like da alıyor yani. Ya, bu insanların zevki ben bunu etkileyemem. Etkilemek haddime de değil zaten yani. Abi Hype'ın dediği gibi yavaştan bence konuyu kapatalım. Aynen Tekrar aynen. devam edelim yani sana da uyarsa. İki soru var cevap edeyim. Abi Enes Batur'un filmdeki ortaya çıktığı için söyleyebilirim artık. Normalde o Ghost Producing'di. Sen Yerinde Dur parçası. Benim SoundCloud'daki yıllar evvel koyduğum snippette var olan bir beat. Ona teklif geldi. İyi de para verdiler. Ben de ismimi gizleme kaydıyla şey yapmıştım ama işte Epidemic şeyinde Recep sağ olsun ifşa etti onu. Yoksa o Ya Ghost Ghost Producing Producing'di diyor yani. da bu arada ben buradan bir şeyi söyleyeceğim yani İfşa itiraf aldıktan ettim sonra bunu. aldım playlistime. Ne yapayım Spotify Öncesinde playlistime? yok muydu? Ben yanlış Yoktu. mı hatırlıyorum? Yok ifşa Aa aldıktan tamam sonra ben aldım. yanlış hatırlıyorum zaten. Tamam peki özür İfşa. dilerim. O ifşa oldu madem en azından orada yüksek sayılı bir şeyde ifşa olmuşken niye gözükmesin mantığı aldım ama Dedim ben gurur acaba easter egg mantığıyla ekledim mi oraya diye düşündüm o ama yüzden. yani gurur duyduğum bir iş kesinlikle değil tabii ki. Hocam meslek ne? Müzisyenim bir taraftan da mimarlık mezun olmadım hala okuyacağım şu anlık bir ara girdi oraya pandemi sebebiyle. Kulaklıkta biz Studio Pro abi. Sıradaki parçamıza geçiyorum. Çok kaldık. Ber ve böyle okunuyor herhalde. Ber ve Zenci. Bulvar. Fransızca okudum ama kesinlikle Bulvar değildir ya. Geliyor. Parçayı baştan alacağım çünkü sizde de donuyor mu bilmiyorum da bende video sürekli donuyor şu an anlamadım. Yani Twitch'ten mi şeyden mi drop'um da yok. Her şey normal. Niye ya? Üf. Bende normaldi bu arada. Bende o kadar donuyor ki yayında kaynak olarak ben verdiğim işin abi insanlarda da donuyor haliyle. İlahi bir mesaj bu evet hayatı dinlemeyin diyor. Ama bakacağız. Of geçtik abi geçtik geçtik. Abi ciddi bir şey soracağım. Abla Mr. Key güzelim mi yapmayın ya Mr. Key bu kadar düştü mü? Abi bir şey soracağım sana. Zenci grubun içindeyken ön planda olan kişi gibi geliyordu bana. Evet Sanki böyle evet daha evet. bir potansiyeli var gibi. Solo'ya geçtikten sonra neden böyle oldu sence ya? Valla galiba şey yani benim müzikal sound olarak bunu söylüyorum. Yener abi galiba Zenci'yi evlat falan edindi. Yani Değil mi? Şey, Safir yani yok sevgilisi olduğunu sanmıyorum bu ablanın Zenci'nin de hani şey var tarz olarak hani şu an hani şey Yener Çevik beta versiyon dinliyorum yani ben. Çünkü daha yani Yener çünkü Safir'i okutmadığı müddetçe en azından kendi çizgisinde fena nakaratlar okumadığı oluyor. Ben hiç tahammül edemesem de o sound'a genel olarak. Zenci'nin daha yolu da var o konuda yani daha ama yani şey var. Gerçekten Yener Çevik Junior etkisi alıyorum yani. Ve ya tamam Doğu sample'larını ben de seviyorum. Kullanmak keyifli bir şey ama abi bu kadar da hani al abim keman var gelirsin diye böyle hani kum kapıda fasıldaymışız gibi de olmasın parça ya. Hani parça şu an şey buraya kemancı samanla da abi başında çalıyorlar şu an kemanı Nasıl çalıyorlar abi? Bir daha gösterir misin? Macun atıyor aralara böyle. Abi keman çok sevdiğim bir enstrüman bu arada ve ben dediğim gibi Doğu sample'ları da severim ama bu çok hani Fazıl Say'ın dediği mevzu vardı ya arabesk yavşaklıktır mevzusu hani o da ağır bir yorum ayrı mevzu da hani. Yani çok kötü bir arabesk ton üstümüze atılıyor abi hani bunu tatlı da kullanabilirsiniz yani güzel örnekleri var. Ya mesela gömsek de kendisini hani Arak beat mevzusundan Sagopa Patron'daki mesela etki bence tadında bir etkiydi. Siyahtaki etki. Bunun güzel örneğini hani oradan vereyim. Güzel bir etkiydi abi. Ya da bence globalde yapılan işlerde de kullanılan. Ya zaten Aa, onu zaten apayrı bir yani kategori. Onu zaten hiç katmaya aynen gerek onu yok. katma abi. Çünkü Bu arada Egemen global şey trend kaçırdın belirler abi. cosplay ama yapacağız tekrar. Hiçbir fikrim yok abi. Tahribat Hüseyin üyeleri çok tanışmıyoruz. Biz işte bizim ödüllü belgesel mevzusunda onların da bir röportaj falan şeyi vardı. Bizim TRT belgeselleri mevzusu. Tarih dişe diş söze söz.
Orada işte bir beraberdik bir gün ama onun dışında beraber vakit geçirmişliğim yok bu ekiple yani. Onun için bir bilgim yok. Aa, bir Repüstad'ı unuttuk, evet. Repüstad gibi bir Evet, gerçek de evet var. Repüstad gibi bir gerçek de var. Yani oradaki çoğu şey canlı çalınmış. İşte sample'lar da var. NPC dokunuşları da var ama hani yani çok güzel tadında bir etki var orada. Ya da Ayaz Kaplı bence iyi müzisyen abi. Yani Bence zamanın ötesinde işlerdi onlar. evet. Yani ama buradaki ise gerçekten abi çok bayık nargile kafa arabeski bu, anladın mı? Yani bu çok bayıyor beni artık yani. Abi bir şeye de bir açıklık getirelim mi? Yanlış anlaşılmasın. Tabii. Ali Iverson yazmış da siyah da mı çalıntı diye. Hayır. Siyah Öyle bir şey çalıntı değil demedim. de isimden bahsediyoruz. Ya Astral'in daha önce örneklerini dinledik burada abi. En az 5-6 hafta boyunca. Tekrar o konuya girmeyeceğim de, o yüzden bildiğinizi varsayarak bu örneği söylüyorum. Hani o bit de astralinde diyorum. Ben yani şey değil, çalıntı gibi bir iddia ortaya atmıyorum. Mesela o tadındaydı. Sagopa Kajmer ve patronun siyah parçasındaki yaylı kullanımı tadındaydı abi. Travis Tral'a mı gidiyorsun? Travis'ten. Evet, Travis Tral. En eskiden de var mı bakayım? Yok. Ama en eskiden de alırız abi, tamamdır. O zaman şeyin şahta en eskiden de beraber dört parça falan bakarız yani. Abi zaten illa yaylı kullanımı eşittir arabesk demek diye bir şey yok abi. Yani bu klasik müzik enstrümanı yani, en basitinden eve Yani. baktığımız yani orkestra enstrümanı abi bu. Yani ama bu sizin nasıl kullanacağınıza göre değişen bir şey. Ki bu arada arabesk de kötü bir şey ya da işte doğu müziği kötü bir şey anlamında söylemiyorum bunu. Burada ama çok fazla dediğim gibi nargile kafe seviyesinde bir arabesk üstümüze atılıyor. Ya bu sıkıcı bir şey. Bu kalitesiz bir şey yani. Üzgünüm. Evet, mesela Halun dediği gibi Gazap'ın albümü var. Evet, Onu da Gazap'ın hatırlayalım. albümünde de çok güzel dokunuşlar var güncelde bakarsak. Hiza albümü bu senenin en iyi albümlerinden bir tanesi, evet. Yani örneklerimiz var hani iyi kullanımına dair. Ya da daha da uzak doğuya gidersek mesela Wu-Tang Sound'unda da Heaters'da falan, Heaters'da uzak doğu sample'ı yok aslında ama orada da iki yaylı kullanımı mesela hani hiç arabesk değil. Hani bunun enstrümanın suçu değil bu abi. Violin İngilizce nasıl okunuyordu ya? Violin. Tamam. Black Violin diye bir grup var yanlış hatırlamıyorsam. Başka da olabilirsin. Mesela onların direkt keman Haluk kullanarak onu falan söylemeye yaylıları çalışıyor. kullanarak. Haluk onu söylemiş. Yani Doğu müziği eşittir kemanlar yaylı grubu demek değil zaten, evet. Ama yani şey, Türkiye'de Doğu etkisi verilecekse müziğe, ya ne kullanılır? Başka kolay kolay santur mantur duymam kolay kolay yani hani şeyde. Ya da en kolayı yaylı atılır yani parçanın üstüne ve mesela bu parçadaki yaylı kullanımı kötü. Hani aşırı sıkıcı bir beat mi? Hayır, kabul. Ama yani şey var. Parça genel hatlarıyla abi çok nargile kafe işi ya, anladın mı? Hani bu Ya da Beat'ten şeylere kadar yani. Reason'da bir tane pek vardı. Funkist'e selamlar buradan. Funkist'e Evet, direkt pekteki örnek bölümü alıp çat diye beat diye koymuştu Fuat'ın albümü. ya şey O var, geldi Lia aklıma. Shine düeti de alınmalı diyorsun Perception'da. Yani ona en sonunda bakarız abi. Ya yani şey değil. Ya çünkü yine biz 5-6 saate koşmasak iyi olur mantığındayım. Çünkü şeyin şu an bütün EP'ye bana bu şunu da bakalım, bunu da bakalım. Yani baktırırsanız buradan çıkamayız çünkü tüm daha çok şarkımız var yani. Ona Evet, bir de bizim Şehinşah'a en son bir bakacağız. Onun için Şehinşah'a geldiğimizde biz şarkıları bitirelim. Sizden bir ya da iki istek daha alırız. Evet, şarkı direkt TikTok yani. Yürüyen TikTok yani. Aa, sen şeydi ya o. Hangi şarkıydı abi? Fuat'ın albümünde bir şu an tam ezbere bilmiyorum ama Nakarat Fuat'ın mı acaba? şey albüm ya. Yeri geldiğinin oldu her en eleman albümünde bir şarkıydı ama şu an hatırlayamıyorum şarkının adını. Ya Funkisi'nin beat'i galiba Nakarat'ta vardı o parçada ya da Köpek'te vardı. Olabilir. İkisinden biridir. Köpek değil, ondan eminim. O zaman nakarattır muhtemelen. Ya hatırlayamadım da bakar düzeltiriz daha sonra. Ya evet, çok da önemli bir şey değil zaten. Örnek veriyoruz diye İşte arada EP değil sıkıştım. zaten. EP değil, 10 parça var. 10 parçanın tamamına bakarsak abi yani sadece Şehinşah'ın albümü tek başına 2 saat sürer o zaman. Çünkü yorumları falan da katarsak. O yüzden diyorum. Seçmece bakalım. Daha çünkü klipler de çıkar önümüze yani. Ben ilerliyorum abi. Sıradaki parçamıza. Üzgünüm Zenci, yine olmadı. Harun Adil ve Ahmet Üstüner, Zamanı Var geliyor. Evet. Ya durdurdum çünkü chat'ten geçler de geldi ama ben beğendim parçayı ya. Ya bir önceki dinlediğimiz şarkıda da ikili beraberdi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. O zaman da ben fena bulmamıştım. Bunu da fena bulmadım. Ya daha tam böyle bir şey oturmamış gibi ama sanki fena bir ikili olmayacaklar gibi ya. Benim hoşuma gitti.
Rosmo, dilemma var listemde. Az var, labirent var şu an için. İki parça daha alırız mutlaka. Ama 10 parçadan 5'ine bakarız en azından. Problem yok. Balığa yazık oldu. Klipte bu arada. Ama klibi beğendim yani. Allame çekmiş olabilir mi bilmiyorum. İnfosuna bakmadım ama. Beat'i de beğendim açıkçası. Ben bu parçayı genel olarak Ya. beğendim ya. Şey var. Mesela ilk verse'te arkadaş biraz basit kalmış lirikal manada. Ama nakarat bayağı beni çekti. Harun'u beğendim. Ya şey de dendiği gibi sözlü dövüş sanatı albümünden beri çok bir değişim görmüyoruz Harun'un vokalinde ama ben beğendim yani yine. Bugünün bence geçerli parçalarından biri. Yani geçen hafta ben hani herhangi bir 3 parça, kötünün iyisi 3 parça seçemiyorum diyorken bugün en azından güzel yerlerdeyiz. Yani güzel şeyler yakaladım ben bugün. Hani en azından bu hafta o açıdan mutlu etti beni yani. Evet. Harun'un verse'ünde de şey olması, hani çok tek düze olmaması falan benim hoşuma gitti, ama şey demem, hani mükemmel bir şarkı değil ama ortalamanın üstü bence. Yayından sonra bir tekrar açıp bakması var. Arkadaşlar ya şeyin şahı giriş şey yapıyorum dediğimde dedim biz 3 parça dinlerken siz seçersiniz. Şu an hani onun kavgasını vermeyelim. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Garanti çözüm olsun. Şöyle yapalım. Bir anket açalım. Şehinşah geldiğimizde Evet, şey inşa geldiğimizde. demokratik yollarla çözelim bunu. Şey inşa çünkü kapanışta dinleyeceğim net. Hani çünkü albüm mantığı dinleyeceğimiz için. Hani albüm mantığı dediğim şey bir parçayla dinleyip geçmeyeceğimiz için. Şey de bakarız. Hani onu en sonda dinleyeceğiz yani yayın kapanmadan önce şey inşaat dinleyeceğiz. Ben Çok bunu modları zor olmazsa bence anket açar çözeriz onu. aynen şu an değil ama anket hani modlar yanlış şey Yok olmasın. yok şu Şey an inşaat değil. giriş yaptığımızda biz zaten listeme aldığım sizin de önerdiğiniz dilemma ile falan gideriz en kötü zaten. Hani o sırada diğer parçaları önerirsiniz. Bu ben Harun'la Ahmet Üstünler'in Harun Adil ve Ahmet Üstünler'in Zamanı Var parçasını bugünün geçerli işlerinden biri sayarım. Beğendim abi açıkçası. O yüzden senin de ekleyeceğin bir şey yoksa sıradaki parçamıza Bir geçiyoruz. şey, tek bir şey var abi. Bugün Baneman'in klibi de güzeldi. Bu da güzel. Böyle güzel Evet. klipler izlemek, birazcık bu normalleşme süreciyle şeyden çıktık galiba. Animasyon Olabilir. kliplerden çıkıp bir prodüksiyona girmeye başladık yavaştan. Yok Fight Ama Club'e de çok az kaldı. Veteran Fight Club'e az kaldı. Bir iş şu parça sonra bakacağız ona. bir tek bunu ekleyecektim abi. Geçebiliriz bir sonraki. Teşekkür ederim Atlacığım. Bu şey daha bir şeyler kendim bastıracağım ya. Onları ayarlıyorum hani. Önümüzdeki ay falan muhtemelen bir ayrıca da bir hafta kaldı. Hani o arada işte ben birkaç cap snapback falan da bastırıp bir Amerika'dan getirtme riskini alacağım. Acaba Gürmüt'e takılıyor mu takılmıyor mu diye. Burada basan var abi bu arada. Burada iyi snapback yok abi. Kötü şapkalara Ne kadar basıyorlar. kaliteli basarlar İşte. bilmiyorum ama. İşte. Bir de ben sana bir şey gördüm, onu atacağım. Direkt handmade custom şey yapan, Sadece bu arada şapka yapan. geçmeden sen bana onun linkini atarsın bu yayından sonra ben hatırlatırım tekrar kanka sana. Şey ben bir Watch Together'ı tekrar yeniliyorum. Tamam. Hatta bir şey alacağım bir Beni de saniye. atacak muhtemelen ama. Link sende var tekrar girersin hatta bir de şey alacağım. Acaba Hı? bilgisayar falan mı ısınıyor diye bir de şuradan soğutucunun USB'sini alacağım onu takmamışım. Bir de öyle deneyelim bakalım ya bu Tamam çünkü tamam. donma olayı biraz canımı sıktı benim yani. Bu sefer benim seste sıkıntı yok. Baykan'da Yok seste sıkıntı var. sıkıntı yok bugün senin. Aynen. Onu çözdük ya. Sesi çözdük. Bilgisayarı sallamayla falan şey yokmuş. Abi Baykan şeyi getirene kadar yarım saniyede şey yarım dakikada işleyebilirsiniz. Burayı kes podcast'ını. Hiç sanmıyorum ben şey soğutucu mevzusuyla alakalı olduğunu hiç zannetmiyorum ama bir çözümdür mantığı taktım Hype yani. şey Baykan'ın kepi Prada Live'de Prada Beer Theater diye bir yer var. Bende de hatta bira bardağı var. O bira mekanının kepi. Benimki normal düz H&M'den siyah. Bir tane pin aldım Baykan'dan özel. Burak Şentürk'ün. Hidra'nın şeyi albüm kapağını çizen abinin şey pini vardı. Onu aldım. Çok Asıl da tatlı tamam ama hatta bu arada daha Mali bölüyorum. takmadım. Siz de bir ihtiyaç molası çünkü 2 saat 45 dakikadır yayındayız. İsterseniz bir 5 dakika bu Red Wine Killers'a geçeceğiz buradan. Ama siz bir 3-4 dakikaya da işte hani siz abi geldik başlayalım yazarsınız chat'e. Bir ihtiyaç molası, içecek molası verin isterseniz yani. Bak adam insaflı. Ben dedim ki yarım dakikada işeyebiliyorsanız gidip işeyin de. Eyvallah. Adam insaflı çıktı. Dayı o Twitch'le alakalı ya. Zaten bugün hala izleyici sayı istatistiğim falan da yok bende. Bugün bir sıkıntı var. Twitch'le alakalı bir sıkıntı var. Yani normalde Şu an 85'iz abi. Ben update geçeyim sana. tamam teşekkür ederim abi. Bende çünkü yayının başından beri izleyici güncellemesi hiç gelmedi. Hep sıfır izleyici gözüküyor. OBS'te yukarıda. Ve şey bazen siz chat'e yazıyorsunuz. Şeyde görüyorum.
yayına giden ekranımda görüyorum ama benim yayın sohbeti panelime de mesela onlar bir anda arka arkaya falan geliyor. Hani setup'ım aynı setup, bilgisayar aynı bilgisayar. Dün yayın yaptığımız hiçbir sıkıntı olmamıştı. Bugün Twitch'te bir bug var diye zaten Croplatonic bize söyledi. Bugün bir sıkıntısı var Twitch'in diye. Ya onunla alakalı sorun yaşıyoruz ya da yine TTNet'le ben yarın kavga edeceğim. Çünkü bu donma onunla Ya mı bu alakalı ara değil mi bilmiyorum TTNet'te bayağı çünkü. sıkıntı var ya. Bu ara TTNet'te bayağı sıkıntı var. Abi hype şey cap için diyorsan düz siyah normal böyle dandik bir cap ya. Şeyde var. Ve H&M sitesinde vardı bir ara. şey de genel Baykan'ınkini olarak bulamazsın zaten mi? bir saniye ben hemen parça başlık bir durduracağım bir konuşmayalım. Ha, başla tamam başlamadı. Hani sayfa yeniledim ya. Çözüm olur diye Watch Together'ı yeniledim şu anda. Bugün böyle bir problemimiz var. Hani çözemedik sebebini. Ve şey bu 720p'de limitleme olayı da partner olmayan yayıncılara Twitch kendisi limit getiriyor. Eğer belli bir oranın üzerinde izleniyorsa aslında iştiraklere de şeyi açıyor, seçeneği açıyor normalde ama ortalamamız gayet iyi olmasına rağmen bugün açmadı bize sağ olsunlar. Yani o bizim elimizde değil o şey 720p olayı. Siz geldiyseniz başlayalım bu arada. Ayko keşi temizlerse komple bütün her şeyi tekrar girmek zorunda kalabilir ya biraz riskli. Evet onu aklıma geldi ama yani şey bu sefer Biraz riskli. yayın kapanıp tekrar açılabilir. Biraz ondan çekindim. Ben sıradaki parçamıza geçiyorum abi. Artık bakacağız ya. Yapacak bir şey yok. Bugünlük. Red Vine Killers yani Savay ve Farazi. Hareket yok parçanın ismi. Geliyor. Şarkı da bitti zaten orada. Okulların falan da açılmasıyla beraber internet bu ara gerçekten leş gibi. Aa. Yok bu Farazin değil. Sırada ben durdurmaya yetişemedim bittiğinde. İstanbul tribin kaldırılan gündüz aldığım klibine geldiği için bu var. Tamam. Sıradaki parçamızı öğrenmiş olacağız ama ben değineyim. Abi beat çok tatlı. Hani Farazi güzel iş çıkarmış ama ben Red Vine Killers'ın bir önceki işinde bunda da şey Sava iyi vokal olarak gerçekten hissedemiyorum abi. Beni açmıyor ya. Ya bir önceki şarkıyı ben de beğenmemiştim ama bunu sevdim ya. Yani Chat'te de şu an ankette 8 tane mesela %53-4 var. 5 üzerinden. Fena şarkı değil bence ya. Yine günün geçerlilerinden gibi yok geldi. geçerli iş mi geçerli iş kabul ama ya şey değil. Ya şu Red Vine Killers'daki Sava'yı 90 BPM'de beğensem de burada beni açmıyor hani biraz atlı kovalıyormuş kafası var ya. Evet eğlencesinde yapıyorlar belli ama buradaki vokal kullanımını falan çok sevmiyorum açıkçası dürüstçe. Ama yani geçerli parça mı? Geçerli parça. Prodüksiyon gayet güzel. Farazi güzel iş çıkarmış. Bir önceki şarkıya göre bayağı iyi. Bir önceki Ben yine şarkıdan bir iyi. Bir önceki şarkıdan iyi ama bu ya dediğim gibi benim kişisel zevkim. Ben Red Vine Killers'daki vokal bana geçmiyor. Benim kişisel fikrim bu ya. albüm hazırlığında falan mı acaba onlar? Bayağı bir Hiç. ardarda şarkı vermeye başladılar. Evet Şehir FM'deki Sava'yı bayağı beğeniyorken mesela bu Red Vine Killers'daki biraz daha farklı vokal kafaları beni açmadı. Ben sadece bunu söylüyorum yani bu şey değil. Beğenmiyorum kötüler falan demek değil hani. Yani şu an Türkçe rap'teki en idealist kafadaki gruplardan bir tanesi diyebilirim. Belli bir sound skalasında iş ortaya koymak adına. Hani yani belli bir çizgileri var. Belli bir vizyonları var. Bu takdir ettiğim bir şey ama yani bu Red Vine Killers projesi henüz bana geçmedi parça bazında. Yok, size Abi geçiyorsa ne başka mutlu abi. Bu benim kendi kişisel fikrim. Ama yani bu kötü bugün kötü parça demem buna. Sadece hani benim dinleyeceğim bir şey değil diyorum o yüzden. Ama kötü Ya parça mı? ben de Hayır. katılmıyorum. Bana geçti mesela yani fikir farklılıkları O zaman olabilir. henüz o parça Sıkıntı yok gelmiyor abi. ama henüz o parça gelmiyor ama o zaman diyorum tek kalbiz diyenler ikiye bölündü yine her zamanki gibi. Ha, şarkı hakkında başka bir yorumun yoksa çok üşendim chat'e yazmaya. Sana gelen sorunun aynısı bana da geldi de. Mali, abi sen normalde ne iş yapıyorsun diye. Söyleyeceğim. Yarısı anlamayacak insanların. O yüzden direkt söyleyeyim geçelim. Söyle söyle. Kullanıcı deneyimi. Alanında çalışıyorum ama freelance çalıştığım için müşteriler genelde o bütün işi tek kişiye yaptırmak istedikleri için birazcık da front-end var için. Kısaca bilgi Kullanıcı ver çünkü. deneyimi. Ne gibi yani işte Aynen. web işleri, app işleri falan. Böyle Ama özetleyebiliriz. normalde işletme mezunu. Ekonomi pardon. Yok be ikisi de değil. Neydi lan? Yönetim bilimleri, işletme, Ha. girişimcilik falan olan, sonra pazarlama iletişimi. Ha Yani tamam. pazarlama kökenliyim ama oradan buraya geçtim Yüksek işte UX'e. lisans pazarlamaydı değil mi? Pazarlama iletişimi. Ha tamam. Lisans da pazarlama ağırlıklı zaten. Aynen.
Sıradaki parçamız İstanbul Trip Av Av Av'dı. Ve klip bir telif olayından kaldırıldı. Benim ne orada dönen drama hakkında çok bir fikrim yok. Biz o sırada yayın hazırlığı yapıyorduk. Hani çünkü gündüz klip vardı. Vivo telifi atan arkadaş. Vivo ve Favel Pay oyunu diye bir parçada aynı beat kullanılmış iddiaya göre. Yani ben bilmiyordum parçayı ve arkadaşları tanımıyorum. Onlar telif atmışlar. Onun için şey gelecek, topik versiyon gelecek. Merdiven'de bundan sonra merdiven deneyeceğiz, sonra Fight Club'e bakacağız. Şu anki sıralamamız öyle. O zaman şu an İstanbul Trip'ten Av 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 geliyor, mecburen klipsiz geliyor. Arkadaşlar kusura bakmayın, ben bu vokale katlanamıyorum ya. Yani otorite kullandım. Hani sizin de içinizden geç yazmak geliyordu muhtemelen de hani. Her isim merak edilecek diye sabrettik açıkçası biraz. 5 dakika ama öf. Evet, ya şarkının 20 dakika olduğunu ben de iddia ederim ama kanıtlayamam Panizel. Benim fikrim ya. Öf. Başım ağrıdı yemin ediyorum. Beğenmedin galiba sen. Abi ya yani tek tek değinirim, sen bir yorumlarını yap. Tamam. Ben de genel bir söyleyeyim, bu Papağan nakaratlardan sonra Papağan şarkı adı görmemiz çok eğlenceli oldu. Hadi şarkı adının bile Papağan olması. Blazing demiş, ben Kürt'üm ben de anlamadım demiş. Ben Hejan'ın verse Kürtçe ne diyor bana bilmediğim için çevirir misiniz demiştim. Peki. ekran görüntüsünü ben Discord'da paylaşırım bu arada. Gerçekten diyorum. Yayın tekrarını indireyim. Size onu ben Discord kanalına bırakırım. Meme kanalına falan bırakırım ben onu. Musab hayatı Mustafa yazdı mı? Şeye de aynen, tamam. Hayatı yazdı da konser şarkısı yapmışlar yine diye. Ben de dinlerken şeyi hayal ettim böyle 18 yaş altı gençlerin bir açık alanda zıpladığını hayal ettim. Yani klasik ırkçı bir yorum değil. Benim halk gibi içinde konuşabilecek bir Kürtçem yok. Kuzikeri şempençe biliyorum. İşte komarım buke biliyorum. falan hani. O yüzden ben hani, kesinlikle benden bir şey veri beklemeyin bu arada orada yani. ben chatle konuştum şu an, seni böldüm. Sen ha tamam zaten ne oluyor ama. yani. ya şarkının ortasına kadar falan fena gitmiyordu aslında. Benim için kafa da sallatıyordu da çok sıkılmaya başladım bir yerden sonra, çok fazla uzun. Bir de sanki böyle hafiften bir tekrara düştü gibi sanki trip ya. Ya bir de şey var, has the kım var galiba. O adama şey. Hiç sallamıyor. ben sendeyim, dinliyorum bir taraftan sendeyim. Bu geçen haftalarda konuştuğumuz şey vardı ya, peşinden atlı kovalıyor beat'i. Birazcık onu hissettim ben özellikle Şam'ın kısmında. Şeye yetişmeye çalışıyormuş, beat'e yetişmeye çalışıyormuş gibi vokal. Onun dışında çok söyleyeceğim bir şey yok zaten, sonunda dinlemedik. Onlar hakkında bir yorum yok. Yok, sonuna katlanamadım. Aşo berbat abi, üzgün. Hani gelip kavga edeceklerse de kusura bakmasınlar, berbat yani. Bence önerim hani gelip bizi dövmek ya da işte hani kavga çıkarmak yerine gerçekten Aşo'cum biraz vokal çalış, ne olur. İyiliğin için diyorum bunu yani. Ya ama Atilla bu şey var hani, bu ırkçılık falan değil, şeydir çünkü hani bu turist de geldiğinde ya da bir değişim programı öğrenci falan da geldiğinde hep böyle komiklik olsun diye yabancıya küfür öğretme bütün kültürlerde var bu arada gerçekten. İşte geçen hafta cami anısını anlattığımız Marco, Mehmet'e İtalyanca kelime öğretmiş. Mehmet İtalya'ya gitse sadece küfür edebilecek. Hani bu belli ki yani şey, global bir durum yani bu. Ha, Türklere özgü bir davranış değilmiş, ben onu gördüm yani. hani... ya kusura bakma da Mehmet ona küfür öğretirse o da onu öğretir yani. ya bu ama iyi bir örnek değil yani. Ya bu yok, iyi bir örnek anlamında söylemiyorum. Bu global bir şey belli ki yani. Hani bir dil bilinmiyorsa o kişiyi hani trollemek amacıyla bak bu merhaba demek diye küfür öğretiliyor genelde. Bana böyle Mehmet selam yani. Bize baklava gönder. Aynen Mehmet selam. Ya şey var. Mesela bizim Çotla'da, üniversitenin oradaki kafede çalışanlar falan, tam öğrenci kafesi mantığı. Hepiniz üniversite bilirsiniz. Hani çalışanlar, personelle herkes arkadaş gibidir orada. Böyle hani şey olmaz. Sıcak bir ortamdır. Orada mesela hani konuşuluyor. Ona merhaba de diye bana, hani biliyorum küfür öğrettiğini, başka birine merhaba dedirtmek için bana küfür söyletiyor adam. Hani bu merhaba demek, bu nasılsın demek diye. Ben küfür olduğunu biliyorum ama kullanılıyor falan gibi bir durum yani. Her yerde ortak bir şey yani. Ay. Ve şey, ben tek tek geleyim abi. Aşo gerçekten berbat, hani tahammül edemedim verse'ına yani ve bu parçayı Aşo'nun kısmında kapattık yani, bir Aşo'nun verse'ün yarısında. Şam parçada beğendiğim tek isim. Beat'ten biraz sıkıldım ama kabul. Konser bir, gerçekten hayatında değil, bir konser parçası. Millet hani bu enerjik bir beat, konserde bu beat tutar bunun üstünde söylediklerinde. X3'i son dönemlerde özellikle sallan parçasıyla falan beğenmiştik çok, pardon bu arada.
Bu kadar gazlı içecek içersek olur bu yani. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Çok çok özür dilerim. Şey, Sallan Partisi'nde falan ikisini beğenmiştik. Gülsene Şu be an dayı abi. var karşımda. Abi çok dayı var şu an. Ne? ya geldi ne yapayım ya. O kadar gazlı içeceğin üstüne oldu yani o tutamadım. Konuşma şeklinde değişince ne olduğunu anlamışsınızdır. Alt tabda dinleyenler de fark etti yani. Şey İksir sallanı burada da beğenmiştik. Ve Bali ciddiye alacak mısın? Devam edeyim mi? Gülmeye O devam sen de edebilirsin. beni ciddiye almadın. Üç kere Kürtçeye girdin. Tamam. Ben şeye gülüyorum şu an. Abi şöyle sağlam bir gir de rahatla yorumuna gülüyorum. Kusura bakma. Şey İksiri sallanda falan beğenmiştik ama burada iksir de beni açmadı. Son dönemde Maestro'yu parçalarında işte Heja ile olan düette mesela Heja beni düşürüyor falan demiştim haftalar öncesindeki yayında mesela parçayı hatırlamıyorum şu an ama Maestro'nun flow'unu ve stilini beğeniyorum demiştim ama burada Maestro da beni üzdü açıkçası çok sarmadı. Heja çok kötü. Aşo'dan iyi ama çok kötü. Şu an parçada beğendiğim tek vokal diyebilirim. Hani No 1'in ayrılması çok büyük bir handikap oldu bence Trip için. Ve şuna değineceğim. Ya parçada Şehinşah disleniyor ve ya üzgünüm abi. Ya Şehinşah Heja'dan falan kat kat iyi rapçi abi yani. Ya cevap verirse bayağı can yakar haberiniz olsun bence yani. Yani Şehinşah şu an Türkiye'deki en iyi 5 MC'den bir tanesi bana göre aktif rap yapanlar arasında. Yani cevap verirse gerçekten can yakar abi tavsiye etmiyorum karşınıza almanızı ki ben şeye de katılmıyorum yine söyleyeyim. Hani kavgada Kadıköy'e geliyorsunuz ama Kadıköy'e faydanız yok falan diye abi yani Sıfır Sıkıntı parçasında Şehinşah ve No 1 olmasa o izlenmeyi alır mıydı? Bunu bir sorgularım dürüstçe. Şehinşah olmasa Muş'ta bugün hani stream gelir elde ediyor muydu ıslahtan vesaire? Hani bunu sorgularım. Üzgünüm. Hani yani Şehinşah Kadıköy'deki birçok isme kariyer inşa etti abi. Ya ben haksızlık olarak görüyorum bunu. Ya diss konusunda ama Şam'ın attığına bir cevap vermedi. Belki albümde vermiştir. Dinleyince göreceğiz şimdi ama. Şey Auto'da işte var çok bende. sanırım o toplara girmiyor sanırım artık ya pek. Var mı? Ya ben albüme üstün körü baktım hani geçen gün hani çıktığı gün ve ilk dinlememde ben beğendim. Albümde yapacağım bu yorumlar onun için değmiyorum. İlk dinlememde fena bulmadım yani geçerli buldum albümü ve hatta biliyorsun ben sırf arkadaş diye paylaşmam işi. Beğendiğim için hatta Twitter'da albümü ben paylaştım mesela. Outro'da varmış, Ama tamam, ben yani öyle onu şey değil. dinlemediğim için Hani bilmiyorum. ne anlatıyor, parçalarda neler var falan filan diye böyle komple odaklanıp dinlemedim. Full fokus dinlemedim yani. Ama Anladım. yani şey var. Yani Şam'ın yaşadığı olay falan hani ben yani çok içlerinde olduğum bir ekip değil. Orada yaşanan olaylar Şam'ın dissi işte şeyin şu an cevabı vesaire bakarız ama şey değil yani. Bu o konuda bir yorum yapamam ama yani şey değil. Ben şeyin Şah Kadıköy'e faydası dokunmadı. Bizden nem alanda olayına katılmıyorum. Şeyin Şah yani şu an Türkiye'deki dediğim gibi en iyi 5 MC'den biri ve Kadıköy'deki birçok insana ekmek sağladı yani. Sayesinde stream gören insanlar var orada. Ben ya, küsmüş olabilirsiniz ama haksızlık etmeyin derim yani. Yani Sansar ve Şehinşah olmasa Heja diye biri yoktu abi bugün yani en basitinden. Yani üzgünüm Heja. Hani yanımıza geldin, adam ettik falan biraz komik duruyor yani. Kişisel görüşüm. Katılırsınız, katılmazsınız. Yani bunu chat için söylemiyorum ben. Ben chat'i okuyarak bunu söylemiyorum ama bu benim kendi fikrim yani. Gözlemim bu yönde. Sen ne diyorsun bu konuda? Mali, söyleyeceğim bir şey var mı? İlerleyeyim sıradaki parçaya. Yok, herhangi bir yorumum yok ya. Çok çünkü sözleri şey yapamadım ben. O kadar odaklanıp dinleyemedim. Ne dediğini kaçırmışım, o yüzden tam bir şey diyemiyorum. Bir Anladım. daha bir şeyden yayından sonra bir daha bir dinleyeceğim. Yani şey var. Parça ben beğenmedim. Hani Şam'ın versiyonunu beğendim. Hani ama özellikle burada da hani şey flow yapmak için abi çok sıktı beni bir yerden sonra. Yani bu şarkının genel flow'u bu çünkü yani. Üzgünüm. Yani beni açmadı parça. Aa, tutacak mı? Muhtemelen tutacak. O da ayrı mevzu. Aa, hayırlı işler tutsun zaten. Hani herkes para kazansın eyvallah. Bundan bir şikayetim yok ama beni hiç açmadı parça. Üzgünüm. Ya aynen yani yılların bu bayraklıyı da geç. Yani Şehinşah'ın İzmir yıllarını geç abi. Şehinşah 2005'te de vardı. Hani benim Ufuk'la arkadaşlığım hani şey değil son dönemde yüz yüze en son belki 3-4 sene önce denk geldik. Hani Kadıköy'de çünkü biz denk gelince selamlaşıyorduk ve ben devam ediyordum. Çünkü ben Mali de biliyor hani bizim Kadıköy'e indiğimizde biz hani sokakta oturmak pek benim sevdiğim bir şey değil. Biz tanıdıklarla falan da yolda denk geliyorsak ayaküstü sohbet devam edip oturacağımız kafelerimize falan gidiyorduk yani düzenli gittiğimiz yerlere falan. Kadıköy'e gittiğimiz zaman Anadolu yakasında falan yaşarken ben.
Hani son dönemde o kadar takılmasak da ben şey inşallah ta Olimpos döneminde, Olimpos'un erken döneminde ben şey inşallah arkadaştım ve şey inşallah o zamanda da bir şey inşaattı yani. Sonrasında sefalet döneminde de şey inşaattı. Hani İzmir'den öncesinde de şey inşaattı yani şey inşa 2005'ten beri şey inşa yani. Çok şey inşaat dedin, arda arda kelime anlamsızlaşmaya başladı Abi şu an. öyle ama yani şey inşa ya herhangi bir grubun Türkiye'de şey inşa kariyer inşa etmesine gerek yok abi. Şey inşa zaten şey inşa, yani şey değil, bir markayı zaten Türkiye için. Ya ben dinleyici olarak söylüyorum. Heyecandan önce ben şey inşa biliyordum. Ya, Muhtemelen ya dinleyicilerin onu çoğu da anlatmaya öyledir yani. çalışıyorum. Yani Ha? Yok, ben özetini geçtim işte yani konu. İstanbul Trip yokken, İksir Ankara'da yaşıyorken, hani Aşo hiç bilinmiyorken, tabii ki raple uğraşıyordur o dönemde de vardır hani, çünkü burada yaşı küçük olan birisi yok yani bu grubun içerisinde. Hep bizim jenerasyon yani genel olarak. Yani tabii ki uğraşıyorlardır ama hani Şehinşah o zaman da bir markaydı. Bunu demek istiyorum. Şehinşah kimsenin kariyer inşa etmesine gerek yok. Aksine genel olarak Şehinşah kariyer inşa etmiştir insanlara yani bugüne kadar. Ya ben hakkında söylenen birçok şeyin de biraz iftira olduğunu düşünüyorum. Bizzat tanıdığım için. Ya bir de kaldı ki freestyle yarışması falan filan da var. Hani Ya. sadece albümleri katmazsak, yani isim, yeni isim yapmış bir insan da değil kendi. Ya yani aynen. Neyse ben sıradaki parçamıza geçiyorum. Merdiven Crew ve Gencay Kaya olarak yazılmış ama bir parçada Sansar, Despo, Sayadar, Reposof, Narkoz, Firar ve Gencay var. Kurgan. Geliyor. Evet geçtik geçtik. Baştan gireyim abi. Parça dinlemediğimiz Narkoz, Firar ve Reposof'a geç kararı çıktı chatten de hani özellikle Despo ve Sayaya bakalım dendiği için onları dinledik ve Reposof, Narkoz, Firar hakkında yorum yapmayacağım çünkü ben parçayı ilk kez yayında dinledim ve geç karara çıktı haklı olarak. Kötü parça çünkü. Şu ana kadar dinlediğimiz isimlere bir, ve beat'e bir denk geleyim. Abi beat çok tek düze ve bu parçada 5 dakika için henüz bir aranje tri'yi görmedik. Tutamıyor. Muhtemelen bunu katliamda da göreceğiz. Hani dinlemedim henüz hala. Katliam. Ya Kaç işte Fight Club aynı şey kanka. Hepsi Masakan'ın küçük küçük kakaları ya o yüzden. Ya benim için aynı şey yani o gözümde. Neyse. Devam edeyim ben. Reposof, Narkoz ve Firar'a değinmeyeceğim şu an için. Çünkü dinlemek dediğim gibi. Beat tek düze gidiyor. Sıkıldım. İyi bulmadım. Reposof'un mu bilmiyorum ama bu ekipte genelde Reposof prodüktördü. Info'ya bakmadığım için tahmin yürütüyorum. Reposof'unsa mesela şeyi beğenmiştik. Sezar'ın beatini falan beğenmiştik yayında ama burada sevmedim beat'i. Sansar yine üzdü. Artık Sansar'dan gerçekten beklentim kalmadı gibi bir şey benim de chat'te de söylendiği gibi. Abi Despo'ya gerçekten ya hiç, abi bu vokali böyle yayınlamasak mı deseydiniz keşke. Yani çünkü çok kötü bir tercih bu autotune kullanımı. Burada çok kötü bir tercih bu. Ki Sansar yine autotune kullanımına laf ediyordu Twitter'da. Önüme düştü bugün gündüz. Abi aynı parçadasın Despo'ya. Keşke aynı şeyi Despo'ya da bir söyleseydiniz ya. Evet parçada şu an dinlediğimiz dört parça arasında Sahi'ye iş çıkarmış ama ben yine de Sahi'nin de kendi klasında görmüyorum bu verse'ü. Sahi'ye göre de parçaya göre iyi ama Sahi'nin kendi klasına göre ben bu verse'ün de çok beğenmediğimi söylemem lazım yani. Yani arkadaşım diye kimseyi övmüyorum biliyorsunuz. Normalde beğendiğim bir MC kalemini falan. Hani burada da kalemi kötü değil ama hani beat'ten de olabilir. Önceki dinlediğim MC'lerin benim modumu düşürmesinden de olabilir. Sahi'ye de bana geçmedi bu parçada yani. Kötü parça, üzgünüm. Benim yorumum bu şekilde Mali. Sen Tamam. ne Ben diyorsun? de çok hızlıca üstünden geçeyim. Şarkıya çok kötü girdik bence. Ben normalde muhtemelen orada kapatırdım bir sahiden verse'üne bakıp merak edip. Ya ritim falan kaçtı orada yani bir bayağı kötü bir Sen verse'di. konuş bu arada ben hazırlıklarımı yapayım çünkü sıradaki parçamız malum. Ben de yapacağım ama o yüzden istersen bekle. Ben de yapacağım ya. Ha Bekle tamam, istersen. beraber yaparız tamam. Beraber yaparız. Tamam. Sansar fena girmedi. İlk Aa. bir 3-4 barda sonra yine kendini tekrara düştü. Yine kötü hani kendini bitir kendini bitir dediği yer Sansar gerçekten kendini Bu hani chat'teki bu tekrar yorumu isim vermeden okumam lazım. Başı belaya girmesin. Kadıköy deyince otomatik ritim kaçıyor dedi yazmışlar. yani evet yani bütün isimler için değil ama Evet. Sansar hani kendini bitirme yolunda ilerliyor hala bitirmediyse eğer. Yani şey değil. Yani Kontkar arayı bayağı açıyor şu an. Hani ikisinin beef'i özelinde biraz magazinsel bir yorum yaparsam. Çünkü son 4 Despo'nun haftadır kız. Sansar'dan sürekli bir iş geldi ve beğendiğimiz Sansar'ı şeyiniz yok abi. Üzücü bir şey. Devam edeyim mi? Üzülüyorum ben. Et kanka özür dilerim bir. Tamam. Yok yok estağfurullah. Despo'nun kızım çok kötü.
Çok Gerçekten kötü, çok kötü çok ve kötü. yani merdivende arkadaşın olmayabilir ya. Çok affedersin ama yani bu gerçekten çok üzücü, çok üzüldüm. Ki sevdiğim bir isim aslında benim. Bu şarkı özelinde söylüyorum. Tabii ki Bir 4 ilk haftadır girdiğinde... ısınırız Dizari bu arada da. Aklıma o geldi. Yani ilk olarak 4 haftadır aralıksız Sansar dinledik diye diyorum. Yoksa eskisinde de beni genelde üzüyor Sansar. Mali böldüm ama buna devreye girmem lazımdı. Özür dilerim. Tamam. Podcast'te sen uğraşacaksın, benim için Sorun sıkıntı yok. Bir tam girdiğinde tam sayedar beat'i demiştim ama tek düzelik kısmına katılıyorum. Sadece ilk girdiğindeki yorumum bu. Sayedar Ya hani sen en söyle biz sayedar Sen söyle sadece bana bir şey daha değineceksin diye hatırlat unutabilirim diye. Çünkü kafam başka tamam. yerde. Devam et. Aa, zaten ben Allah'tan not aldım yani, yoksa unutacaktım. Beş kere böyle. Abi o arada yapıyorum böyle öküzlükler, özür dilerim. Estağfurullah. Zaten adama telefon açıyorum, bir şey anlatacağım. O kadar konu değişiyor ki ben konuyu unutup kapatıyorum. Sonra bir kere daha aramışlığım var senin. Ulan ben söyleyeceğimi unuttum diye. Aynen. Ben alışıyorum sana. Abi Saydar en boktan şarkısını daha iyi yapsa bence iyi. Çünkü bu isimlerin kat kat üstünde bir isim yani bence Evet, Saydar. Hem evet. kalem olarak hem vokal olarak. Bu şarkı da çok çok iyi değil ama yine de hani tek başına solo bir şarkı olsa geçer işlerdim onun versiyonu da. Genel olarak kötü ya. Ben Bulgari bundan daha iyi. Vay artık bu kendisiyle Abi barıştı. daha net yani. Hani beat yok, bir şey yok. Taşana Daha. şarkı ama bundan daha iyi yani, kusura bakma. Yani sahaya üzdü bu hafta. Yani sahaya üzdü derken merdiven olarak üzdüler. Yani sahaya yine elinden geleni yapmış gibi duruyor ama yani bu sahanın da çıtasında bence sahanın zayıf işlerinden biri. Yani ben sahayı hatırlayacaksam ileride bu parça aklıma gelmeyecek mesela yani. Albino King Kong'lar falan gelecek ama bu gelmeyecek mesela yani. Abi ben yine şey de söyleyeyim. Sadece bu şarkı özelinde söylüyorum. Yoksa Despo falan normalde bazı şarkılarını sevdiğim isimlerdi. Tamamen bu şarkı özelinde söylüyorum. Despo bir dönem bayağı iyiydi abi. Yani ben zaten Evet. hani mesela şey mecburum sanki o signature parçası falan yapıldığı dönem Despo iyi bir O MC'di bence çok 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 iyi şarkıydı o, bu arada. yani. Yani mesela yani bu 2008 falan döneminde Despo bence bayağı iyi işler yapıyordu. Ama ya yani şu an bir ototün kötü bir ototün tercihi var ve bu Despo'yu bayağı parçada hani yani normal okusa aynı verse'ü normal okusa bence bu kadar kötü gelmeyecekti bize. Şu çok kötü bir ototün tercihi var burada. Kastetmeye Bir çalıştığımız o de diğer aslında. verse'lerle de çok alakasız yani. Bir anda bambaşka bir yere Ya bu gittik, geri zaten geldik Türkçe falan. rap'in genel problemi. Muhtemelen dinlemedim daha önce ama şu bu parça sıradaki parçamızda da göreceğiz abi. Yani konsept Geliyor bütünlüğü musun? uyum yapılmıyor. Gireriz ufaktan. Ben sadece şey söyleyeceğim. Mesela beat'in tek düze olması da abi bu kabul edilebilir bir şey. Şöyle kabul edilebilir bir şey. Bu parça özelinde söylemiyorum bunu. Parçanız 1,5 dakikalık, 2 dakikalık bir parçaysa ve siz de baya flow'dan flow'a gidiyorsanız o parçada akış manasında. O parçada akıp gidiyorsanız bunu kapatabilirsiniz. Ama yani 5 dakikalık bir toplu parçada bunu ben Tusun'un bir parçasında da aynı şeyi söylemiştim abi. Hani 4 saniyelik bir loop bütün 5 dakika boyunca dönüyorsa abi siz dinleyiciyi çok zor tutarsınız o parçada. Hani parçaya siz gelip burada hani Kendrick Lamar'ı falan da koysanız muhtemelen zor tutarsınız yani. Anlatabiliyor muyum? Hani bu çok büyük bir problem. Ya aranjede bir şey yapacaksınız ya biraz varyasyon katacaksınız ya da vokaller çok farklı yerlere götürecek. Hani bu olmadığı zaman tek düze beat 5 dakikalık bir posikat parça için çok yanlış bir tercih oluyor yani. O zaman sıradaki parçamıza Abi giriyoruz. bir o zaman bir 10 saniye kameraları kapatalım istersen. Tamam. Hazırlanıp gelelim ama. Tamam bir saniye o biraz prodüksiyonlu bir şey istiyorsun. Biz 30 saniye içerisinde geliyoruz, sürprizle geliyoruz. Ama tamam Mali kendi kapattı. O zaman ben kendi kameramı bir 2 saniyelik kapatayım. Bu parçayı böyle dinleyeceğiz çünkü. Sizin de itirazınız olmayacaktır. Mali ben hazırım. Sen ne zaman hazırsan görüntüyü ekrana veririm ben. Ben de hazırım. Ha tamam. Sen geldin. O zaman ben de RPM'e başlıyorum. Evet güzel insanlar sıradaki parçamız Kila Hakan yani ben güzel insanlar benim yeni parçam yeni albümümden Fight Club 2 geliyor Masakan'ın kanalında yayınlandı Türkçe de bilmem lazım Masakan'ın kanalında yayınlandı Masaka öpüyorum kendisini buradan benim can kardeşim Masaka Ceza Samacem Kontra Kontka ve Anıl Piyancı ile yaptığımız Fight Club 2 gelecek şu an
biliyorsunuz bu parçadan işte biz çeşitli altyapıda anlaşamadık. Hani Casey Rebel beat'i beğenmedi, altyapıda sorun vardı. Biz o yüzden Casey Rebel'i parçadan çıkarmak zorunda kaldık. Bu o Hilal Hakan nefesi de almam lazım burada, dur devam edeceğim. Zaten şey abi, story süresi bitti, bir sonrakine geçiyor. Evet evet, şu an diğer story'deyiz. Hatta biz seninle karşılıklı canlı yayında açmış sayılırız şu an, çok mantıklı. Değil mi? yani siz Rayman de sonra işte siz bu çocukları çok üzüyorsunuz. Rayman bana destek oldu ama siz şu an böyle çok kötü olacak. Şuraya kadar şey çizeyim mi? Göze dövme parmak mıyız ha? Çiz. Çiz bak ne oluyor. Sen yani, senin anan da dövmeli biliyor musun yani, senin anan yani. Oha dur yavaş, gaza geldi. Ama bu olmazsa olmazdı yani. Merdo hoş geldin. Hapse evet biz hapse girdik, onu unuttum. Yani abi ben bir 5 dakikaya geliyorum, bir köz yakacağım, bir de pedofili var dışarıda, bir onu dövüp geliyorum. Tamam. Döv ama yani şey değil, bizim daha önce Ozan'la yaptığımız gibi pedofili zannedip şımarık bir çocuğun babasını dövme, ayıp oluyor sonra. Burada o story'mi hatırlayanlar var mı bilmiyorum, çok eğlenmiştik biz. Sen git gel. Yok be, dalga geçiyorum. Ha tamam. Devam. Poz vereyim. Ama bu parçaya geçmeden önce ben yeni gördüm, çok güldüğüm bir şey size izletmek istiyorum ya. Hadi sen de itiraz etmezsin buna. Abi gerçekten yani ben bunu bugün parçayı alırken önerilerde gördüm ve keşfettim. Keşke canlı görseydim, çok gülermişim ya. Geliyor. Önce biraz kafa dağıtalım. Tamam. Tamam abi, dinleriz. Ama abi yani ya gerçekten abi, ameliyata da gözlükle girmezsin ya. Hani ben bunu abi daha önce storylerde falan kaçırmışım yani. Of. Yani keşke taklit yeteneğim olsa da ben de bir anda sesimi kalınlaştırıp. Ya ben de çok iyi yapamıyorum yani biliyorsun, ama yine elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz güzel insan. Sesimi kalınlaştırıp şey diyebilsem yani. Volkan abi şu anda sinirlendirdiler falan diyebilsem ama diyemiyorum. Ya da iyice inceltip sikim benim otursam falan diyebilsem ama işte yapamıyorum yani. Ne yapıyorsun sen? Yine ne yapıyorsun? Benim üstüm kontra abi. Şurası kontra benim şu an. Evet. Yani Erhan Güler Yüz ve Kila Hakan. O zaman, ama işte taklit yeteneğim olmadığı için yapamıyorum. O zaman ciddi anons edeyim bari. Ha, podcast'te falan buraları kesmeyeceğim bu arada. Muhtemelen dava da edilmeyiz. Ay. Vurulacağız biz bu yayın sonrasında. Lan kes buraları be. Ayıptır. Ben bunu direkt Funimom, artık klip alınmadığı için yapacağımız Funimom'uz videosunda direkt abi bu var yani, haberin olsun. Öf ya, girerse de girsin zaten ama. Yani gerçekten benim bu tarz şeylere uğraşacak vaktim yok yani. Çünkü şu an birine hakaret etmiyoruz, bir şey yapmıyoruz yani. Bence gayet okey. Hani mahkemeye verebilecek bir şey yok yani. Yanına para diyor az parantez içinde. Evet evet yani. Saygısızlık diye en fazla linçlerler, tehdit edilirim. Zaten vizem de bitti. Ekonomi durumda da şu an Berlin'e yakın zamanda gidebilecek gibi durmuyorum. Hani onlar zahmet edip de İstanbul'a herhalde adam vurmaya gelmezler diye düşünüyorum yani. Tamam oğlum, dert yanmadı gibi. Yani yok, insanlar bir endişelendi ya o yüzden. O zaman Kila Hakan, Masaka, Ceza, Summer Jam, Kontra, Kontkar ve Anıl Piyancı'nın fight yaptığı Fight Club 2 geliyor. Gireyim mi? Geçtik, sen gir bu arada. İstersen ya da ben dörtlüyü oku, ben de şu güneş gözlüğünü çıkarayım artık. Tamam, o zaman. Sokak patlar, papapap çatlar, kafan kanar, bakma arkana, sakın takma, yakma, kafanı sıkarım, tıkla, atma, at. Ha falan, bunun gibi bir şey. Freestyle Kila Hakan böyle bir şey ya. Yine böyle bir şey duydum. Şarkı hakkında yorumun var mı? Hiç hayal ettiğim gibi olmadı. Var. Şarkı hakkında yorum var mı? Var. Ha bak bu güzel. Silah çektim bam geliyorum hadi kaç ran. Evet. Silah çektim bam geliyorum hadi kaç ran. Ekmeği çorbaya bam. Elimde Glock gam. Bir de onun eski şeyde Rap Üstad'da da çok komik şeyler vardı ya, şey diye. Kila gelirince patlar hopor lör 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 lör. Hatırlıyor musun onu? Nargilem yanımda. Evet. Güneşin batışından sonra. Nargilem yanımda. Hani ve bir de o zamanki back vokalleri çok iyiydi. Bak la. Hani hani böyle. Aa, ciddiye geçelim mi? Geçsek mi? Ben hiç... Dur geçelim, ben normal moduma geri dönüyorum. Kila yine de evet bir abi ben sonra featuring Kila Hakan isterdim ya. Başlayayım abi, ben sen mi başlayacaksın? Sen muhtemelen uzun konuşacaksın. Abi, İstersen ben bir aklımdakileri şey diyeceğim, söyleyeyim. Abi ben şu an gözlükleri çıkardım ve dünyam kendine geldi abi. Sen nasıl bu kadar karanlıkta yaşayabiliyorsun ya? Yemin ediyorum. Hayır ya, hasta yatağında ışığı görsen ışığı göremeyeceksin abi. Ortalık zifiri karanlık. Bu nedir ya?
Ya Arda Sörat şey ya hep yapıyoruz gerçekten. Yani rapçi kaçmaz, rapçi yakmaz. ya da işte daha da sevdikleri. Seni küvete sokup benzin dolu bir bidonla alevleri yakıp patlatacağım. Kafatasını çatlatacağım. İçine dinamit dokumu sokup sokup çatlatacağım falan. Sörat bu yani. Of yine. Ben hızlıca geçeyim mi abi? Geç üstünden. Geç. Ne konuşacaksak. yani. Yo ben ciddi şey yapacağım ya. yani hadi bakalım. Eğlendik tamam. Çok abi, eğlendik. BTD eğlendik ama tamam bence kafi. Ya BT değil ama ilkinden daha başarılı bence. İlk şarkının beat'i çok kötüydü çünkü. Hilal Akan yine çok kötü ritim kaçıyor maalesef. Ya Hilal Akan'ın hep söylüyorum. Hilal Akan ama... hayat mücadelem zor diyor ama Hilal Akan'ın en büyük mücadelesi son yıllarda beat'le abi. Evet yani bütün albümlerinin plak dahil evimde arşivimde olduğu bir ismin beni piç kurusu olarak görmesine rağmen ben üzülüyorum Kilaka'nın bu kadar kötüleşmesine, ritim kaçırmasına. Bir Kont Karlı olan şarkısı fena değildi. Evet, onun dışında iyi değil maalesef. Ceza'nın bence tek şartı burada beni Kilaka'ndan sonra koyun, ben Kilaka'ndan sonra verse gireceğim anca öyle girerim şarkıya diye bir bence şartı var. Ciddi söylüyorum bu arada bunu gerçekten. Öyle bir yere koymuşlar ki Ceza'yı yani kötü bir şey yapsa da iyi dersin. Ama Ceza bu arada iyi bence. Bu şarkı çok fena değil yani. Bilmiyorum, bence. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Masaka klasik Masaka zaten. Onunla ilgili çok bir yorum yapmayacağım. Kontrol ile ilgili de bir tek şeyi söyleyeyim abi. Hani hep değiniyorlar eşofmanımın içindeki. Değiniyorlar eşofmanımın içindekini diyor da abi bir tek sen değiniyorsun. Yani senin dışında kimse bunu konuşmuyor bence. Yok onu tepki söylemiş galiba. Bugün bir şey gördüm ben Instagram'da da. Yani tepki de seni çiğ çiğ yer abi isterse. Yani bence tepkiyle yani Kontkar. Hiç gereği yok yani. Anıl fena değil. Fena bulmadım. Ben sadece Anıl'ın bu toplu parça MC'si olmasından korkuyorum biraz. Nasıl bir şey katliama girip Fight Club'a girip. Biraz o beni korkutuyor. Kontkar bence şarkıdaki en başarılı isim. Evet, bence de. Summer Jam ne alaka onu çözemedim. Yani bu hani beat switch falan filan diyoruz da bu o değil yani. Bu alakasız bir şey. Sonuna eklemişler bence çok. Bana mantıklı gelmedi yani. Çok seveni var o kısmın. Twitter'da gördüğüm kadarıyla ama. Ben çok beğenmedim yani. Bir de Summer Jam için hani beraber çalıştığın, ortak albüm yaptığın arkadaşına terörist deniyorken böyle bir şarkıda yer alman ne kadar doğru. Bunlara zaten sen değinmiştin şeyde. Ya hatır gönül işi dinlemişler. Ya hatır gönül işi ama yani. Bence de. Ya Summer Cem'in yaptığı tutarsız. Ya Kila Akan'ın Masaka'nın yaptığı tutarsız. Ya da üçü birden tutarsız. Yani şey, bu Almanca rap yapmana fark etmiyor. Yani, Türk rapçilerin çoğunda bir tutarsızlık zaten her zaman vardı. Hep vardı yani. Yani onun dışında bence beat kötü. Yani çok iyi değil ama hakkını veren bir Ceza bir Kontkar var o şarkıda bence. Kontrol için de şey yapacağım. Chat'te de benzer bir şey yazıldı. Şu şey var ya. Bilmem ne adam artık şeyden bahsetme diye. Bir tane Twitter atacağım yani üşenmezsem. Kontra adam artık penisinden bahsetme diye. Ve Ben Fero'dan da özür diliyorum bir önceki şarkıda. Ben Fero gerçekten... Ben dilemiyorum yani o da berbat. Ben diliyorum abi yani. Ben Fero en azından aşırı sırıtmıyordu yani. Genel olarak bu şekilde benim söyleyeceklerim. Tamam ben kendi yorumu yapacağım için ve Masaka parçası dinliyorsak kendisi gelmeliydi şu an ekranlarımızda. Emre Sins ya da Johnny Sins'le Şan Dersleri kanalımızdan bildiğimiz abimiz var. Evet. Klavyem de geldi. Nereden başlasam ki ya? Rose mu görmedim. Bir dakika. Tancan abi izlemişti bunu yayında. Lirikleri inceledik. Aşırı iyiydi. Türkçe rap'teki birçok parçanın liriklerini incelersek nasıl olur Baykan abi? Yapabiliriz. Özel klasik incelemede Türkçe rap albümlerine de bakacağım. Şimdi artık ağırlıklı olarak orada yaparız sanki. Ya çünkü burada haftalıkta dinlediğimiz parçalarda zaten lirikal temaya hani direkt bir lirik şeması analiz ederek gitmesek bile hani değiniyoruz. Hani genelde pek lirikal bir şey, bir bütünlük falan yakalayamadığımız için çok iyi yorumlar yapmıyoruz ama. Evet. Tamam, kafamı orantıladım. Şimdi. Musa bu konuyu bilmiyorum hala. Ben Mert'e bir mesaj attım bugün, Mert Günhan'a. O biliyordur diye. Aydın yayına giriyordu o sırada. Sonrasında aydınlatacağım dedi. Ben de okuyacağım. Şu an için bir fikrim yok. 666'ya en son bakacağız. Daha 5-6 parçamız daha var oraya. Hani netleri atlarsak 5-6 parçamız daha var.
Abi Emre Yücel'in olayı şu yani artık hep bunu da çok tekrar ediyorum. Yani Emre Yücel'in tık alabilmek için abi çok kötü Türk rapçileri övüyor ve ses analizi yaptığını iddia ederken asla ben doğru tonu bulabildiğine şahit değilim. Yani ben Emre Yücel'in ciddiye almadığım için onunla da eğleniyoruz burada yani. Hani... Ya Atilla, Emre Yücel'in İTÜ'de okumuş, Türk rapine girdiğinden beri kendine yazık ettiriyor diyorsun da Acılar da İTÜ mezunu. Hatırlatayım dedim Yani, sadece. yani. Ufaktan. Yani gerçekten mesela ciddi müzisyenlere Emre Yücel'ini sorarsanız hani rapçilerden bahsetmiyorum gerçekten ciddi müzisyenlere yani çok ciddiye almadıklarını siz de göreceksiniz. Hani sadece rapçiler ciddiye alıyor, o da bunun farkında olduğu için rapçiler oynuyor yani. Of. Yani o Emre Yücel'in parasına bakıyor gerçekten hani beğendiğini düşünmüyorum ama bak bu tondan okuyor diye notaya bastığı zaman asla doğru tonu bulamaması yani bana çok çok şey anlatıyor yani. Masaka sevgisi yüzünden ben onun RP'siyle bunu inceleyeceğim. Ya şimdi beat'ten başlayayım abi. Beat gerçekten kötü beat. Yani yine o tek düzelik burada var. Beat Switch Summer Jam'in verse'ünde oluyor. Ama yani oraya Summer Jam'e kadar zaten gelene kadar parçada 7 dakikalık parçada ölüp ölüp diriliyoruz zaten. Yani kaç kişi gelebildi oraya sağ salim bilmiyorum. Kila'dan başlayayım. Abi her zamanki Kila Hakan verse'ü ritimle savaşıyor. Sevmedim. Yani dediğim gibi Rap Üstad dönemine, Çakallar dönemine, Semsem Sokak dönemine saygım var. Islamic Force dönemine tabii ki yani. Eskiliğinden ama yani kendisi zaten bizim saygımızı istemeyip Reymen'in işte çeşitli fenomenlerin saygısını istediğini beyan ettiği için ben artık saygı da duymuyorum kendisine açıkçası söyleyeyim yani. Yani sevip saydığım biriydi. Hani bununla alakalı bambaşka bir yayın yaptık zaten Rain Man mevzusu olduğunda. YouTube'da tekrarı vardır. Merak edenler bakabilirler. Orada düşüncelerimi görebilirler. Kötü. Yani Kila Hakan son yıllarda kötü ve yanında işte birilerini toplamadan solo bir şeyi tutmayacağını bildiği için muhtemelen sürekli bir toplu parça ve düet içerisinde kendisi. Ceza ortalama buldum. Hani ilk Fight Club'da daha iyiydi. Yanlış duymadıysam hani Fuat abiye bir diss var sanki Ceza'nın verse'ünde. Emin olmamakla birlikte daha dikkatli dinlemem lazım. Hani çok odağımı kaybettiğim bir yer ama sanki yakaladım gibi. Yani bu parçada böyle bir şey olması talihsiz olur açıkçası. Bu kadar kötü bir parçada. Yani şey var. Ceza'nın zaten stabil bir seviyesi var. Hani burada gidip de Ceza gömecek değilim. Hani yani parçadaki diğer isimlerin yanında parlıyor mu? Parlıyor. Evet ama hatırlayacağım bir Ceza versiyonu benim 10 yıl sonra dönüp baktığımda asla. Yani sırada o yüzden ben hani beğendim derken sen beğendim dediğinde ben beğenmedim. İyi değil de dediğim buydu yani. Ceza'nın hatırlayacağım bir versiyonu değil. Hani yine hatır gönül için Kila düet istedi diye yaptığı bir verse olduğunu düşünüyorum kendi fikrim. Yani aynı Summer Jam'in de parçada olması gibi yani. Sırayla gidiyorduk. Masaka her zamanki gibi berbat ve tahminim tutti Twitter'da. O da yine milli yeşillik bir Osmanlı güzellemeleri var yine. Anıl'la Masaka'nın tezatı şurada. Anıl yine Atatürk referansı yapmış ama yani rahmetli sağ olsaydı şu an muhtemelen Masaka falan İstiklal Mahkemelerinde sallandırılıyordu abi haberiniz olsun. Anıl'cım hani keşke bu parçada yapmasaydın o referansı yani. Hani Atatürk hakikaten ben ne alaka diyordur öbür tarafta şu an yani. Kont Kar bana göre parçanın en iyisi. Anıl'ı Kont Kar'dan sonra yazarım. Hani ikiye ama idarelik ikiye yazarım. Summer Jam millet beğenmiş ama ben oradaki Beast Switch'i de hani hem Beast Switch'i ikinci beat'i de ilk beat'i de beğenmedim ve Summer Jam'i de burada biraz manasız buldum yani hani cep dolu tavşan falan abi ne anlatıyorsunuz yani üzgünüm. Yani gerçekten üzgünüm. Hani fanlar alınmasın ama yani kötü iş. Ve gelelim Pipi Reis'e. Dediğim gibi parçada tepkiyi dislemiş. Ve yani tepki barışçıl yaklaşmış. Ben bugün Instagram'da bir video izledim de hani tepki barışçıl yaklaşmasa da abi seni çiğ çiğ yer üzgünüm yani. Sen çünkü olduğunu zannettiğin kişi değilsin kontracım. Hep hani söylediğim bir şey bu. Ve hani senin eşofmanının içindeki ya da başka şarkındaki hani senin pipini senden başka merak eden ya da anlatan yok abi. Yani kötü bir taklitçisin, kötü bir rapçisin. Ya iyi sanıyorsun kendini ama değilsin abi üzgünüm. Ve dediğim gibi geçen haftaki yayında söylemiştik. Yani ben
Eminem taklidi dinleyeceksem Türkçe gerçekten abi hani hak adamcağızın hakkı yendi bayağı yani. Seni dinleyene kadar gerçekten Joker'i dinlerim en azından. Özgün bir şeyler de var yani. Ama yani gerçekten kontra senin pipini merak etmiyoruz. Lütfen artık sünnet düğünü gibi parçalar çıkarma bize yani. Yani Kemal Özkan sponsorluğunda adam ya. Öf. Bugün analizime ne dedi? Yok ya ben John Dinsins'i de salıyorum abi. Bu parça benim yaşam şevkimi aldı abi şu an. Öf. Yaşam şevkiyor. Sana bir tweet okuyayım mı? Oku oku Size oku. daha doğrusu. Oku oku. Volkan Öğren'den geliyor. Yani eğlenelim birazcık. Aha tabii. 2021'den Dileğim Fight Club şarkılarında bahsedilen ve hitap edilen kimsenin kendine artık bir çekidüzen vermesi. Hayır, Doğru. laftan da anlamıyor adam. Arabanı tararım diyor, hala ikinci şarkıyı yaptırdı. Birader bu ne yasa? Ne diyorlarsa yap işte, az saygılı ol. Yok gerçekten abi şey değil. Hani Joker'i de ben hep söylüyorum hani. Cahil cesareti var biraz. Hani daha önce söylemiştim. Detroit ve New York diye sayıyorsun abi. Detroit'te Eminem dışında kimi biliyorsun da böyle bir referans verebiliyorsun yani. Ya da işte ya da ceza konusunda abi adam kimseyi desteklemiyorken seni destekliyordu. Hani bence bunları konu haklı olduğun yerler var ama bence bunları söyleyecek kişi sen değilsin. Hani hala söylüyorum. Ama yani şey var. Yani Joker bunların yanında iyi rapçi abi. Kimse kusura bakmasın. Yani Kontra'nın falan yanında, Masakan'ın yanında Joker bayağı iyi rapçi yani. Ya ıssız bir adaya düşüp bana bir skala verseler bu Masaka işte Kontra, Zenci, Joker bilmem ne ben hani Joker'i sarılarak alırım herhalde yani bayağı. Üzgünüm. Parça gerçekten parçadan sonra yaşlandık abi ya. 7 dakika 7 yılıma mal oldu. Hani diyor deniyor ya abi aman tehdit etmesin aman sıkıntı çıkarmasınlar abi. 7 senemi çaldınız 7 dakikada ya. Yaşlandım ya. Bunun hesabını bana kim verecek abi? Öf. O Hakikaten zaman abi, yani yine kumpir gibi parça. Bu arada bana şey sorulmuştu parça. Abi mix sence kötü mü diye. Yok bence parçanın mixi yani prodüksiyon derken mix bazında hiçbir sıkıntısı yok abi. Hani ve şeyin Şah'ın ve Ezhel'in bu projenin ikincisinde yer almamaları kesinlikle kendi çıkarlarına oldu yani açık açık konuşayım kimse üzülmesin yani. Komik bile değil evet dalga bile geçemedik yani Killa Hakan RP'si falan yaptık yine ama evet Can Paşa buna yapabileceği aynı işi yapmış abi. Kontkar da yapabileceği aynı işi yapmış. Yani çünkü bu parça sonuçta Kontkar için bir fırsat. Hani yani üretim fırsatı onu anlayabiliyorum ama ve parçanın en iyisi kendisi benim gözümde. Ama üzgünüm yani şey değil. Geçerli bir parça değil. Zaten ya yani Masakan'ın kanalından yayınlanan herhangi bir işin ben geçerli bir parça olabileceğine inanmıyorum zaten üzgünüm. Ve bu arada şey değil. Hani ben Casey Rebel'i beat'i beğenmemesi falan olayını açıkçası bahane olarak buluyordum. Çünkü yani o dediğim gibi o videodaki görüşlerimi ve onların Instagram açıklamaları üzerine yaptığım görüşleri YouTube'dan tekrarını bulabilirsiniz. Bir şey diyorum playlistinde. Twitch yayın tekrarlarında. Ana sayfada görürsünüz. Ama yani hani şey değil. Oradaki politik sıkıntı olmasa bile yani hakikaten ben de bu beat'e girmem. Yani Casey Rebel'in yerinde olsam. Ya orada Ya DJ Rakim mesela ben şeyi de yaptı. Bang Bang'in beatini de yaptı abi. Taş gibi beat. Yani Kontkar'la Killa Hakan'ın ikisinin düeti. O Killa Hakan'dan son 10 yılda dinlediğim tek iyi iş olabilir yani. orada bir şey söyleyeceğim ya. Ben eğer kronolojik sırayı karıştırmıyorsam KSRB'nin şeyi ne derler? Beat'i sevmedi çıktı muhabbetiyle KSRB'nin şarkı sözleri işte malum şarkısı birbiriyle bayağı tutarsız bir şekilde gelişmişti. Hatırlıyor Bu musun arada süreci çok bilmiyorum. özür dilerim hani şey var. Rayman için düşündüğüm şey hala aynı. Hani bir şey değişmedi ama Kontra'dansa keşke Rayman olsaymış ya. Yani gerçekten. Ya zaten o zaman da konuşmuştuk. Ben mesela Reymen'in olmasına karşı değilim. Sadece Killa Hakan'ın Fight Kulüp'te ve diğer birinci Fight Kulüp'te ve sonrasında yaptığı açıklamalarda kültür şöyle, kültürü böyle, bu çocuklarda işte bize saygı duyuyorlardı, şöyle Ya. geliyorlardı falan deyip Reymen alması saçmaydı Ya yani. Benim aynen. derdim oydu. Yoksa isteyen istediğiyle çalışsın bize ne ya. Diyorum ya o beni ilgilendirmiyor ama yani bunu bir şeyleri bahane ya biriyle düet yapıyorsan yap abi bir şeyleri bahane edip hani adamın açığını kapatmaya çalışma ya. O zaman niye parçanı alıyorsun zaten? Açık açık söyle abi biz ticari hani biz tüccarız. Bir şeyler hedefliyoruz, satacağız. Bunu hedefliyoruz de. Eyvallah diyelim abi. İşte kültürü çok seviyor bilmem ne falan abi. Gerek yok bunlara yani. Onu yaptığınız için işleniyorsunuz.
Ya da ilk parçada hani parçayı beğenmeyen herkese Norm Ender'in paralı askeri ve kudurmuş pişkuruzu dediğiniz için o dislike'lar geldi abi. Hani parça kötü diye gelmedi o yani. Ya da kimse Ezhel ve Benfero var diye o kadar dislike abanmadı yani. Siz müşterilerinize hakaret ediyorsunuz tüccarlar olarak. Sorun bu kadar. Çünkü müzisyen falan değilsiniz yani, üzgünüm. Yani Masaka Vekili Hakan için konuşuyorum. Yoksa burada müzisyen olan Kontkar ve Ceza var. Ha, Summer Cem de var ama ya Summer Cem'in de Almanya'da son dönem işleri çok üzgünüm çöp yani. Çok üzgünüm. Güzel işleri var sanırım son dönemde ya. Ya be kanka, ben Afro Trap hani ülkesi fark etmeksizin benim için çok büyük batak o yani. Yani Summer Cem'de son 5 yılda sadece Afro Trap yapıyor, çok baydım yani. Tamam tamam da falan farklı diyorduk ama yani o 5 yılda tamam tamamı veriyor yani aynı parça olarak. Sonrat oldu. Normalde Summer Cem beğendiğim bir MC'di ama çok sıkıldım yani 5 yıldır abi, hiç yaratıcı bir şey görmüyorum. İlerliyorum abi parçaya yani, ben Bence yetti. çok bile Bence konuştuk yetti. üstüne yani. Ne kalmış listemize bakıyorum. Burada almadığımız bir şey yok. Bir Netta ile kendimize mi gelsek? Abi saat 1.30'a yaklaşıyor Tamam, ya. Daha Netta'ya çok girelim. şarkımız Tamam. var. Güzelim Netta'ya, Ama batağım. çok affedersin de arada bizim de ihtiyaçlarımız oluyor yani. Bir tuvalete falan gitmemiz lazım. Saatlerdir Yine de Netta'dan bir şey gelecek çünkü Netta'da yine tanınmış isimler var bugün. Köst gibi. hatırlıyoruz. Mecbur Tamam. oğlum, Köst var. Bu sefer abi Köst'ü açmadın denecek bana. Köst de Netta'dan geliyor bugün yani. Ciddi misin? Serin'le Köst'ün parçası var bugün abi. Ha, serin de tamam. Hatta o gelsin o zaman. Serin Karataş ve Köst. Kusursuz olamam. Geliyor. Geçtim abi, geçtim geçtim geçtim. Bu da çok kötü iş. Üzgünüm Köst. Nakarat beni canımı yaktı yani. Bu sefer olmamış. Otonom Piyade'de de bu tip nakaratlar vardı ama en azından bir şey vardı. Hani beat kötü. Serin zaten genelde hiç beğenmediğim bir MC. MC demeyeyim, beğenmediğim bir rapçi. Zaten verse'ünü doğru düzgün dinlemeden geçtik ama yani Köst açmadı beni bu parçada, üzgünüm. Beğenenler varsa yazsın yorumlara ama. Köstüm versinin başı fena değildi. Sonra o da özellikle nakaratla birlikte bitti zaten Ben de şarkı. Zarri'ye katılıyorum ya. Yani biraz Köst son dönemde kendini çok tekrar ediyor bence. Beni de yordu Kerat. Çok yordu parça yani. Haftalığı normal düzenine geldik yani. Birkaç iyi parça dinlemiştik bugün. Tabii ki Hold My Beer dedi bizim rapçiler ve hani dur sen orada bakalım diye kötü parçaları ardı ardı alıyoruz şu an. Öf. Niye abi Nihat Hatipoğlu gibi çevirdin Türkçe? Ben mi? Kanka ben de şu Evet. an Fight Club'tan sonra beyin kalmadı şu an yani ben. Yani bir yani cümlemi hatırlamıyorum şu an, öyle söyleyeyim. Rapçi sadece rap vokaldir abi. MC ise hip hop'tan gelir. Farkı odur abicim. Hip hop kültürünü yaşadığını bize hissettiren kişiye MC demeyi ben daha doğru buluyorum. Ya ben Serin'in hip hop kültüründen çok daha iyi fikri olduğunu düşünmüyorum yani. Belki şey de katabiliriz ya. Daha fazla kelime oyunu, daha fazla işte şey falan. Yani. Ama belki onu da katabiliriz. Bir Yo, aslında katamayız ya. ihtimalle. Ama bence bir tık katabiliriz ya. Abi Yani şu an abi şey var. Abi o MC zaman rapçi. Berkşan Güven MC. Yo, ne alaka? Serinden çok daha iyi kelime oyunları var, çok daha iyi wordplay var ve çok daha iyi punchline'lar var. Buradaki baz noktamız Serin değil ama. Ya benim rapçi ve MC diye ayırdığım isimlerde genelde şey bu noktada ayrıma dahil oluyor. O yüzden ya tesadüfen denk geliyor ya da hip hop'un içinden geldikleri için başarıyorlar. Aynı kapıya çıkıyor ikisi. MC Master of Çok gereksiz Ceremony, bir konu şu ya. ya Carlos Jazz sormuş MC neyin kısaltması diye. MC Master of Ceremony yani seremoni efendisi ya da daha farklı bir kullanımda mikrofon kontrolü. Yani bu yani rap vokale aslında MC deniyordu ama rap şey değil. Hip hop kültürünün doğuşundan biz bunu şeyde anlattık. Hip hop 100 merak edenler. Hip hop 101'in hip hop'un başlangıcı old school ve new school anlattığımız yayın tekrarında bu kavramlara değinmiştik. Oradan izlerlerse daha net anlayacaklar dediğim şeyi. Çünkü ya bunların bir alt kültüre bağlı olması gerekiyor. Ben bu kültürü taşımayıp sadece rap vokal yapan birine MC demem. Yani örnek vereyim. Hani Cem yani geçen gün de konuşuldu. Cem Karaca rap diye rap müziği azıcık andırıyor diye Cem Karaca MC diyemezsin mesela yani.
Cem Karaca rapçi de diyemezsin zaten de. Evet yani aynı şey. Ya biz bunu dün konuştuk diye çok bilindik bir örnek Evet. olsun. Çok çok basit bir örnek olsun diye bunu anlattım ya. Belki Çok. vitaminden örnek verebiliriz. Dün de konuşuldu ya. Evet yani. Ben geçiyorum abi, üstünde çok konuşabileceğim bir şey değil. Mali? Ha benim de akıl gitti ya, bir daldım. Fight Club yok etti bizi şu an ya. Daldım böyle bir ekrana. Telefonun ekranına. Yani kısmen kağıt. Yani sadece underground değil aslında bu, hani bir bu alt kültür gibi düşün yani bu hip hop'u yaşadığını hissetmem lazım. Sıradaki parçamız Şad Yıprandım. Nette'den geliyor. Geçtim Ben abi geçtim. dayanamayacağım Ben de çünkü. geçtim. Yok demin Rose mu sordu hani aldık mı diye. Ha ben Nette'den geliyor diye almıştım ama arkadaş tanıdık biri mi bilmiyorum yani. Hani bilindik biri mi? Ben ilk kez duydum. Abi kötü pop, çok kötü pop rap yani. Of, hani DNR yapmış gibi parçayı ya. Gerçekten bakkal dedim mi? Abi hip hop nasıl yaşanır dediğin, ha bu şey değil. Hip hop, ben ona bir değineyim biraz kafamız açılsın bana. Abi hip hop sokak moruk işte sokakta öğrendik falandan bahsetmiyorum abi. Bunun müzikal temellerini bileceksiniz. Hani yaşamaktan kastım şey hani hayatınıza bunu bir din gibi görün demiyorum. Çünkü bazı insanlar hani yani siyasi partileri işte beğendiği şeyleri, bu bir insan bile olabilir. En azından BTS fanları gibi düşünün. Hani bunu din yapabilirler yani. Ben size hip hop'u din yapın demiyorum ama şöyle bir şey var. Abi en basitinden hani rap müziği sevip dinliyorsunuz tamam ama şey var, bunu bilip dinlemeniz gerekiyor. Hani hip hop olmaktan kastım bu. En basitinden şey görüyorum ben ya hani rapçi insanlar hip hop kültürüne geliyor. Scratch ne ya, kafa şişiriyor diyor. Ya da işte grafiti bence vandallıktır falan diyor. Yani hip hop kültürünün elementleri breakdance, grafiti. Kafam durdu yine dur. Neyi saymadım? DJing, turntablism, rap müzik. Bunu dediğim gibi detaylı anlattım zaten ben size. Hani şu an çok yüzeysel konuşuyorum. Evet, hip hop sokak diyen hip hop sokak bilmiyor. Yani sokaktaki torbacıdan işte şarapçıdan hip hop öğrenemezsiniz abi. Türkiye gibi bir ülkede. Amerika'da Projects'te doğduysanız siz Queens'de, Brooklyn'de falan. Evet, orada sokakta öğrenebilirsiniz ama Türkiye'de sokakta öğrenemezsiniz bunu abi. Yani. Hip-hop sokak diye hangisini Evet, o kafada. Ya gerçekten o kafa. Yani Türkiye'de hip hop öğreneceğiniz şey belgeseller, akademik yayınlar, makaleler. Müzik dinlemek, bunun gibi. Yani şey var. Hip hop olmak demek bu elementlerden haz duymak. Yani geeklik gibi düşünün. Size şu an kabaca anlatıyorum. Hani buradaki hip hop ed arkadaşlar tetiklenmesin. Hani ben bilmeyene kabaca anlatıyorum. Geeklik gibi düşünün abi. Rap müziğin geekliği gibi düşünün. Yani grafitiden keyif alacaksın. Hani yani ben kendi adıma gidip hani bir grafiti yapıyorken tanımam gerekmiyor. Yani oturup hani adamlarla muhabbet ederek işlerini canlı izlediğimi bilirim. İşte Abi şehirleri gezerken bizim diğer şeylere göre 3 katı daha uzun sürüyor sokak sokak girip fotoğraf çekmekten. hani Sende de öyle yani. evet ya, hip hop bir kültür, alt kültür. Rap müzik bunun müziği aslında. Yani siz sadece rap müziği bir alıp hip hop kültürünün diğer elementlerinden keyif almıyorsanız, bundan zevk almıyorsanız, böyle bir paylaşıma girmiyorsanız hip hop değilsiniz. Hani hip hop olmaktan kastım bu. Ya yani illa hip hop olmak demek sizin, ya ben basketbol oynarken de böyle giyiniyordum. Hani çocuk yaşımdan beri böyle seviyorum. Yani illa kafanızda full cap işte kapşonlar, bol giysiler giymek anlamında değil abi. Yani Fab Five Freddy var mesela hip hop'un kurucularından. Adam punk kültüründen geliyor. Hani grafitinin babalarındandır yani. Büyük bir mural sanatçısı Amerika'da. Ama o da hip hop. Yani bunun gibi düşünün. Bir Yani ekleme yapabilir miyim abi çok sana? özür dilerim. Hani hip Ha, hop tamam komün devam. ya biz hip hop komünitesindeki insanlar olarak hani bu komünite varsa böyle bir komünite Türkiye'de aynı şeyden zevk alan insanlarız diyebilirim. Ama yani burada dinlediğimiz birçok insan nette rapçileri falan biz benle aynı şeyden haz almıyor ki. Yani benle zevkimiz ortak değil. O sadece benim ait olduğum kültürün bir elementini kendine ticari meze yapıyor şu an. Rap müzik popüler çünkü rap yapıyor. Ben bunu otomatikman tamam bu bizden diyemem ben buna. Bunun gibi düşün. Masonluk kafası. Mesela Baykan birinci seviye şey. Bir onlar da seviye yükseliyor mu alçalıyor mu lan? Ben hiç bilmiyorum masonluğu bu arada. Hiç bilmiyorum yani. Şey, bu arada arada bir cümle kurdun. Onu ben çok hafif açacağım. Tabii. Akademik yayınlardan işte belgesellerden takip edebilirsiniz falan filan diyoruz ya. O bu arada dalgasına değil ya da Türkiye'de çıkan hip hop kitapları değil abi. Bizim üniversitede kaç yıl önce bile kütüphanede şey vardı.
Birkaç tane EPUB kitabı vardı. Bir sürü EPUB makalesinin çıktısı vardı. Üniversite kütüphanesinde bile vardı. Türkiye'de EPUB üzerine çok akademik kaynak yok ama İngilizceniz varsa Google'da dahi bir ton kaynak var yani. Hatta ara ara benim mesela sana yılbaşında hediye aldığım kitap mesela. Hani direkt mesela sadece business'a odaklanan, işte sadece doğuşuna odaklanan, böyle niş konulara odaklanan kitaplar var. İngilizceniz varsa bulursunuz Bak internetten yani. Haluk'un dediği doğru. Ben Grizel demiş ki Haluk, ben Grizel'de gibi hayat öyküsü olmadıkça ki Türkiye'de böyle kimse yok. Kimsenin sokak, hasıl, uyuşturucu gibi ve muhabbetlerini duymak istemiyorum. Yalancılık bu ve istismar. Nette varsa sebebi bu istismarı yapan çok sevgili abiler demiş. Evet bu. Bu yani. Ne? Ya Bir baktığımız zaman açımda dediğimiz gibi yani bunu kimisi de şey yapıyor çünkü davayı sattığını söyle bilmem ne hani ki o davanın asla içinde öyle bir dava yok zaten hani varsa da asla içinde olmayan insanlar bu söylemde çünkü o da bir yerde prim getiriyor. Ve şey var abi bunu böyle dinmiş siyasi ideolojiymiş gibi benimsemenize gerek yok. Bu bir müzik türü rap müzik bazı konuşuyorsak ve bunun bağlı olduğu bir kültür var. Siz bundan keyif alıyorsanız hayatınızın bir parçası oluyor. Hip hop olmak bu. Yani en basitinden yani bu benim gözüme hitap eden zevk ağırlıklı olarak urban art dediğimiz mural'lar ve grafiti. Hani tabii ki ben atıyorum barok dönem resmini vesaire de hani Caravaggio'ları vesaire severim ayrı mevzu. Ama yani şey değil. Daha çok hitap eden bana bu. Ha, dansla genel olarak aram yok ama break dans izlemeyi severim ama gidip de yapayım diye bir merakım olmadı kendi adıma. Yani ama yani bu beni ben yapan, keyif aldığım şeylerden bir tanesi. Hip hop olmak bu. Yani bu insanlar hip hop değil derken ben bunu kastediyorum. Yoksa yaptıkları şey rap. Ama rap vokalinde iyisi var, kötüsü var. Bu böyle bir şey yani. Ya bu dediğim gibi biraz geeklik gibi düşünün. Hiç bilmeyenler için söylüyorum. Hani benim geek yönüm de vardır. Ben çizgi roman falan da hani bu tip materyalleri de çok tüketen biriyim. Hani yani tıpkı onun gibi düşünün abi. Sizin keyif aldığınız bir kültür nesnesi aslına bakarsak. Meta yani. Yani Haluk'un dediği gibi Türkiye'de hip hop olmadığını Evet. %100 katılıyorum. Türkiye'de bir hip hop alt kültüründen bahsediyorsak ya da şık kültüründen bahsediyorsak muhtemelen 100 kişi falan vardır maksimum ya. Aynen Bu öyle. maksimum. Aynen öyle. Sıradaki parçamıza geçiyorum. Ve kasıtlı netteye gitmiyorum. Bunlar bildiğiniz ve sorduğunuz isimler olduğu için netteydeyim. Yoksa size daha fazla nette işkence çektirmeyeceğim. Merak etmeyin. Ayaz göremezsin geliyor. Evet, geçtik. Akapella dedi ki bu çocukta Wonder Kid rapçi havası alıyordum. Hep ama hiçbir zaman yapamadı düzgün demiş. Haluk yazdığını okuyacağım demek ki konuyla alakalı. Ya parça bir benim tweetine sağ olsun bugün berbatız. Hani ben de çok dona dona gitti. Bir şey anlamadım. Ve chatten de baya bir geç karar çıktığı için benim bu parçaya bir yorumum olmayacak abi. Yani şey değil. İyi ya da kötü bir yorum olmayacak. Çünkü internetim sağ olsun doğru düzgün dinleyemedim ya. İsterseniz haftaya tekrar bakarız buna. Haluk'un yazdığını okuyalım mı? Okuyacağım. Haluk demiş ki sorun şu hip hop dediğiniz bir temeldir ve bu her ülkeye göre ülkenin şartları ve ülkede sahiplenen azınlıkların üstüne inşa ettiği karakterdir. Bu ülkede hiçbir karakter inşası olmadı özellikle rap tarafında. Belki writer belki b-boy girl ama rapçiler hiçbir zaman ekleme yapmadı. Polonya'da azınlık olmayan kitle koydu mesela kendi kültürleri üzerine. Bu ülkede rap hip hop'tan bağımsız bir müzik elementi. Evet, bunu söylüyor. Doğru. Doğru. Yani sen daha önce dinlediğin bir parçayı ya da sen de kesilmeden dinlediyse yorum yapabilirsin ama ben gerçekten parçayı yarı TT yarı da geç karar yüzünden hiçbir şey anlamadım abi. Bu Ayaz'ın suçu değil yani. Onun için olumlu ya da olumsuz bir yorumum yok. Abi kaliteyi düşüremiyoruz. Tek kalite var. Ya, maalesef. Buradan bakıyorum. Medium'a da alsam aynı şey olacak yani muhtemelen. Baştan dinle abi dendi. İstiyor musunuz? Bakayım baştan. Yoksa geçelim mi ileriki parça, sonraki parça? Abi ankete de bakıyorum. Yani Bir çok büyük geldi oranda zaten de. bir çıkmış. Duyanlarda bir demiş. Bence Yok devam dendi edebiliriz. abi. Tamam. Yani dediğim gibi biz Ayaz'a yorum yapamadık. İnternet sıkıntımız. Sıradaki parça. Sonra da yavaş yavaş şey inşa geliyoruz. Az kaldı. Ahiyan makaradaymış. Geliyor. Evet abi. Yani ben Ayyan'ı hala neden rap kategorisine değerlendiriyoruz onu anlayabilmiş değilim. Bir, iki Ayyan neden bu kadar seviliyor onu hala anlayabilmiş değilim. Bence çok rahatsız edici bir vokali var ya. Bu arada ben beat'i beğendim. Ama yani şey değil. Keşke bu Beat'te biliyor musun? yani şey değil, enstrümantal olsa abi hani atıyorum ya şey gibi düşün. Enstrümantal abi. Chill bir kafadasın. Bu beat arkada çalıyor. Hani burada mesela bu beat'te kullanılan doğu etkisinden rahatsız olup kapatmazsın muhtemelen. Enstrümantal düşün. Prodüksiyonu yani ben bu Yani açıdan dinlediğimiz kadarıyla prodüksiyonu beğendim ama Ahiyan beni çok yoruyor abi. Ben yani parça bazında beğenmedim.
Ya çok fazla methediliyor ya biz bir şey kaçırıyoruz. Muhtemelen. Ya da muhatabı biz olmayabiliriz yine ya aynı şekilde. Gerçekten. Abi muhatap biz olmayabiliriz okey de yani sen özellikle benden daha da fazla tarzda müzik dinliyorsun. Hemen hemen her tarzı dinleyen insanlarız. Bir şarkı rahatsız ediyorsa, vokal rahatsız ediyorsa onu anlarız yani. Rahatsız ediyor bu. Evet, Seni rahatsız yok abi etmiyor zaten yok. Ben farklı bir şey söylemiyorum ki. Vokal mu? rahatsız Hı? ediyor. Ben sadece şey dedim hani enstrümantal olsa ben bunu dinler yani şey değil. Çalsa Ha, yok enstrümantal olarak rahatsız onda okeyim olmazdım ben. dedim sadece ama yani bu Onda zaten okeyim, bu şu onda okeyim. demek. Vokalli hali benim canımı yaktı demek bu zaten yani. Yani ben şey dedim ya hani insanlar çok seviyor vokalini diye orayı ben hala çözebilmiş değilim. Abi arabesk sound'una kulağımız evet ben arabesinden birisi değilim ama şey vardı. Özellikle kendim bir şey üretirken mesela Doğu sample'larını falan da kurcalarım, severim. Birçok parçamda da mesela Fuat abi örnek veriyorum Fuat abiyle yaptığımız Kefeni Yolla aklıma gelir. Cendere'de Umutların gelir. Hani Doğu sample'ları arabesk etki yeri geliyor. Ben de veriyorum ama şey değil. Bu benim için çok hardcore arabesk abi yani. Hani bunu bu parçayı dediğim gibi hani gerçekten doğrusunu arabesk üzerinde çalışan bir müzisyen daha net değerlendirebilir ama bunu değerlendirecek kişi ben değilim. Ben enstrümantal olarak bu parça çıkmış olsa çil kafa dinlerdim ama vokalli kısmına katlanamadım ve siz de geç dediniz. Hatta çoğunluk geçi beklemeden ben Mali ile birden karar aldık ve durdurduk yani. Kesinlikle biz değiliz bunun muhatabı. Hani Ya hatta ben bir ya şey iyi ya söyleyeceğim şöyle eğer... şunu söyleyeceğim Mali çok özür dilerim. Hani bence kötü Pardon. ama eğer biz kötü dememize rağmen hani gerçekten bizden daha müzisyen bir insan varsa ve iyi diyorsa gerçekten ben anlamadığım için kötü diyorum o zaman. Hani bu, ya bunu söylemek istiyorum. Çünkü ben bunu hissedemiyorum. Bu benim için çok sıkıcı bir şey bu. Hatta bence Aya'nın solo şarkılarını bizim programa almayabiliriz. Çünkü gerçekten rap kategorisinde değil, düet Abi olanları şey alabiliriz sıkıntı, belki. şey sıkıntı. Rap kategorisi biz rap kategorisi değil diyoruz ama Spotify yeni çıkanlar rap listesi. Apple Music rap listesi. Geçen hafta da birkaç örnek gösterdim. Abi bunlar rap mi gerçekten deniyor? Abi ben netlerden kafama göre ismini beğenip alsam bugün mesela çok komik bir isim vardı. Bakıp söyleyeceğim size şimdi onu gülmek için. Açmayacağım parçayı. Pop isim. Sırf gülmek için ette alıyor olsam ben size neler neler getiririm buraya. Zaten YouTube'a şeyden girecektim. Şeyin şu an bir parçasını daha ekleyeceğiz ya videodaki parçasını. Onun için zaten girecektim. Girmişken size ismi söyleyeyim. Hem gülelim. Açmayacağım parçasını. Pop. Onu alırım ama bunlar bize şey listesinde geliyor. Rap müzik listesine geldiği için ben mecburen alıyorum. Çünkü bu bir haftalık yayınında biz çıkmış Türkçe rap işlerine bakıyoruz Cuma günü. Biraz mecburum. Ha abi sanatçının ismi Çağrı Kaymak, şarkının ismi istiyorum. Hızlıca oku. Hani gülmek için ben size nette müzik playı getirirsem Çağrı Kaymak'a getiririm buraya. Pardon Çağrı Kaymak istiyorum'u getiririm ben size yani. Yani böyle Şeyi eserler var. biliyorsun. Şey. Tuğba İkinci'nin kondom. Evet. Arşiv İkinci lütfen şarkı Çağrı yoksa Kaymak. üçüncü şarkı vermem. Ciddi ciddiye arşiveyim size Çağrı Kaymak hadi. Pop parça ama bu arada rap değil. Ama yani şey değil. Yani Ahia'nın parçası rap listesinde olmasa almam buraya evet. Ama rap listesinde. O zaman Çağrı Kaymak istiyorum abi bakalım nasılmış. Ya evet bak mesela Müzik Play'deki biraz daha indie şey kafaları en azından bu kadar bayık değilmiş onu gördük. Hani tabii ki Netlay'da var da bu Müzik Play'den geliyor. Netlay'da çok bayık pop işler de var da. Yani meraklısına çok da kötü bir parça yapmamış yani. Ya Hexa ben böyle bayağı internetin bataklarına giriyorum bu yayında kötü parça da dinleyelim diye. Ama yani arkadaşın isim soy isim ve parçanın isim tercihi çok hatalı mesela. Hani gülmek için bir şey getirecek olsam hani hakikaten netlerden bulup da şey getirmem. Yani böyle kötü rapçi getirmek yerine bunu getirin direkt abi. Çağrı Kaymak istiyorum yani parçanın ismi. Ha bunu illa bel altı da vurmayın. Hani yani düşünsene adamın ismini hızlı okuduğumda sanatçı ismi Çağrı, şarkının adı Kaymak istiyorum hani. Yani çok manasız. Abi müzik faşizanlığı dünyanın en saçma şeyi haliyle Atilla'cığım. Yani bu ülkede hani aptal rapçiler ve aptal metalciler hiçbir sebebi yokken birbirini dövdüler hani. Size dinlediğiniz müzik kötü, hayır sizinki kötü diye yani. Bunun mantıklı bir tarafı asla olmayacak. Hip Hop User ve The Crates yayınlarını dinleyelim, izleyelim. Ya yok sıkıntı yok abi ya o kadar da var. Hani ya o kadar da Yo var yo, dediğim şey değil burada ben öneri olarak söyledim. Atilla çünkü izliyor. Geçen Twitter'dan da biz etkileşime girdik. Hani izlerken bir görsel atmıştı şeyde. Ama yani artık biz de çünkü yayınlara 3 aydır gidiyoruz. Ben bazen üşengeçlik, tembellik tam duyuramıyorum falan bir şey oluyor. Daha yeni yeni fark eden insanlar da var. Haliyle
10-15 bölüm olmuş programların bazılarının hani tek seferde hızlıca tüketilmesi mümkün değil. Bir de onlar 2,5-3 Yok saatlik yok, ben yayınlar. Atel için demedim ya. Reklam olarak araya sıkıştırdım konuyla alakalı diye. Aynen aynen. Seviyorum çünkü iki içeriği de, o yüzden. Evet bak, Nu Metalciler de arada ayırmaya çalışırken dayak yerdi. Abi bizde ikisi de var diye böyle. O metalci rapçi kavgasında. Sıradaki parçamız eski bir isimden geliyor. Yine. Deli MC, Salim abi. Eza diye bir parça ve klip yayınlamış. İlk kez yayında dinleyeceğim. Bakalım. Mesela girmeden söyleyeyim. Deli MC de ben eskiler arasında çok çok yukarı falan koyduğum bir isim değildir. Ama insan olarak severim Salim abiyi. Mesela aynı albümde Hakuna Matata berbat bir parçayken Keşke gibi çok güzel bir parçası vardı zamanında. Hakuna Matata'daki diğer abi de galiba ölmüştü ya. Çok üzülmüştü. Hiçbir bilgim yok. Hani merak ederek aldım bunu. Acaba hani şey, bugün dinlediğimiz Buldozer Realite kadar bir kötü geri dönüş beklemiyorum ben Deli MC'den açıkçası. Ha çok yıldız bir şey de beklemiyorum ama hani bir Buldozer'in ya da geçen hafta dinlediğimiz Realite'nin kötülüğünde de bir şey beklemiyorum. Umarım beni üzmez. Diyorum ve Deli MC Eza'ya bakıyorum. Evet, fade attım. Mali bence şey, aynen Haluk, benim de söyleyeceğim şey, nakarat direkt şey değil mi? Karabiber doğası değil mi? Sana değil mi? Çok benzettim. Hı-hı. Zaten şey de verse'ler de direkt o zamanın işleri. Aynen aynen. Ya şey var, gerçekten şey de söylediğim çok 2000-2010 arası bir Türkçe rap. Ama ya şey var, kabul edeyim, en azından rap yani. Ya şey değil, parçayı beğenmedim, baştan bunu söylüyorum. Ama şey değil mesela, bugün mesela eskilerden döndü dedik ya, bugün mesela Buldozer'in dinlediğim işinden ya da Kila Hakan'dansa ben bunu hani mecbursam, eski birini dinleyeceksem ben bunu tercih ederim herhalde. Çok beğenmemekle beraber. Katılmayabilirsin bu arada. Yani suratın biraz ekşidi. Yo, yo, suratım ekşimedi ya, şey saatin verdiği yorgunluk. Evet, kalitesiz Almanca rap verdiği acı. Embole dinledik. Evet, Fuchs değil falan. Hani bu açıdan hani kendi muadillerine, dönemdaşlarına göre kıyasladığımda şey değil. Çok iyi bulmasam da hayal kırıklığı yaşamadım Salim abi'de. Hemen beklediğimi aldım yine bu tarz evet, şeyde. Evet, zaten bu parçaya girerken söyledim. Deli MC benim hiçbir zaman böyle hani tepelere yazacağım bir MC değildi eskiden de zaten. Eskiden hani, de böyleydi zaten. Evet, eskiden de böyleydi. En azından çıtasını koruyarak hani düşüş göstermeden gelmiş. Yani kendi çıtasında işini çıkarmış. Hani dediğim gibi ama ben çok playlistimi alıp dinler miyim? Hayır, kabul. Ama şeyden bahsediyorum hani, yani hiçbir zaman star olmayan birinden zaten böyle müthiş bir geri dönüş beklemiyorken beklediğimizi aldık. Yani şey, ama atıyorum Buldozer çok çok daha kötü. Eskisinden de kötü geri dönmüş. Realite eskisinden kötü geri dönmüş. Kila Hakan'ın Çakallar dönemini falan mumla arıyoruz. Onlara kıyaslıyorum. Yani onlara kıyasla en azından istikrarlı bir durum var ortada yani. Ya ama yine de geri dönüş sırasında bugünün sound'unu yakalayamayacak ya da bugün iş yapamayacak bir iş yapacaklarsa geri dönmelerinde çok mantıklı bulmuyorum. Evet, mesela evet, Sindikat bugün geri dönse belki iş yapabilir bak. Hemfikirim. Yani. Ama... Yani. Ramiz berbat döndü Haluk. Netle'den döndü o da. Evet. Ramiz zaten hep televizyon dizi müzikleriyle falan aynen, aynen. Bir şekilde... Güldür şey falan oradan biliyorum. Hep bir şekilde bir şeyler yapıyordu iyi kötü. Dinledik yani. Ve gülmüştük hatta o parçaya biz. Mars'a taşınmalı falan bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bir şarkımız daha var. Bu da topik olduğu için hemen hızlıca açıp bir bakacağım. Aha tamam. Burada herhalde. Hayır değil. Hey Şavdi'den dolayı diyorsun, anladım. Bizim de abonelerimizden biri ama bu bayağı prodüksiyon falan para harcadıkları bir albüm. Hani Cenkler'in ekibinden arkadaşımız. D3 ve Turan galiba. Doğru okuyorsam. Ya da yani belki D3'yi yanlış okuyorum. Kusura bakmasınlar. Hey Shovdy geliyor. Tamam. Geçelimden de artık baydı diye. Ya ben bu tarz çok iş dinledik. Yazılmış chatte de hemfikirim. Ama yani şey var. Muadillerine göre ben özenilmiş bir iş olduğunu düşünüyorum ya. Çok özgün değil ama yine evet, de. Evet, özgün değil, kabul. Ama ya yani muadillerine göre bu da albümmüş bu arada. Albümün tamamına bakmadım hani. Ve sırf abonemiz diye bu yorumu yapmıyorum tabii ki ama gerçekten hani şey, çünkü biliyorsunuz hani şeyden demolardan gelenleri falan da eleştirdiğimiz ve eksiklerini söylediğimiz oluyordu. Hani bu bir sizden gelenler kategorisinde değil bu parça. Hani profesyonel bir dağıtımcı diye geliyor sonuçta. Ve şey yani muadillerine göre ben Türkiye'de çünkü bu tarz eleyen çok insan var. En azından anlayarak bu işi yaptıklarını düşünüyorum abi.
Yani sound, mesela parçanın sound'u güzel. Yani dinlenir. Ha ama Beni şey zaten değil. sound'u Ama çekti ya. Sözler falan biraz şey evet. geldi de. Ya bana hitap eden bir rap janrası değil bu. Hani benim gündelik playlistimde hani Amerika'daki orijinal kökenlerin de ben bunu dinlemiyorum açıkçası. Biliyorsun. Hani benim playlistime girmez ama şey muhatabı için hani bu janrının iyi Türkçe örneklerinden biri diyebilirim. Dürüstçe kabul. Bir Haluk'un yazdığı gibi ikinci arkadaşın kelimeyi bulamadım şu an kafam durdu ya. İkinci arkadaş bir tık Anıl Piyancı andırıyordu, bir Evet, tık da evet, evet. Kontkar andırıyordu ara Hı ara. hı. Onu da belirtmiş olalım. Hem Murda'ya diss var değil mi? Aa Cenk selam Cenk'e de söylüyor. Cenk'e selamlar. de selam. Biz hatta kendisi burada şu an. şu an parçasını dediğimiz arkadaşımız. Dediğim gibi yani benim düştüğüm rap janrası bu değil ama dediğim gibi üzerine düşünülmüş, çalışılmış bir iş ve muadillerinden çok daha vizyoner bakılmış. Olay anlanarak yapılmış. Tekrar kendisi de içinde yorumumu tekrar edeyim buradayken duysun arkadaşımız. Evet Spotify yeraltı listesinin çoğunu tokatlar onu kastediyorum. Aa, Evet, kesinlikle. bir üstündeki vizyon başkanı yazdığı gibi arkada çalsın listesine de Evet girer. arkada Böyle Spotify arkada çalışırken falan. çil kafalarda hani özellikle şey Uzun değil. yolda arabayla giderken falan böyle. Mesela lo-fi sevenler bu sound'u da seviyor mesela ağırlıklı olarak. Gayet tercih edilebilir abi. Ben Güzel albüme bakacağım, merak ettim açıkçası. iş. Ben albüme daha detaylı bakacağım. Yayın için bir parçayı aldım. Hani üstünkörü baktım ve bir parçayı aldım. En çok dinleneni aldım gerçi hani o bir parçam dedim kendi kişisel beğenime göre almadım çünkü çok üstünkörü baktım yani ona daha detaylı bakıp hatta arkadaşa ben Discord'dan kişisel fikrimi yazacağım zaten yani ama ilgimi çekti iş yani benim. Sırada Allame'nin yeni klibi var bakalım. Parçayı dinlememiştik galiba yayında zaten bu parçayı. Albüme bakarken Allame kopyala yapıştır geliyor. Chat zaten geç dedi. Ben Ya şey şimdi var. gördüm. Keşke Allame'de gerçek rap edebiyatına girmeseydi. Hani yani Allame'de chat'te de söylenmiş. Ben de genelde çok aynı parçayı veriyormuş hissini alsam da kendisini özellikle prodüktör olarak çok başarılı buluyorum. Hani bunu hep söylüyorum. Prodüktörlüğünü MC'liğinden önde görüyorum. MC'liği de kötü değil bu arada. Ama ben mesela albümde bana sorsalar hani hangisine klip gelir sence diye herhalde en son söyleyeceğim parça kopyala yapıştır olurdu. Artı bir Yani. direkt. Yani Nebula var, Çaykoy var, Usta vardı galiba, yanlış hatırlamıyorsam şarkının. Bir sürü daha güzel şarkı var bunun. Bir de Nakarat hiç sarmadı beni ya. Benim de yani albümde benim Ben hep bunu herhalde bir kere falan dinleyip geçmişim muhtemelen. Hiç aynen şarkıyı da aynen hatırlamıyorum. aynen aynen albüme baktığımızda diyorum yayında zaten albümden birkaç şarkı dinlemiştik ama buna bakmamıştık ve yayın haricinde ben albümü dinlediğimde hani benim bir kere geçip eh dediğim bir parçaydı. Klip gelmesini hayatta beklemiyordum buna yani. O açıdan şaşırdım. Albümde çok daha iyi parçalar var ama ben klibi buna çekeceğine ihtimal bile vermiyordum yani. Mümkün zarre evet o da bir etken. Ya çünkü çok çabuk tüketildiği için artık bir de üretim de çok hızlandı. İster istemez artık tekrara da düşülüyor. Bunun da etkisi var tabii ki yani. Ya ben ya şey değil. Kötü bir iş değil. Hani da neler dinledik bugün yani. Hani Fight Club'ten falan kat kat iyi iş de. Yani en basitinden aklıma o gelen. İster istemez bugün bu arada Fight Club'ten de kötü şarkı dinledik. Ayrı mevzu ama şey değil yani. Fight Club çıtasını şuradan belirliyorum. Abi prodüksiyonlu iş, büyük isimler falan hani ortadaki hayal kırıklığı çok fazla. Hani ona kıyasla falan deli gibi iyi iş bu. Ama yani şey değil. Albümde beni çok aşmayan parçalardan biriydi. Klip beklemiyordum açıkçası yani. Ha yeni ya yani çok da yeni parça olmadığı için üstüne de ekleyebileceğim daha da fazla bir şey yok yani. Dediğim gibi nakarat falan beni de açmadı yani. Birazdan değil hatta şimdi şey inşaata giriyoruz zaten ya. Merak etmeyin. Soruluyor. En sonda demiştik. Parçalarımızı bitirdik. Atladığım nette işleri falan var. Artık saldım yani. Çünkü yine 5 saat Bence konuşuyoruz. hayırlısı olmuş. Değil mi? Yani. XCraftyr takip için teşekkürler. Hoş geldin. Çünkü yine biz 5 saate koşuyoruz ve şeyin şarttan 5 parça dinlesek de biz bugünkü yayında 5 saatte bitiriyoruz demek oluyor. 5 Arkadaşlar şarkı dinlemeyiz muhtemelen. muhtemelen ben 3 tane almıştım zaten. Outro kısaysa outro'ya bakarız. O çok istenmişti. Yakalanlarına zaten klip gelecek illaki yani. Onun için klip geldiğine de bakacağız. Çünkü geçen hafta mesela bunu Allame'de dinle denilen parçalardan biriydi. İşte o süreden dolayı dinleyemedik. Klip geldi işte illaki gelecek. Çıkacak yani merak etmeyin.
Jonker, size şimdi onu söyleyeceğim. Biz benim aldığım 3 parçadan 3 parçayla giriyoruz. Bu sırada bir anket açın abi. Şehinşah anketinden ziyade. Ya doğru. Tamam, doğru anketmiş. Gerçekten tamam, doğru anketmiş abi. Dediğimi ciddiye almayın. O zaman doğru anket açılmış. Siz Sen neler aldın? siz oylayın. Bende ne var? Hatta bir dakika, ben söyleyeyim, anketi öyle açın abi. Siz şu an oy vermeyin. Benim aldıklarımı seçmeyin oraya. Ben labirenti aldım. Azağı aldım. Dilemmayı aldım. Diğer parçaları siz şey yapın, en çok oy çıkan 3 tanesini alacağız. Ya da artık açıldı, 3 tane çok söylüyorum. oy da Evet, 3 tanesini. verildi. Labirentte dilemmaya vermeyelim. Öyle de yapabiliriz. Abi yani o zaman Yani zaten karıştı çünkü şu an. TikTok'a da gireriz ya, neden olmasın? Abi senin aldıkların iyi değil ya diyorsun. Bak burada hep şu oluyor. Benfero'da da bu oldu. Bana beğendirene kadar bir şey seçeceksek burada, herkesin kişisel zevkine göre, yanlış anlamayın Seyfiye bu dediğimi. Şey oluyor bu sefer. Bütün albümü dinliyoruz o zaman zaten. Hani anladın mı? Ve sabah 5'te buradan ayrılırız. Hani yapmayın. Abi %27, 27, 27. Bu üçünü direkt çalalım işte ya. Surya Doğal, Outro Labyrinth. Ya o yüzden diyorum. Ya çünkü şeyde oldu. Benfero'da resmen şey, hatırlıyorsunuz. Benfero albümünde ben bunu beğenmedim dendi. Ona en iyi parça dinliyor. Abi bu parça iyi değil zaten. Şuna bak oldu. Bütün albümü dinledik mesela. Hani o yüzden Sen diyorum. labirent aldın abi. Dilemma'yı aldın değil mi? Labirent az var bende. Outro'yu alalım. Hadi tamam. Azı çıkaralım abi o zaman. Suriye'de öyle alalım madem öyle. Tamam. Bir outro'yu Yani. alıyorum. O istendi bayağı. Hadi, dismiss muhabbeti de varmış madem. Sorulacak illaki çünkü. Az da iyi de abi hepsini dinleyemeyiz ki. İşte o yüzden diyorum abi, daha önce chat'te abi mutlaka aza bakalım dendi. Sonra başka bir şey deniyor. O yüzden diyorum. Ben albüm hakkında bir genel, albümü dinlediğim için üstün körü de olsa bir genel bir yorum yapacağım zaten. Merak etmeyin. Ve dediğim gibi bunlar Ben dinlemedim. ileriki haftalarda bunlara zaten klip de gelecek. Hani ya bir de öyle düşünün. Hani ya, muhtemelen tekrar bu albümden bir şeyler duyacağız yani. Şu an klipsiz hali çünkü iyi izleniyorsa buna klip gelir. Ne karar verdik şimdi? Ben Outro'yu aldım. Demin saydığım 3 parça dışında. Bir parça daha bana chat önerin. Yine 5 yapıyoruz. 5 yapıyoruz, tamam. En azından yarısına bakalım. Herkes mutlu Abi, ayrılsın. Suriye'de öl çıktı listede. İstiyorsan onu alalım yani hiç uğraşmayalım. Aldıklarımı chat'e... Abi söylüyorum zaten. Kulağınız niye bende değil? Surya Doğru, Lia Shine düeti mi? Evet, tamam. Onu da aldım. Lia Shine düetini de aldım. Tamam, kapattık. Artık chat'e bakamadım ben bunu Tamam, alırken satıyorum, zaten. satıyorum, sattım. Bence bunlar iyidir. Aynen. O zaman aldığım parçayla başlayalım ilk olarak. Hani bir tracklist sırasıyla gitmiyorum çünkü rastgele aldık yani biraz. O zaman ilk olarak Şehinşah ve Lia Shine Sür ya da Öl geliyor. Evet. İlk parçamız bitti. Mali, ne diyorsun? Abi ben şarkıdan önce albümle ilgili bir şey Bu söyleyeceğim. Kapak arada bir tasarımını. dakika, bir dakika. Mestefe yayında şey demiş. Albümün mixi yeniden yapılıp Spotify'a öyle yüklenecekmiş. Spotify'a ayrı bir mastered versiyon gelecekmiş. Bu infoyu sen de bilmiyorsan diye ben de şimdi öğrendim. Vereyim sana da dedim. Yok, ben albümü de hiç dinlemedim. Ben sıfır geldim bu yayına. Bir tek Fatih Kulübe baktım bir merak ettiğim için o kadar. Abi ben bütün şeyden önce şu albüm kapağıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bizim piyasada çıkan işlerde son yıllarda özellikle bu sene albüm kapaklarının üzerinde uğraşılması beni çok mutlu ediyor. Çünkü geçtiğimiz senelerde çok kötü kapaklar vardı. Ben bir çizer olarak da Şehinşah'ı çok beğeniyorum bu arada. Yani kendisi çizmiştir Ya muhtemelen. Gayet başarılı. illüstratör olarak çok başarılı buluyorum yani. Bir Şehinşah'ın kendi o çizimidir nokta. eminim yani. Evet. Ya zaten şey, ki Yak yıllardır Yakak'ta da. çizerdi. Yıllardır hatta. O bilinmeyen Evet, artistleri evet, falan evet. da çizerdi yani. Hani Aynen. O kapak da çok güzel bu ya, arada. Şehinşah'ın ben karakteristik ne desenini seviyorum. Ona biz desen deriz. Daha kolay anlatabilir miyim dedim size ama onu daha kolay anlatamam. Mecbur terim kullanacağım. Şehinşah'ın desen karakteristiğini ben seviyorum abi. İyi, ona değinmek istedim. Şehinşah vokalini çok hafif değiştirmiş gibi geldi bana ama benim hoşuma gitti. Yani önceki şarkıları biraz rahatsız ediyordu beni son çıkardı. Hatta en son demo bir şey dinlemiştik ya Hasan Sabbah. Onu hiç beğenmemiştik mesela, değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Bu onların yanında efsane Ya yani şey bu şarkı o demiştik şarkı. hani Şehinşah değil de genç bir arkadaş yapsa ışık var diyordum ama Evet. Şehinşah hatırlıyorum yorumumu. Evet. Şehinşah yaptığı için ben bunu beğenmiyorum demiştim.
Evet, şarkıdaki flow'unu da beğendim. Lia Shine'ı da fena bulmadım. Bence geçer, bugünün geçer işlerinden bir tanesi yine. Gayet başarılı ya. Yani şu, bugün dinlediğim en iyi parçalardan bir tanesi. Benim ilk üçümde Evet, olabilir. benim de. Benim ilk üçümde olabilir bu. Ama Lia Shine'a geleceğim şöyle. Ya Lia Shine'ı hatta geçen hafta biz yayını Lia Shine'ın arabesk rap parçası açtık ve ben kahkahalarla yayına başladım, hatırlıyorsundur. Ve Lia Shine'le biz Twitter'da falan takipleşiyoruz. İlk ben onu şeyin şah paylaşınca haberdar olan güruhtanım ben de. Öncesindeki arabeskle geçmişte falan bilmiyordum. Aden diye bir parçasını dinlemiştim ve beğenmiştim. Hani çok Lil Skies'di ama özgün tatlar taşıyordu. Ondan sonra yayınlarda da baktık, attığı bütün şarkılar çok kötü Lil Skies taklitleriydi ve ben artık hani şey var, abi moduna geldim, yine mi abi, yeter moduna geldim. Ya Şehinşah düeti olduğu için, yani bu tahminim, ya da işte prodüktör etkisi Arda Gezer ve Şehinşah'ın yönlendirmesiyle Lia Shine bu parçada kariyerinin şu ana kadarki en iyi işini çıkarmış. Belki bu bir mentorluk vokal koçluğuyla olmuştur. Belki kendisi ekstra bir şey kasmıştır. Bunu bilemiyoruz tabii ki biz şu an buradan. Ama hani bu şekilde yapacaksan abi eyvallah. Ama hala şunu söylüyorum. Sen geçmişinde arabesk rap olan birisi olarak gelip de herhangi birilerine boomerlar yok işte dinozorlar falan işte sizin rap öldü diyemezsin abi. Hani onu geç. Hani daha sen daha kabul görmedin abi. Daha o aşamadasın şu an. Seni sadece Türkiye'nin hip hop kafadaki iyi MC'lerinden bir tanesini şu an destekliyor ama sen daha bunu söyleyebilecek cüreti kendinde bulmamalısın. Kusura bakma. Yani. Çok takip etmediğim için o işleri bir fikrim Böyle bir yok. açıklaması var. Hani ben buna karşıyım ve hani bu benim eleştirilerim kaynağı bu değil. Abi tamam, Lil Skies'i keşfettin anladım ama bu kadar da özümseme diyordum. Burada biraz yine yer yer o esintiyi alsam da o Lil Skies kafasından çıkıp biraz daha özgün ve güzel bir şey yapmış. Ben beat'i de beğendim. Arda Gezer'in beat'ini de beğendim. Hani dediğim gibi ben aramın kötü olması benim yorumumu etkileyecek bir kıstas değil asla. Ki ben Arda Gezer konusunda en baştan gireyim albümü genel olarak dinlediğim için. Ben Arda Gezer'in biraz gereğinden fazla gömüldüğünü düşünüyorum. Evet, albümde kötü beatler de var kabul ama adamın iki tane de kariyer beat'i var albümde bence. Yani bugüne kadar yaptığı en iyi iki beat. Tam biri mesela bu bence. Bu albümde yani. Biraz da gereğinden fazla gömüldüğünü düşünüyorum Arda Gezer'in ben. Hak etmedi yani öyle bir gömülmeyi. Mix problemi evet. Ben albüm genelinde bakarsak evet bir dengesizlik mastering problemi var ve düzeltilecekmiş siz de söylediniz ama şey değil mesela. Hidra'nın albümünün çıktığındaki o versiyonda bazı şeyleri hiç duyamıyoruz, beat'i duyamıyoruz bile falan demiştik ya hatırlıyorsunuz. Ona kıyasla bence buradaki mix ona kıyasla iyi bir mix. Ama parça genel olarak geçerli bir parça. Ben 10 üzerinden 8,5-9 veririm buna. Abi Türk rap çizgisinde. çok uzatmak istemiyorum ama bir şey soracağım merak ettiğim için. İstiyorsan sonrasında yayından sonra da Yo, arayıp sorabilirim. sorabilirsin sonra. Bu son zamanlarda çıkan şeylerin, albümlerin mix mastering probleminin kaynağı nedir? Yani yüklendikten sonra belli olmasının sebebi ne? Ben onu teknik olarak bilmediğim için anlamıyorum. Yani bu önceden birileri dinliyor, onay alıyor, internette yükleniyor, o zaman ortaya çıkıyor kötü oldu. Onu tam kafamda oturmuyor orası benim. Benim de oturmuyor. Benim de oturmuyor. Çok mantıksız geliyor çünkü hani Buna düşününce. cevabım yok. Benim de oturmuyor. Bunu Şehinşah üzerinde söylemiyorum yani. Evet, anlıyorum ben Birkaç seni. albümde daha yaşadık çünkü o yüzden. Şehinşah yetiştiremedi muhtemelen yetiştirmek için. Abi ben yetiştirememeyi de kabul etmiyorum profesyonel camiada. Evet Şehinşah hani biliyoruz hani biraz işte, Large biraz evet, biraz hani şey sorumsuz demiyorum ama biraz large bir arkadaş. Tamam. yani. Yani şey. Bir hafta geç çıkarabilirsin. Alışırız biz senden. Şehinşah Olduğu zaten. kadar diyordur. Bir yerden bir çıtırtı geldi de ona baktım ne alaka diye. Herhalde folyosu uyuyordur ondan gelmiştir. Ama baya bir şey oldu. Bir şey mi düştü falan diye baktım yani. Neyse. Yani o yüzden de olabilir. Evet tembel birisi. Ama yani insanların söylediği şey de yok açık. Kusura bakma dolandırıcı falan filan bir kesinlikle değil yani. O biraz karalama kampanyası. Ona katılmıyorum ona ya. Yani. Hani geç teslim mesela bir işe söz verir, geç teslim eder falan ama teslim eder yani üstüne yatmaz. Ona inanmıyorum yani. Masaka geldi. Masaka geldi. Ha, ses mevzusu. Yani evet ama yani şey değil. Bu senin dediğin sorunun cevabı tekrar döneyim. Bende yok. Hani çünkü ben de anlam veremiyorum buna. Hani özellikle profesyonel camiada olmaması gereken bir şey bu. Ama oluyor Türkiye'de. Yani hatta albüm yanlış yüklendi biliyorsun yani. Yani ben de, evet Daha bu önce başlar sen olmadan. çok örnek verdin. Verse'ler olmadan albüm yüklendi Türkiye'de yani. Yani bir de bari hani rahmetlinin anısına bir saygı için yapıyorsanız ekstra özenmeniz gerekirken şirket olarak. Ya siz yanlışlıkla verse'lerin olmadığı enstrümantalleri mi yüklüyorsunuz abi? Yani.
Şey, Vio'nun albümü abi ilk olarak bazı verse'ler eksik falan çıkmıştı Spotify'a, sonra düzeltildi sonra, ama yani Ama bu arada saatler sonra ya. ya bu şey, evet, saatler sonra yani bu arada. Ve bu şey değil, hani tepkinin veya oradaki bir MC'nin suçu değil abi. Bu şirket yönetiminin problemi. O konuda söylüyorum. Çünkü Evet. hani Tepki bir MC olarak gidip bir de albümleri kendisi yüklemiyor oraya. Teslim ediliyor. O şirketin bir yöneticisi var. A&R'ı var. İşte medya sorumlusu, basın sorumlusu, işte PR sorumlusu falan var. Bu birimin hatası bu. Ama yani ölmüş bir kardeşiniz sana bir şey yapıyorken ve şirket olarak sizin bünyenizden çıkıyorken bu biraz özenirsiniz değil mi? Yani hani bu şu an şeyin şah ve genel mix probleminden çıktı mı? Türkiye'de bu bile oldu abi yani. Yani ki Onun için ben şaşırmıyorum bazı Türkiye'nin şeylere. hani en profesyonel oluşumlarından, label'larından biriyiz diyen bir Ya Technovoice, oluşum için. Fred onu yayında kendisi burada açıkladı. Yanlış mixten ziyade abi parçanın mixinde ufak soru mu var dedi. Abi şey dedi, benim şu an çok kötü bir ekipmanla evde kendi halimle yapmaya çalışıyorum. Hani daha fazla plugin'e bir şey eklediğim zaman bilgisayar çöküyor, bu kadar olabiliyordu, elimden gelen bu dedi. Eyvallah dedik yani. Buna diyecek bir şey yok, yapacak bir şey Ya yok bu yani. şey değil. Indie Buna bir müzik şey yok. amatörlükle profesyonel şirketi bir arada tutmam. Şehinşah da bunu şu an mesela bir indie olarak yüklüyor, anladın mı? Hani burada da ismin büyüklüğü falan fark etmiyor. Bu bir indie iş. Bize bir label'dan gelmiyor bu şu an. Ama yani siz bir label'dan geliyorsanız bu sefer de bir ve ciddiye sıkıntısı varsa yani kusura bakmayın, onun affı yok yani. Saçmalık o çünkü yani. Devam edelim mi? Daha çok şarkımız var. Devam edelim. Outro ile kapatalım, isminin hakkını verelim parçanın. Daha Onu en sona şey... attım. Yok, sırada şey demin eklediğim için Ha, outro var ya. tamam. Outro ile kapatalım dedim. Şimdi outro'yu açmayayım. Hani isminin hakkı olsun. Son parçamız olsun mantığında. Ya Goodfellow'dan paraya kıymaktan ziyade ben bu dediğim gibi bunun biraz tembelliğine veriyorum. Ya da işte yetiştirememiş olma ihtimaline veriyorum dendiği gibi. Feride selam. Merhaba. Yok, Spotify'da doğru versiyon var Technovoice'da. Ya böyle aksaklıklar olabiliyor. Yani dediğim gibi biz de burada savunma yapmak için söylemiyorum, hani açıklama buydu bize gelen ve bunu iletiyorum size. Ve dediğim gibi ben de bu yanlış mixle çıkmış parçaya da işte verse'leri koymayı unutmuşuz albümde gibi bir şey, ben de anlam veremiyorum yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sıradaki parçamız Şehinşah ve Hidra Labirent geliyor. Evet, mesela bir mix hatası 20 saniye fade out sürmemeli yani. Bu da benim beğendiğim parçalardan bir tanesi ve bu albümde iki tane Arda Gezen'in kariyer beat'i var dediğim diğer parçadaki beat de bu, çünkü şey değil. Çok doğru bir beat switch mantığı. Ki normalde kendisine, hatta bizim en başta çok saçma sapan bir yere uzayan bir kavga vardı, ona değinmeyeceğim burada, zamanında takip edenler biliyor zaten. Şeyi hatta kendisinin en iyi prodüktör olduğunu iddia etmesi üzerine benim sadece bir gülücük emojisi atmamdan başlıyordu. Yani çok yıldız bir prodüktör olarak asla görmüyorum kendisini hala. Ama yani şey değil. Bu albümde aldığı eleştiriyi de hak etmiyor. Çünkü burada bu beat'teki beat switch çok doğru bir beat switch. Doğru bir beat yürüyüşü, doğru aranje. Demin dinlediğimiz parçayla beraber. Bir an ismi aklımdan gitti şu anda. 5 saattir yayında, kusura bakmayın. Sürüyorlar. Evet, Sürya'da Öl ve Labirent benim için hani Arda Gezer'in kariyerine yaptığı en iyi iki beat'tir. Onlar da bu halinde yani. Gayet başarılı ya. Çok güzel bir isimmiş abi. Evet, Gayet başarılı. Fight Club'daki gibi şey değil yani. Bir anda çat diye bir şey geçiş olup da saçma sapan bir yere gitmiyor parça. Konsepte uygun. Aranjeye uygun gidiyor. Ve MC'ler de buna uyum sağlamışlar. Ya Hidra klasik Hidra ama iyi. Yani klasik Hidra derken şey değil. Kötü değil ama ekstra bir şey de görmedim, ama yani yapması gerekeni yapmış ve çıkmış stüdyodan yani. Yani şey de Düet bu şarkıcı olarak girmiş direkt yani, ya klasik. bu şey Gireyim iyi, düete çıkayım gibi. bu söylediğim iyi manada. Geçen hafta da bunu söylediğimde kötü Biliyorum. algılandı başkası için, biliyorsun. Hani işine girmiş çık girmiş stüdyoya, işini yapmış çıkmış teslim etmiş, tertemiz verse abi. Hani kariyerinin en iyi verse'u falan değil asla ama iyi verse yani. Şehinşah burada farklı şeyler denemiş ve başarmış bence. Bu parça da günün geçerli parçalarından biri. Kabul. Ya benim albümdeki en favori iki parçam Labirent'le şeydi zaten. Azdı. Suriye'de öl. Yok, Suriye'de Ha, Öl pardon. değildi. Ben Suriye'de Öl'ü çok üstünkörü bakmıştım. Yayında adam akıllı dinledim Pardon, açıkçası. pardon. Azdı şu an için Labirent ve Suriye'de Öl oldu. Hani en başta benim için Labirent ve Azdı o parçalar.
Şu an için 2'de 2 gidiyor albüm. Ama dediğim gibi bütün albüme bakarsak sabah 5 olur diye 3 parçasına daha Evet. bakıp ilerleyeceğiz. Ama şu an için bence albüm gayet iyi gidiyor yani. Ben de çok fazla bir şey eklemeyeceğim. Sadece Hidra, standart Hidra geldi bana yani. Yine sen dediğin gibi yine çok fazla bir artısı yok hani. Kendi albümde olsa muhtemelen açıp da dinlemezdim şarkıyı tekrar. Feri'de Ama YouTube'da tekrar Hidra... açacağız. Tekrardan bakabilirsin ona. En geç pazartesi salı yüklemiş olurum. Mali kestim ama önemli ve sorulacak bir soruydu çünkü yeni gelenler de var ya. Hala çünkü bir taraftan Fight Club yorumlarını görüyorum ben chat'te. O yüzden buna özür dilerim böldüğüm için ama bir an önce söyleyeyim dedim. Tamam. Tamam anladım. Ama beatle Şehin Şah ya gerçekten beklediğimden çok çok daha iyi ya. Ben Şehin Şah muhtemelen baştan sona dinleyeceğim tek işi olacak albüm. Çok yayından sonra dinleyemem, saat geç oldu ama yarın bir bakacağım baştan sona. Bayağı merakla bekliyorum diğer şarkıyı. Mesnefe der gibi deyin tamamıyla şans. Şey o şey var. Mesnefe'ye bir şey orada bir selam gönderilmiş de onu diyor. Şeyin Şah az geliyor. Solo mu? Solo. Evet. Senle başlayalım bu sefer Mani. Sen nasıl buldun? Ben birkaç yere değineceğim zaten. Onları toplayayım biraz kafamdan bu arada. Bir de su içeyim. Tamam, benim de kafam durmuş durumda şu an ya. Kaç saat oldu? Sonraki parça kaldı az Çok, sabır. evet çok çok cümle kuramıyorum şu an. Bir de ben böyle 11.30'da 12'de falan düşmeye başladım 2 haftadır. Ben de yani ama bakalım ne Ya olacak. genel olarak önceki dinlediğimiz iki şarkıda isimlerine bakacağım şimdi. Suryadol ve Labirent'ti değil mi? Suriye'de Labirent'e beraber. göre biraz daha aşağıda buldum. Ama beat yine fena değil, güzel. Ya ben Yani genel olarak iyi gidiyor şu an ama. bunu mesela ben şeyden tamam ama Şehin Şah'ın performansından mesela favorim şey en beğendiğim iki parçadan biri albümde demiştim. Ama Suriye'de öyle tekrar bir şans verip daha dikkatli dinleyince o öne geçti. Çünkü mesela bunun beat'i benim için Evet. standart bir beat abi. Türkçe rap'te bu beat'ten 100 tane dinledim ben son 15 haftada. Ya çok dehşet sarmadı o da önceki iki şarkıdan dolayı. Yoksa onları dinlemeyip bunu dinleseydik bugün muhtemelen a güzel işmiş derdim. Ama öbür iki şarkının biraz altında bence. Yani evet Kötü ben değil. ilk dinleyişte mesela bir dikkatimi bu çekmişti ama biraz da şeyden hani şu biraz magazinsel olay olacak ama Şehin Şah'ın televizyonda karalanması falan muhabbeti vardı ya böyle hani. Buraya kadar şansla geldi falan diye çok güzel cevap vermiş yani. Hani yani hak ettiklerini vermiş yani abi açıkçası. Ve dediğim gibi ben bu yayına da asla girmeyeceğim. Hani sonuçta adamın eski eşi. O bir çocuk falan var. Başka kimseye, ikisi dışında kimseye laf düşmüyor bence. İnsanlar gereksiz dahil oluyorlar. Ya şu var. O mahkemeye yansımış olayların birisinde birisi şahittir ya da orada bir andır bir şeydir o ayrı bir şey ama hani dinleyici kitlesinin veya başka MC'lerin buna burnunu sokmaya bence hakkı yok. Herhangi biri için yok yani. Ben aynı şeyi mesela Kolera Sagopa boşanmasına da söylüyordum ama bize bir şey düşmez orada yani. Bize bir laf düşmez orada. Kimseye düşmez yani. Ya ve şey değil yani televizyonda tamam kendileri de biraz ama bu ünlü insanlar abi bu artık yani Türkçe rap'in artık magazinsel tarafı da var abi. Siz istemeseniz de bu zaten kameraların önüne geliyor olay yani zaten. Ya onun için ya sen biliyorsun hani ben Instagram'ıma rap dışındaki arkadaşlarımla bile nadir fotoğraf atıyorum hani bir şeylerle boğuşmak zorunda kalmasınlar diye. Ya bu olabiliyor. Hani bu Şehin Şah'ın ya da işte eski eşinin suçu değil tam olarak bence. Yani çok da hakim değil ama ya dediğim gibi bize laf düşmüyor ve orada saçma sapan yani adamın kariyerinin bile şans sayesinde buraya geldiğini falan iddia etmek aymazlık yani. Ona da çok güzel cevap vermiş yani. Ama Ya kimseye şans burada kimseye bir şey düşmez konusu yani. o da bir tık olayların içinde diye arkadaşları şey yapabilir ama bizim bence burada daha uzun konuşmamıza gerek olan bir konu değil. Ondan bahsediyorum. Yani çünkü şeye gelecek Yani. abi ise şarkının içeriği üzerine ister istemez bize bu açıklamaya sorulmadan girdim. Çünkü şey sorulacak. Abi ne düşünüyorsunuz? Gelecek illaki sen de biliyorsun. Onun için baştan girdim yani. Ben bu konuda yorum yapmam yani. Çünkü çok özelleri ben yorum yapmam yani. Ya bu parçada dediğim gibi hani benim kendi düşüncem bu şarkıda Şehin Şah'ın vokal bazında performans çok iyi. Yer yer gereksiz bulduğum çok ufak yerlerde abartılmış ototune'lar var. Keşke daha az olsaydı. Bu arada ototune nefretine falan da bağlamayın. Ototune'la problemim yok. Hani şey yok. Çünkü bu şarkıda buna ihtiyaç yokmuş yani. Biraz gereksiz bazı yerlerde
gereksiz yedirilmiş diye düşünüyorum. Ha mesela bunun beat'i sıradan bir beat yani. Kötü bir beat mi? Hayır ama yani bu beat'in aynısından bir 100 tane falan dinledik ya dediğim gibi Türkçe rap içerisinde son bir sene içerisinde. 15 haftada ya da biz yayınlarda yani. Sıradaki Yalnız yine parçamız. söyleyeceğim ya. Ha Albüm tabii. kapağı çok güzel. Evet. Kusura bak. Hiç problem yok. Sıradaki parçamız. Şehinşah, Dilemma ve Kuytu. Geliyor. Ben konuşamadım. Tekrar edeyim. Şehinşah, Dilemma ve Kuytu. Artık abi 5 saattir yayındayız. Normal yani cümle kuramam ya da bir şeyler atlamam. Yanlış telaffuz falan normal yani. Neyse geliyor. Kerit'in Gördüm aynen. yorumu. Evet. Bitti. İlk Dilemma ile girelim abi. Ya Dilemma'da bir çok sıradan açıkçası. Hani ekstrası yok ama şu açıdan güzelliği var. Şehinşah'ın bu Dilemma'daki kafiye şamasının gerçekten birisinin uğraşıp çıkarması lazım abi. Yani yakıyor. Verse çok iyi. Hani lirikal manada da hani rhyme bazında da yani kafiye bazında da yani kafiye şaması çıkarılması lazım deme sebebim o. Yani bayağı kompleks rhyme'ın güzel bir örneği var. Türkçe'de de oluyormuş yani değil mi? Bazı rapçi arkadaşlarımıza Baykan'ın duyurulur. ilk defa bu cümleyi kurduğunu duyuyorum bir Türkçe rap şarkısı için. Değil Bu mi? yayınlarda değil yani dışarıda da. Hatta senle konuşmuştuk Türkçe'de bunu yapmak çok zor falan diye. Evet, Costa İlk Gezi. defa duyuyorum senden. Ya yapabilen MC'ler var. Ama yani çok nadir duyuyoruz. Mesela Fuat abi de yapabiliyor. Ama yani şey değil. Şehinşah'ın da her parçasında yok ama bu parça ona çok iyi bir örnek. Ve Şehinşah bunu en iyi yapan insanlardan biri Türkiye'de ama yani bunu yapabilen 4-5 kişi falan var. Ya da bunu yapabilen derken bu şey bir mucizevi bir şey falan değil. Hani biraz kafa yorup çalışılsa, öğrenilmeye çalışılsa yapılır. Çoğu kişinin bundan haberi yok. Ha, hala çünkü şey var. Double rhyme yapsak yeter ya da işte A, B, A, B uya yapsak yeter mantığındalar çünkü. Hani bir de hani harfler de uyumlu olsun falan gibi bir kaygısı yok kimsenin yani Türkiye'de pek. Yani o şey değil. Tabii ki bu da bir yetenektir. Hani bu şey şan yeteneğini gösteriyor ama Türkiye'de bir de hani şey haberdar olmayan bir kesim de var. Belki adamın içinde öyle bir yetenek var ama haberi yok. Hani böyle bir kafiye şamasından yani. Şeye geleceğim. Dediğim gibi beat çok sıradan beat. Hani benim beat'iyle değil verse'e çekti ama bunun şöyle bir iyi yanı olabilir. Dediğim gibi beat'in kötü olması şey şan performansını ekstra da öne çıkarmış olabilir belki. Yani şu açıdan diyorum hani Verse'den daha çok etkilenmeme sebebiyet vermiş olabilir. Çünkü beat'i beğenmeyince ister istemez bu hani bu mesleki deformasyon prodüktör davranışından bahsetmiyorum. Dinleyici olarak iyi bir şey yakalamaya çalışıyoruz. Biz bunu ister istemez bilinçaltımızla bunu yapıyoruz yani. Nette dinlerken de iyi bir şey yakalamak için giriyoruz aslında. Hani yakalayamayacağımızı tabii ki biliyoruz bu arada da. Hani yani genel olarak isteğimiz o yönde ya. Otomatikman verse'e daha bir odaklanmaya başladım hani beat sarmayınca ve bu sefer verse'deki güzelliği keşfettiğim için geçerli bir parça ama yani genel olarak bakarsam verse artı beat beraber bir ortalama çıkarırsam maalesef beat yüzünden bu mesela aşağı düşecek bir parça dilemma. Daha iyi bir beat hak Ya ediyormuş bence. bunu tek parça olarak mı değerlendireceğiz iki parça Ben iki bölüm olarak gitmek istedim yani açıkçası biraz hani parça mı? parça Anladım. gidelim diye. O yüzden böyle gittim. Onun için şimdi sen de Dilemma ilk bölüm için bir yorumunu yap. Sadece senin söylediklerine ek olarak şunu söyleyeceğim. Bu naktim haddim o nakarat dilemmaydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ama tek orayı sevmedim. Onun dışında Evet o benim de biraz bayar gibi oldu. taş gibi şeyin şu an performansı yok. Çok iyi çok iyi abi. Yani Ben hatta yani şey devam et. düşündüm hani bugüne kadar çok sık dinlediğim bir isim değil hani böyle açıp da direkt solo şarkılarını çok fazla dinleyemiyorum şeyin şu an. Hani yapabiliyor muydum bunu dediğim bir albüm olmuş ya. Şaşkınım şu an. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Evet bak Kerşaz dedi asonans ve aliterasyon deniyor ona edebiyat tarzında kullanmayı. Biz özellikle kompleks rhyme diyorum çünkü şey var. Sadece asonans ve aliterasyon yapmak da değil mevzu. Hem onları kullanıyorsun bir taraftan double rhyme'lar geliyor farklı uyaklar görüyoruz hani kompleks rhyme deme sebebim o karmaşık rhyme deme sebebim ve bu biz özellikle rap vokallerde iyi MC'lerde çok sık gördüğümüz bir şeydir veya şey var bu arada Ceza da o yüzden Rock ile çalışıyor değil mi denmiş ya şey var ya mesela Nas da mesela One Mic gibi bir beat'in üstünde kendi MC'liğini daha iyi konuşturdu mesela yani sevdiğim bir parça ama baktığın zaman çok basit bir beat değil mi hani mantıken. Hani ya da bunu geçen hafta Klasik Cevede KRS-One'ın bazı işlerinde gördük. Bu arada Lucky One Up takip için teşekkürler. Hoş geldin. Hani bu illa yapılması gereken şey ya da iyi MC kötü bir seçer demek değil. Hani
Bu bir tercih de olabilir ya da elimizde bu vardı da olabilir ama her türlü benim kendi adıma burada beat'te pek bir şey bulamayınca şey inşa vokaline odaklandığım zaman daha dikkatli dinlediğimde bu kompleks rhyme örgüsünü görme şansım oldu mesela. Bu açıdan iyi anlamda söylüyorum. Yoksa kesinlikle önerdiğim bir şey değil abi. Prodüksiyonunuza da özenin yani. Ya Ki zaten ya bir bu da şey beatmaker'ın, bir değil. prodüktörün böyle bir Ya şey yani önermesi yani çok yani komik. ya şey de değil. Ve burada hani dediğim gibi tekrar edeceğim ama yeni gelenler de var. Hani ya biz Arda Gezer'le problemliyiz diye bu beat'e kötü demiyorum. Da demin söylediğim iki parçada adamın kariyer beat'i bu albümde dedim yani. Yapsa en iyi iki beat bu albümde dedim. Ve gereksiz yere gömülüyor'yu da yok, ekledim. Linçlemeyin lütfen beni. Yani sadece bu parçada beğenmedim. Kuytu'ya geleyim abi. Kuytu'da da sampling'i beğenmiş insanlar. Ben aksine sampling'i beğenmedim. Ben o sample'ı outro'ya yedirmek yerine çok daha farklı çoplarla çok çok daha iyi bir aranje ortaya çıkarılabileceğini düşünüyorum. Çok daha farklı O şeyler da şey yapılabilirmiş. inşa Biraz gider miydi? Ondan çok emin değilim ya. giderdi abi yani. Şey var. Doğru bir çalışma mantığıyla niye gitmesin ki, neler yapılıyor? Yani sadece neler yapılıyor derken şey, genel müzik şeyinde neler yediriliyor yani. Ben çok daha iyi çoplarla güzel bir sample'ı, o din kendim digging yaparken, iyi digging yaparken karşılaştığım bir Doğu sample'ı o. Raksopat takip için teşekkürler, hoş geldin. Doğu sample'ı o, şu an ismini hatırlamamakla birlikte dinlediğim güzel ve hatta kenara attığım sample'lardan biriydi. Güzel keşif, Arda güzel keşfedip kullanmış ama şey var. Ben çok basit kullandığını düşünüyorum. Ben o sample'dan çok daha güzel işler çıkarılabileceğini düşünüyorum. Mesela örnek vereyim burada. 2 hafta önceki haftalık globalde dinlediğimiz bir parça vardı bizim. Neydi? Gravy parçanın ismi. Sikimask, Slump Cut falan var parçada. Şu an tekrar Discord'dan falan bulurum ya da yayın tekrardan bakarsınız. Artık 5,5 saate koştuğu için yayın kafa durmuş durumda. Bir de artık bu ara uyku düzenimi de düzelttim. Erken kalkıyorum. Orada Ürük mesela asitten evet. Orada bu arada farkındayım. Az kaldı diye gitmiyorum ama istiyorsan git gel. Yok yok yok. Orada mesela şey var. Who Sampled'da sample bilgisi yok ama ben sample'ı biliyorum. O çok beğenmiştik o beat'i de o yayında. Onun sample'ı mesela şey, It's Always Sunny in Philadelphia dizisinin jenerik müziğinden kesilmiş. Hani ben bunu dinlediğimde de fark etmişim de orada belirtmeyi unutmuşum. Ve Who Sampled'da bu bilgi yok. Ben diziyi de seyreden biri olarak hani bunu biliyorum. Ve hiç onu sample'lamak aklıma gelmemişken o beat'te o prodüktör harikalar yaratmış abi. Hiç beklemediğim bir sample'la. Hani bunun globaldeki örneklerini böyle verebilirim. Bu sample burada biraz heba edilmiş kullanım şekliyle. Kötü parça mı? Hayır ama o albümün orta parçalarından biri bana göre. Yani şey, ikiye böldüğümüz için bunu söylüyorum. Hani Dilemma ve Kuytu'yu beraber incelemeden. Hani Kuytu biraz bence altta kalıyor. Bunun da etkisi yine şey. Beat'teki kötü sampling derim. Çok daha iyi işlenebilecek bir sample'mış bence o. Outro mu kaldı şimdi? Son şarkı. Evet, sen de bir yorumlarını yap. Çünkü sadece ben Abi konuştum. bir şey diyemeyeceğim çünkü hiçbir not almadım ve kafam şu an durmuş durumda. Hiç hatırlamıyorum kuytu kısmını, biliyor musun? Dilemma kısmını şu an komple aklımda. Çok başarılı buldum ama kuytu kısmını hiç hatırlamıyorum ya. Tamamdır. Kusura bakma valla. Hiç Benim sorun bu yok. saat itibariyle kafam durmuş durumda O şu an. zaman yayının son parçası. Bu bir eski mevzu ya. İnternette eşelersen bulursun yani. Ama demin özetlemiştim. Outro'yu zaten distan dolayı Evet, istedik büyük distan ihtimalle, dolayı o yüzden çünkü ya dedim. şey değil çünkü biz abi dis var, şama cevap var, açalım açalım diye çünkü biz tam yayını kapatıyoruz derken tekrar bir başa dönmek zorunda kalacaktık. Bunu biliyorsun kesin, bu yani hep farklı olaylarda yaşadığımız şey. Onun için outro'yu direkt aldık yani. Drama ekmektir değil mi? O zaman günün son parçası şey inşa outro geliyor. Evet, bitti. Hatta direkt aynı yorumu tekrar edeyim. Parça çalarken söyledim. Yani yine bir aranje sıkıntısı mesela. Tamam, zaten bu parçanın amacı müzikal bir şey sunmak değil belli ki. Yani bir cevap vermekmiş. Yani çünkü albüme sonradan eklendi. Onu da hatırlıyorum. Yani ilk paylaşan trackliste bu parça yoktu diye hatırlıyorum. Instagram'da gördüğüm. Yani şey var ama mesela yanlış aranje abi. Bu parça böyle çat diye bir anda bitmemeli yani. Yani o, hani vokal kesildiği anda hani bir drop olmalı, bir şey arıyorsun, anladın mı onu yani? O şey çünkü verse bitiyor, beat akarken bir anda fade giriyor falan, hani biraz Peki şey olsa saçma mı olmadı. mesela? Verse Yani. bitti, beat de çat diye kesildi. Hadi tamam Mümkün. eyvallah gidiyorum ben. Mümkün. O mümkün. Ama bu şekilde o şey olmamalı. Yok. Hani sanki verse devam edecekmiş gibi giderken ya da şey olacakken aynı beat akarken bir de şey çok kötü bir fade ile çat diye bitmemeli. Yani belki Eksik bir şey var orada evet ya. eksik bir şey var. Yani şey değil, belki Spotify'daki mix versiyonunda düzelteceklerdir, bilemem. Ama yani şu versiyonda dinlediğim için yorum yapacağım. Ve mesela bu şey
Lirikal manada iyi, evet. Şu anlıkta hala aktif bir beef olduğu için bir kazanan falan söylemeyeceğim asla yani. Çünkü cevap gelip yani çok taze bir şey dinliyor şu an yani. Bunun seyrini ileride konuşuruz. Hani ne duruma gelir falan diye. Şu an skor 1-1 yani. Yani çünkü iki Evet. parça da diss bazında iyi ama yani şey var. Bu parçada evet dendiği gibi çok da müzik olarak aradığım bir şey bu parçada yok yani. Şu an bugün şey bugün yayında dinlediğimiz 5 Şehinşah parçası arasında benim en az beğendiğim bu. Yayın dışında da dinlediğimde en az beğendiğim bu ama zaten bunun dediğim gibi yapılış amacı zaten insanlara radyosunda çalsın işte müzikal olarak böyle bir şey yaptık demek olduğunu zannetmediğim için hani çok da önemli değildir zaten. Ya bir de şey çok hoşuma gitti benim. Verdiğin cevabı böyle şu zamana kadar dinlediğimiz şarkılara göre söylüyorum. Taş gibi şarkılar yapıp 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 al sana da outro'yu veriyorum deyip albümden çıkmak Ya çok magazine gelesim çok... yok ama Bora Bora'nın cevabını vereyim. Abi evet yani Mali de o gün zaten sonrasında görüştüğüm arkadaşımdı. Hani Selo orada kenara çekip tartakladı yani çok ciddi bir kavga bilmem ne falan bir şey olmuş değil. Ayrı mevzu ama o bambaşka bir mevzuyla alakalı yani burada şey yapmayacağımız. Hani o bu mevzuyla alakalı değildi aslında ikisi aynı gün denk geldi falan gibi o. Kötü bir gündü o yani. Ama sonrasında gidip koşu yolundan araya geçmiştik. Hani yani şey diyorsun hani öyle çok Remis falan mı? başıma travmatik bir şey gelse muhtemelen kavgadan sonra Malin'in arkadaşımın yanına gidip beraber nargile içmem herhalde yani. Ya şey var insan, diyorum ya ben bak çok popüler Ama bir burada figür şimdi ben değilken çok kötü şeyde kaldım. Sanki haberim varmış da gelmemişim gibi. yok be oğlum kimseyi dahil be biz normalde o gün ev taşıyorduk yani. Bir anda her şey gelişti. Ben o gün taşınıyordum normalde yani bir anda hani hadi şuraya gelin bu oğlum saçma sapan bir şeyin içine Life of girdik yani. Baykan Ya Türkçe rap'in saçmalıkları yani başka bir şey değil. Her neyse. Ya Barlas. çok Kaç sene geçti spekülasyon aradan? oldu. Ben unuttum Aynen ya. aynen yani çok spekülasyon şeyi diyeceğim. Bak hani deminki konuya ister istemez tekrar gireyim yayını kapatmadan. Ha ya diyoruz yani çok insanların göz önünde yaşandı bazı şeyler diye. Abi al benim bile magazin haberim var internette. Ben ne kadar popülerim ki Türkiye'de ama var yani orada bir spekülasyon dönüyor. Olmayan bir şey söyleniyor. O var olmayan mesajlar falan yazılmış bir yerlerde yani. Yani şey değil. Bunu ben bile yaşıyorsam şu an Şehinşah kadar popüler bir insan haliyle yaşar abi yani. Yani çünkü İster istemez artık rap müzik ana akım popüler en underground'ından ya da işte prodüktör olarak hani ben çok fazla ön plana çıkmayı Türkiye bazında hani bu biraz benim kişisel tercih meselesi ya ben bana mesela zorla şey yaptıramazsınız çok 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 çok, çok yüksek bir meblağ para teklif etmiyorsan bana nette işi yaptıramazsın mesela yani hani bunun gibi hani çok göz önünde olmayan biriyken benim bile magazin değerim yer yer varsa bu şey inşaan halini siz düşünün abi yani adamın kedisi olay oldu en son yani. Kedi çaldı falan diye ana habere çıktı adam. Yani ya ne kadar saklanabilirsin ki böyle bir durumda? Yani Usta Atilla abi Mustafa işte iyi para vermezse kısmını o yüzden söyledi zaten. Kerçi biraz tercih mesela. Çünkü benim hayalim şey değil abi. Benim hayalim Türkiye'de magazin figürü olup işte atıyorum altın kelebek ödüllerini Hürriyet'in. Ha, teşekkürler bu boktan ödülü bana verdiğiniz için falan demek değil benim hayalim abi. Benim hayalim yani dinlediğim, örnek aldığım yurt dışındaki figürler neyse ben burada onu yapmak istiyorum. Hani Türkiye veya globale de oyun açılmak istiyorum. Bu ayrı bir mevzu. Kısmen bir dönem başarmıştım sonra talihsizlikler yaşadığımız ülke falan. Neyse çok uzatmayacağım. Ama yani şey var. Atıyorum DJ Premier dediğin zamanki sound'uyla oraya bir kült diskografi bırakmış biri varsa ya da Pete Rock gibi, Easy Mobi gibi ben Türkiye'de onun karşılığı olmak isteyen insanlardan biriyim. Hani o yolda giden Dapoetler var, Faraziler var. Bir tek ben değilim bu yolda giden ama benim zihniyetim o yani. Ben tamam zengin olmak güzel bir şey hepimiz istiyoruz ama ben zengin olacağım diye abi yani normalde zekasıyla dalga geçeceğim TikTokçularla yan yana takılmamalıyım ya. Bilmiyorum. Konu ne ara buraya geldi Yok magazin mevzusundan buraya geldik. be? Abi ben çok özet tek bir şey söyleyeceğim ya. Şey inşallah albüm dinlediğimiz kadarıyla taş gibi olmuş. Yok yani şey var. Onun Ben şu an üzerinden 7 7,5 veririm bu albüme. Şu an dinlediğimiz 5 parça aslında benim en hani Outro'yu saymazsak en beğendiğim 4 parça şu an dinlendi zaten. Hani ya Suriye'de o normalde o listede yoktu. Sonradan dediğim gibi ikinci sıraya geldi. Ki dediğim gibi normalde çok eleştirdiğim bir isim de olsa Liyaş Aydın'ın da payı var orada bu etkiyi almamızda yani hakkını yiyemem. Kalan parçalara baktığımda da hani aşağı benim bu kadar açmayan parçalar vardı ama biraz da zevk meselesi bu yani. Ya şey değil. Ben rahat 10 üzerinden 7,5-8 veririm. Dediğim gibi hani parça üzerine 9 verdim ama benim bir albüme komple 10 üzerinden 10 ya da 9 vermem için onun cidden başyapıt olması lazım.
Yani kötü albüm değil ama bu da şey inşallah başyapıtı değil asla yani. Güzel parçalar var ama hani şey değil yani. Şöyle söyleyeyim. Şey inşallah Medcezir'i değil bu abi. Ya da Hasiktir ikisi değil bu. Onu demek istiyorum. Yani Hani ben albümün daha önce tamamını konuştuk dinlemediğim ya. için ben Evet şu işte. anki şeyiyle konuşuyorum. Yok ben şeyi demek için diyorum bunu. Hani ben 9-10 bir albüme komple veriyorsam abi hani 10-15 şarkılık bir albümde ya gerçekten onun klasik olması lazım. Hani ben biraz notum kıttır benim. O yüzden diyorum. Yani bu 7,5-8 çok iyi demek. Aynısını daha önce Çağrı Sinici puanlamasında da konuşmuştuk Terbiye albümünde hatırlıyorsan. Hatta Repüsat'tan bahsetmiştim. Evet. Repüsat her yayında bir kere Evet mesela bahsetmiştim. şey değil. Dev'den bir tık geride görüyorum hani. Ama Dev de bence şey inşallah hala bir dediğim gibi en iyi yapıtı değil yani henüz. Daha, abi şöyle bir şey var hani underground kariyerlerimiz geçmişte olsa da daha mainstream bazında birçok şey yeni başlıyor daha duralım bakalım daha neler çıkacaktır yıllar içerisinde ömrümüz yettiğince Dev benim çok sevdiğim bir albüm değil, o yani. yüzden Benim, yani evet. çok şey yapamadım ya. Ama şey var Dev'deki prodüksiyon hani Arts'ın etkisi bence Arda'dan daha iyi tabii ki yani. Yani bir Bence MC olarak Arda'nın sound'u da yakışmış ya şey inşallah. yok zaten kötü bulmadığımı söyledim. Gereksiz Biliyorum eleştirildiğimi de söyledim. biliyorum. Ama ben mesela şey var hani MC olsam prodüktör olarak gideceksem Arda ve Ars'ın arasında Ars'ı tercih ederim hala yani. O açıdan diyorum. Ya, yılın ilk 10 albümüne girecek muhtemelen bu Türkçe'de. Evet bak Zari dediğimi net olarak özetledi. Yani böyle 5 sene sonra gittiğimde hala bu albümü konuşuyor olmam. Ama bak mesela Rap Üstad'ı hala konuşuyoruz değil mi abi? 20 sene olacak neredeyse. Ha, bahsettiğim mevzu o yani. O açıdan iyi bir albüm ama şeyin şahı 20 sene sonra klasik olarak hatırlayacağımızı bu albümde düşünmüyorum. Belki de yanılırım. Yani bazı eserlerin değerleri çünkü çok sonra anlaşılıyor. Ya evet işte klasik zaten Kost'a anlatmaya çalıştığım şey o. Ben stream derdinde değilim. Hani demin kendi adıma anlattığım şey oydu. Yani insanlar kimisi stream derdinde ama bak stream derdinde olup da bunu kaliteli şekilde yapmak var. Bir de artık çok şeyde ödün vererek hani berbat bir şekilde yapmak var. Nette ayarında yapmak var yani. Evet, ben şeyi de söyledim. Single'ları da katarak söyledim. Şeyin şah bu stream derdini en azından belli bir çizgide yapmaya çalışıyor. Ben buna saygı duyuyorum abi. Çünkü sırf stream derdiyle ne hallere düşen insanlar görüyoruz yani. Dur Acun'un yarışması başlasın bakalım daha neler göreceğiz. Cümle kuramadığım için yanlış bir şey söylemişim az önce de. Evet Kerat o da albümlerden biri. Cezanı Rap Star'ı, Medcezir'i de o artık yani kült klasik albümlerden biri yani. Sagopa'nın BPG'si. Aynen. Örnekleri çoğaltırız. Hepsini çoğumuz Öyle bildiğimiz devam için tek tek edemeyiz yani. saymıyorum yani. Yoksa abi şu albümde Şimdi vardı, bu albümde yarışıyoruz. var diye geliyor çünkü bir süre Evet, sonra. O zaman şey de seçelim Mali çünkü artık hakikaten 5,5 saattir buradayız ve zehirleneceğiz abi. birazdan. Biraz daha tuvalete Benim gitmezsek aşağıda bir organizma var yani. Diyor ki bir kontrabunu cümle beğendi. fazlası bu yaz. Kontrabunu beğendi. En iyi en kötü seçiyoruz. Evet. İlk sen söyle ben bir listeme tekrar bakacağım çünkü Aa, kafamdan ben bayağı de şarkı bakıyorum. bitti. Ben de bakıyorum şu Tamam. anda da. Chat siz de bu arada günün en beğendiğiniz ve en beğenmediğiniz parçalarını yazabilirsiniz. Şeyi çıkarıyoruz değil mi? Net değerleri katmayalım Net yani. değerleri katmıyoruz ya yok. Ya net değerden çok iyi bir iş gelirse alırım da hani kötülerde saymıyorum çünkü zaten net değere kötü iş Yani bakıp çok bilmem kötü iş gelirse de geliyorsa. alırız mesela Şahin gibi. Evet. Atilla'cığım iyi geceler kendine iyi bak. Ay, kaçan herkese iyi geceler daha doğrusu. Abi Chat'te şu an Labirent ben görüyorum en çok bunu benden. ben hı? Chat'te en çok Labirent gördüm beğenilen. Ya ben muhtemelen Labirent derim en iyiye. En kötüye de galiba Merdiven diyeceğim ya. Albümde değil, genelde söylüyorum aynen. Genelde Galiba söylüyorum. şey, şarkının adını da unuttum şu anda. Ben söyleyeyim mesela hatta. Malin'in en kötü seçkisi, en kötü için seçkisi diyorum. Malin'in en kötü için seçtiği Kurgan. şarkı Merdiven Kuru Kurgan. En iyi için seçtiği şarkı da Labirent mi abi? Labirent aynen. Şehinşah ve Hydra'nın Labirent parçası senin. En iyi parçan, en kötü şarkın da Merdiven Kuru Kurgan bu hafta için senin. Ben ilk en kötü için bakıyorum. Çok kararsızım ama. Ya yani net değerler Ben de çok dahil değil. kararsızım da. Bir iki adayım var yani. Yine. Ama yani şeyden Ya gidiyorum. yanı hiç katmadım ben ya rap olarak İşte ben düşünmediğim için. onu düşünerek biraz gidip geliyorum dedim açıkçası dürüstçe. Önce en iyi seçeyim ya. En zor yine zorlayacak beni. Abi benim en iyi iki adayım ortak şu an. Biri Şehinşah Sür ya da Öl, Liyaşay'ın düeti.
Ali Yaşar beni gerçekten yanılttı yani. Ve diğeri ise en iyi adayım. Enteresan gelecek ama övdüğüm parçalardan biriydi, hatırlıyorsundur. Baneva hiçbiri abi. Ben Ay, beğendim. Baneva'yı unuttuk, evet. Ben Baneva hiçbirini de en iyi iki parça olsa, hadi üçe çıkarmam gerekirse de alacağım parça ne olur biliyor musun? Harun Adil ve Ahmet Üstünler zamanı var olur. Tamam, ben de Üç birebir şu anda yapacaksan böyle olur katılıyorum. yani. Yani ben labirenti tutarak katılıyorum. Baneva'yı unuttum ben abi. Listede kaçırmışım. Yani çünkü Baneva abi. Baneva dediğim gibi bana hitap eden bir şey olmasa bile ben burada objektif bakıyorum. Hani benim dinlediğim, sevdiğim bir rap stili değil o ama hakkını yiyemem. Taş gibi parça abi yani. Yani Baneva'yı unuttum ben ya. bugünün Kusura iyi bakma. işlerinden saymam lazım onu yani. Olmaz. En kötü bulabildin mi? En kötü yani düşünüyorum Eytan Yoruldum'la Merdiven Kuru ve Kimse Kusura Bakmasın şey arasındayım. Fight Club arasındayım ben yani. Üçünün arasındayım. Net olarak belirleyemedim ama üçünün arasındayım. Ya çünkü ben üçünde de ben burada hani bakışlarım falan gitti böyle biliyorsun yani. Yani aynı hissi yaşattıkları için hani. Aa evet Zenci de olabilir. Ya yine kötü işimiz çok fazla ya. Seçmeyeceğim demiyorum. Ama yani ya da Fight Club da olabilir dediğim Fight Club kesin demiyorum hani kararsın diyor ama galiba ben en kötü ya abi Eytan yoruldum diyeceğim ya bugün. Net Day'i hariç tutuyoruz bu arada. Nette ve Ahyan hariç. Ayaz vardı diyorsun biraz Ayaz'ı doğru düzgün duymadık hani onu direkt geçtik Evet, hatırlıyorsan dinleyemedik ki yani. onu. Benim internet sıkıntım Twitch'in bize yaşattığı problemler sağ olsun Ayaz'ın parçayı siz duydunuz da ben duyamadım doğru düzgün yani. O yüzden Ayaz'ı dahil etmiyorum bir yere. Ben de yani çok çabuk geçtiğimiz Eytan vardı yani hatta daha yolu var falan demiştim yani hatırlıyorum. Yani bakıyorum listeye abi sürekli bir yerden bir aday ben de varım diye el sallıyor. Şehzade Beyrut var mesela bak onu da unuttuk. Yani bugün yani her haftaki gibi çok kötü parçalar var yani. Öf. Ya mesela İlkay Buran şarkısı Hazel'ın onlar da güzeldi ama onlar Baneva Ya bugün şey Hazel'ı en iyi parça da seçmem ama en kötü parça da seçmem yok. abi yani. Evet, onlar da fena değildi, Ya güzeldi parça ama şey var. şey Hazel'ın kendi çizgisinde kötü ama şimdi dinlediğimiz burada ona demin göre bakıyorum ben de. aynı Eytan'a falan göre Hazel'ın işleyeceği şey canım yani. Ama bu hafta güzel şarkılar dinledik. Önceki 3 hafta biz burada ölüyorduk yani. Evet, Ona evet, kıyasla en evet. azından güzel şarkılar dinledik. Ya En azından bu gece Ahyan'ı başımızı rap rahatlatmayız. saymayacağım. Kerit Ahyan'ı rap saymayız deyip dahil etmedik aslında bakarsak. Yoksa evet aslında Ahyan şu an saydığım bütün parçalardan kötüydü benim için. Çünkü Evet, hiç beni benim için de alacak bir evet. sound değil ama dediğim gibi o sound'u seven bir müzisyen varsa profesyonel bir arabesk bestecisine falan sorarsak iyi diyorsa demek ki biz anlamıyoruz hani. Çünkü uzmanı olduğum bir şey değil o yani benim. Fena bir gün değildi ya. Geçmiş Ya olsun. zaten dediğim gibi yani çok alakasız bir yerde söyledim de ya biz burada kendi rehabilite olup beraber parçalara bakıyoruz. Biz de hani benim işim Mali'de iyi bir dinleyicidir. Zamanında radyo programı da yaptı. Biz burada kendi yorumlarımızı yapıyoruz. Hani çok da bizim dediğimiz şey hani bir kanun hükmünde falan olmadığı için abi yani hani benim en kötü dediğim şey sizin favoriniz olabilir. Takılmayın çok yani. Biz de kaşıyoruz Ya Betalancığım. O zaman Abdurrahman bir Ayhan'ın normalde de çok dinleyemiyoruz diye konuştuk. Tekrardan bakarsın olmazsa zaten çok uzun konuşmadık üzere. Onun için tekrar yarın yayın olmaz. Ben biraz odayı toparlarım. Pazar The Crazy muhtemelen yaparız bu hafta yalan olmaz. Tekrar yayına 5,5 saattir bizimle beraber eşlik ettiğiniz için, sabrettiğiniz için netlere falan rağmen çok teşekkür ederim. Dediğim gibi pazar günü bir aksilik olmazsa görüşüyoruz. Yine bir aksilik olmazsa pazartesi de haftalığın globali var. Bu sefer yabancı işlere bakıyoruz. Orada da benim bir işim olacak hatta. Çok kısa bir şey de Aynen şey tamam. Intel'le olan parça. Tamam. Aynen. Intel yeni albüm çıkar diye orada varım. O zaman bir sonraki yayında görüşmek üzere. Tekrar teşekkür ederiz. Bu saate kadar burada kalan bütün iyi Bugün insanlara selam olsun. aksiliklerimize rağmen hakikaten sabrettiniz. Çok sağ olun. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.